Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Habertürk Özel'de huzurlarınızdayız. Bu akşam özel bir akşam, özel bir yayın. Zira İslam tarihinin derin bir meselesini, kadim bir meselesini yahut müzmin bir meselesini konuşacağız. Aslında konu başlığımız uzun uzadıya pek çok başlık ama her iki isimle de anlaşıp şöyle bir isimle, şöyle bir anonsla başlayalım istedik. Hadis tartışmaları. Hadisler İslam'da hüküm çıkarmak için bir referans kaynağı mıdır, değil midir konusu üzerinden. Daha da çok alt başlığa doğru uzayıp gideceğimiz sorular var. Sosyal medyadaki takipçiler, sosyal medyayı kullananlar, her iki ismin sosyal medyada başlattığı tartışmaya vakıf, bir kez daha girmeyeceğim. Sonrasında taraflardan gelen davet üzerine, teklif üzerine biz de hay hay dedik ve Habertürk ekranlarında bu tartışmayı her iki isimle beraber konuşacağız, anlayacağız, anlamaya çalışacağız. Bu anlamaya çalışma çabalarımızı Türkiye'nin her yerinden Habertürk Radyo'dan da dinleyebilirsiniz. Habertürkradyo.com.tr adresine girip nerelerden, hangi frekanslardan izleyebilirsiniz? Bunları öğrenebilirsiniz. Bir, iki, yurt dışında olan izleyicilerimiz, bizi takip edemeyen dışarıda olan izleyicilerimiz de sosyal medyadan yine bizi takip edebilirler diyelim. Bu da iki. Ve şimdi konuklarımı tanıştırarak başlayayım sizlere bu yayına. Sağdan başlayalım. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Caner Taslaman, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler de iyisinizdir umarım. Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Ebubekir Sifil hocam, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bir anons daha. Bugün pek çok kez soruldu. Bu bir cedel mi? Bu bir müzakere mi? Bu bir tartışma mı? Ve biz bu tartışmanın, bu yayının sonrasında hakikat çıkartabilecek miyiz? Yani temennimiz o, dileğimiz o. Bir hakikat arama çabasıdır aynı zamanda bu program, bir hakikat çabasıdır. İki sorular dedim. Sorularımızı soracak mısınız? Evet, tabii ki soracağım. İzleyiciden gelen, sizlerden gelen kıymetli soruları her iki tarafa aynen aktaracağım. Ama ve fakat sadece içerisinde nezaket unsurlarını barındıran sorularla bu soruları ileteceğim de siz sevgili seyircilerimizle paylaşayım. Genel olarak prensibi bu programda da uyguladık. Taraflarla yayın öncesi içerik hakkında, sadece başlığı bulma hakkında birer temasım oldu onun öncesinde. Her iki tarafla da yayın öncesi bir araya gelmediler ki bütün tartışma noktalarını, bütün konuşacaklarımızı burada huzurlarınızda belirleyelim diye. Hatta şuraya kadar bunu da canlı yayında belirleyeceğim. Bunu bir tur, bir süre sistemiyle yapalım. 10 dakika mı, 5 dakika mı konusunda mutabık kalalım. Her iki tarafa da 5'er dakika. Konuşmacıların süresi. Evet, 10'ar dakikalık takdir akış. Takdir sizin, 5 dakikada çok fazla bir şey anlatılmaz. Anlatamayız, 10 doğru. 10 dakika olur. Uygun mudur? Uygun ise madem burada bu programda dini bir konu konuşacağız, o zaman Ebubekir Sifil'in anlayışına sığınarak sağdan Caner Taslaman'la ben bir şey yalnız açılışta isterim. Tabii ki bu. Yani bu münazara süreci, bu süreçte sosyal medyada olup bitenler vesaireyle ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki, lütfen. Biz bu İslami, tırnak içinde İslami tartışmalara epey bir zamandan beri aşinayız toplum olarak. İslam'ın bütün meselelerini tartışıyoruz. Çoğu zaman da yapmamamız gerektiği halde bunu medya önünde yapıyoruz. Bu yanlış bir şey. Prensip olarak bunu doğru bulmuyorum. Medya önünde İslami tartışmaları halkın önünde yani. Yapmamamız lazım. Halkın önünde. Peki. Bu doğru bir şey değil. Çünkü herkesin altyapısı buna müsait olmayabilir. Birikimi müsait olmayabilir. Burada yani din öğrenmenin ve öğretmenin yeri medya değil. Ama ne yapalım ki süreç aldı getirdi bizi buraya bıraktı. Bu bir futbol maçı değil. Burada benim en azından niyetim şudur. Mümkün olduğunca ilmi ölçüler içerisinde Müslümana yakışır bir şekilde bu meseleleri konuşmak, müzakere etmek, birbirimizi anlamak ve programı bu şekilde yürütmek. Fakat bir şeyin daha altını çizeyim.
bu tartışmaların İslam dünyasına herhangi bir şey getireceği, kazandıracağı kanaatinde değilim. Bunlar yanlış tartışmalar. Bunlar bizim enerjimizi emiyor. Vakit israfından başka bir şey değil. İşte ümmetin gündemi belli. İşte Mescid-i Aksa işgal ediliyor. Yahudi, Siyonist İsrail oraya giriyor. Orada adım adım işlerini, planlarını uyguluyor. Suriye yanı başımızda, Irak yanı başımızda yanıyor. Türkiye'de bir 15 Temmuz süreci yaşadık. Bu tartışma, dikkat edin, burada bugün yapacağımız tartışmanın bütün bu acılara, bu krizlere hiçbir olumlu katkısı yok. Dolayısıyla bir biçimde içine dahil edildiğimiz bir süreci yaşıyoruz. Çok gönüllü değilim bu tartışmaların yürütülmesinde. Ama sessiz kalmayı da doğru bulmadığım için buradayım. Ve son bir not. İslami ilimler, bu ümmet İslami ilimler üzerinden Kur'an'ı ve sünneti 1400 yıl önce başlayan bu evrensel yolculuğu içerisinde bir beşer takati ölçüleri içerisinde anladı, uyguladı ve aktardı. Bizim şimdi aradan 1400 sene geçtikten sonra bu tartışmaları dönüp yeniden gündemimize almamız bana çok normal gelmiyor. Efendim, bir de şöyle bir durum var. Bir Müslüman için başka dinleri söz konusu etmek istemem ama bir Müslüman için İslam'ın sabiteleri vardır. Her dinde vardır, İslam'da da vardır. Son din olarak İslam'da da sabiteler vardır. Ve bunlar kıyamete kadar baki olması gereken, korunması gereken sabitelerdir. Füruat tartışılabilir, cüz'i meseleler tartışılabilir, ikincil meseleler tartışılabilir, tartışılmıştır. Ama sabiteleri, asli meseleleri, temel meseleleri bugün tartışma konusu yapıyor olmamız çok normal değil. Hadis bu sabitelerden biri. Elbette hadis, sünnet, peygamberin dindeki konumu. Ya işte kader, Hazreti Adem, evrim. Şimdi acayip bir süreç içerisine girdik. Yani dinin içinde bugüne kadar bu ümmetin anlayıp... Yoksa ilk 10 dakikayı kullansın. Tamam, ben ilk hakkımı kullanmış olayım. Anlayıp son işlediği ve aktardığı şeyler neler varsa sabiti olarak bunlar dinin dışına çıkartılıyor. Ve dinin aslında reddettiği ne kadar unsur varsa onlar da dinin içine taşınmaya çalışılıyor. İşte evrim bunlardan birisi, bu ümmet maalesef Kur'an üzerinden hareket ettiğini söyleyen bir kesim tarafından getirildi. Evrim denen bir bataklığın ortasına bırakıldı. Şimdi biz burada kökenimizi tartışıyoruz. Hazreti Adem'in babasını tartışıyoruz. Onun da bir anası babası var mıydı yok muydu bunu tartışıyoruz. Bunları doğru bulmuyorum. Bunlar yanlış şeyler. Ama hasbel kader içindeyiz. Bugün bunları konuşmak için buradayız. Peki efendim. 6 dakikalık sürenizi kullanmış oldunuz. Ben bir başlangıç olarak yine aslında sorum Ebu Bekir Hocam, ben de bir giriş yapıp giriş yapacağım. Birleştirebilirim. Şöyleydi, bir 6 dakikalık da bir birleşme yaparsanız, sorum şuydu aslında, niye buradasınız? Ben de niye buradasınız diye soru yöneltmiş olayım. 6 dakikalık sürenizi. Şimdi tabii yani sosyal medyadaki gelişmeler üzerine konuşacağım değilim. Sosyal medyada talihsiz de olsa biraz atışmayla iş başladı, buraya geldi ama olay buraya geldi. Bundan sonrasının hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah. Buradaki amacım ve duam bir gerçeğin ortaya çıkması. Sonuçta burada Allah'ın dinini konuşuyoruz. Konuştuğumuz bir şey rastgele bir şey değil. Şuna da inanıyorum, Ebu Bekir Bey için de benim için de Allah'ın dini her şeyden önemlidir. Ona da sorsam aynı şeyi söyleyecektir. Hayatını buna vermiş biridir. Allah'ın dini hepimiz için önemli. Ama onun Allah'ın dini anlayış tarzıyla benim Allah'ın dini anlayış tarzım arasında fark var. O kendine o anladığı tarzı anlatmayı vazife biliyor. Ben de anlatmayı vazife biliyorum. Bir çatışma çıkıyor. Ama Ebu Bekir Bey'in de kabul edeceği bir duayla, amin diyebileceği bir duayla ben başlayabilirim. Allah bu programı hakkın anlaşılması için bir vesile kılsın. Amin. Allah'ın razı olacağı din neyse ortaya çıksın. Amin. Hangimizde ne yanlış varsa, ben veya Ebu Bekir Bey veya seyirciler, kimde ne yanlış varsa Allah ona o yanlışını düzeltme şansı versin. Amin. Allah'ın dininin anlaşılması ve yaşanması her türlü şahsi egonun üstündedir. Hiçbirimiz cehenneme meraklı değiliz. Allah'ın rızasını kaybetmeye meraklı değiliz.
İnşallah ben kendi delillerimi sunacağım. Karşı taraf sunacak. Peki. Kur'an'da bir ayet var. Onlar ki sözü dinlerler, en güzelini uyarlar diyor. Seyircilerimize sözü dinlesinler. Artık kimin ne dediğinden en sonunda kendi kararlarını da onlar kendileri için vereceklerdir. Şimdi bu anlayışta benim iki tane tabii sorunum var. Bir tanesi Allah'ın dininin yanlış anlaşılmasına sebebiyet verdiğini düşünüyorum bu anlayış. Yani önce Kur'an bu, gibi bu anlayışı bir tarif eder misiniz? Bu anlayış, bu evet de aslında gelenekte de yaygın olan anlayış. Kur'an gibi hadislerden de farzların, haramların, dine ilavelerin çıkacağını savunan bir anlayış. Ve ben bugün buradan bu şekildeki bir anlayışın içeriğini vermeye çalışacağım. Niye bu anlayışla sorunlu olduğumu, niye Allah'ın dini olamayacağını anlatmaya çalışacağım. Birinci sıkıntım bu, Allah'ın dininin anlaşılması lazım, doğru. İkinci sıkıntım şu, bu anlayış ateizmin üremesine sebebiyet veriyor. Gerçekten İslam alemine bence zarar veriyor. Bugün Talibanların ortaya çıkmasının, DAEŞ'lerin ortaya çıkmasının sebebinin bu anlayış olduğunu düşünüyorum. Turan Dursunlara, yerli Richard Dawkins'lere, İlhan Arsel'lere koz veren anlayış bu anlayıştır. Dinin içinde savundukları uydurmalar yüzünden birçok kimsenin ateist olmasına ve dinden uzaklaşmasına bence sebebiyet vermiş bir anlayış bu anlayış. Ve bu anlayışın tabii bu açıdan da deşifre edilmesinin, bu anlayışın İslam'la bir alakası olmadığının gösterilmesini ben çok önemli bir misyon olduğunu düşünüyorum. Ve Müslümanlarla tartışmak benim hiç sevmeyeceğim bir şey. Yani benim tartışmalarım birçoğunun ateistlerle, İslam'ı reddedenler olduğunu birçok kimse bilir. Bugüne kadar çoğunluk da onlarla tartışmışımdır. Ama sonuçta hangi İslam'ı savunup hangi İslam adına konuştuğumuz da söz konusu oluyor. Bir DAEŞ'in anladığı bir İslam var. Kur'an dışı kaynakları ön plana çıkartan bir İslam var. Ve o hadisleri Kur'an gibi görüldüğü zaman İslam, bence öyle bir İslam çıkacağını da buradan göstermeye çalışacağım. Ve bu gerçekten İslam'a zarar veriyor. Bana göre biz Müslümanlar olarak ve şu andaki Müslüman İslam aleminin halinin de iyi olmadığını görüyoruz. Nerede aksaklıklar var? Bu DAEŞ anlayışına neler götürüyor birisi tespit etmek zorundayız. Ve bunu açığa çıkarmak zorundayız. Benim endişem bunlardı. Çok bunlar pardon. Benim giriş olarak tamam. Söyleyeceklerim. Onları bir kenara bırakırsam. Böyle, yok şöyle devam edin isterseniz. Bu 10 dakikayı sizinle başlatmış olalım. Daha 6,5 dakikanız evet. Var. Devam edin. Ben sadece bir şeyle bakacağım. Evet. DAEŞ gibi, Taliban gibi kimsenin benimsemeyeceği örgütsel yapıyı tamamen kalkıp hadise yüklemek biraz ağır değil mi? Tamamen olmasa da ağır değil. Birazdan okuduğum zaman niye ağır olmadığını göreceğiz. Tamam. Mesela diyelim ki işte örnekleri vereceğim. Mesela mürtedlerin öldürülmesi. Namaz kılmayanın bile öldürülmesi gerektiğini DAEŞ savunuyor. Peki bu DAEŞ'in savunduğu bir şey mi? Bunu görüyoruz işte. Hanefi mezhebi, eğer ki bir insan namaz kılmazsa ölene kadar hapsedilmesi gerektiğini savunuyor. Diğer mezhepler 3 gün müddet veriliyor. Kabul etmezse öldürülüyor. İşte yani bu DAEŞ'in anlayışı bizim fıkıhta da var. Bununla ilgili hadisler de var. Fıkıhta da kararlar var. Peki Kur'an'a baktığımızda Kur'an'da mürtetler geçiyor. Kur'an'da namaz kılmak geçiyor. Namaz kılmamanın Kur'an'da yeriliyor. Bir kere bile ama namaz kılmayanın öldürülmesi diye bir şey yok Kur'an'da. Bakın Ebu Bekir Bey'in savunduğu din şu anda hakim olsa Türkiye'nin %70'ten fazlası namazlarını düzenli kılmıyor son ankete göre. Bunlar bu hal üzere devam ederse bu anlayışa göre bu %70'ten fazlasını Türkiye'nin öldürülmesi lazım. Bu rejit örgütleri saymazsak zaten öldüren ülke yok ki, öldüren mezhep yok. Bakın öldüren ülke olmaması değil, orada hüküm duruyor. DAEŞ de o hükme atıf yapıyor. Ebu Bekir Soy'a böyle bir hüküm var mı yok mu soralım. Namaz kılmayanın öldürülmesi şeklinde bir hüküm var mı? Kasıtlı olarak bir İslam, yani gelince sorarız. Ama yani bu demek istediği tam DAEŞ oraya referans yapıyor. Onlar ilk defa kendileri bu hükmü çıkarmadılar. Var olan hükmü... Siz bu hükümler yüzünden böyle örgütler çıkıyor diyorsunuz. Peki. Yani tek neden o. Bir tek ondan değil. Şimdi ben burada uluslararası istihbarat örgütleri çıkartıyordu. Bir sürü neden var. Bir tek buna bağlamak saf dillik olur. Ama atıf yaptıkları yer Kur'an dışındaki bir İslam. Kur'an'da böyle bir şey geçiyor mu? Geçmiyor. Kur'an'da defalarca namaz kılmak geçiyor. Bir tanesinde bile namaz kılmayanın öldürülmesi yok. Kur'an'da mürtetlik de geçiyor. Mürtedin öldürülmesi diye bir şey var mı Kur'an'da? Öyle bir şey de geçmiyor. Şimdi buradan geleyim. Yani kısacası benim diyeceğim şey şu. Bir insana sorsak, niye sen güneşe tapmıyorsun? Şinto değilsin. Şintolar güneşe tapıyor. Veya sen niye işte putperest değilsin? Niye ineğe tapmıyorsun? Çoğumuzun söyleyeceği şey akla aykırı diyeceğiz. Duyu organlarına aykırı. Yani duyu organlarının daha gelişmişi bilimdir, bilime aykırı. İşte fıtrata aykırı değil mi? Yani akıl, bilim ve fıtrat da aykırı olduğu için ben bunları reddediyorum diyebiliriz. Yani
O dinin bize sunduğu, başta içeriye bakarız. Mesela niye üçlemeli bir Hristiyanlığı reddediyoruz? Dünyanın en kalabalık inancı o. Kalabalıklara, sürülere uymuyoruz da onu reddediyoruz. E çünkü fıtrat aykırı üçleme, akla da aykırı. Bu yüzden onu reddediyoruz. Dolayısıyla ben bir felsefeciyim. En başta benim karşıma bir dini metin gelince onun içeriğine bakarım. Ha, bana göre bu yüzden bunlar, bu içerik reddedilmeyi gerektiriyor. Ben şimdi Kur'an'ın olduğu İslam anlayışını anladığımda Allah'tan olduğuna kanaat getiriyorum. Fakat hadislerle beraber İslam'ı birleştirdiğimde bunların Allah'ın dini demeye layık olmadığı kanaatindeyim. Ve bu hadisleri, bir de hadis peygamberin sözü demek değil, bunu da baştan belirteyim. Nedir? Hadis demek peygamberin olduğu iddia edilen söz. Tabii bir kısmında sahabelere de gönderiliyor ama. Yani veya sahabenin olduğu düşünülen söz demek. Tabii ki peygamberimizin bir sözünü reddetmiyoruz. Fakat söylemeye çalıştığımız şey, bu hadis kitaplarında peygambere atfedilen sözler Allah'a iftira, peygamberimize iftira, kadınlara iftira, bir sürü iğrenç şey var, bir sürü akla zıt şey var. Bazı hadisler mi, hadisler mi? Bazı hadisler tabii. Ben zaten hadislerin hepsi de yanlıştır demiyorum, öyle bir şey de yok. Ama savunduğum şey Kur'an'ın süzgecinden, sonra akıl, duyu organları ve fıtratın süzgecinden geçirilen hadislerin, Kur'an'ın haram ve farzlarını değiştirmeyen hadislerin bir siyer bilgisi olarak kullanılabileceğini düşünüyorum. Mesela, yoksa bu süzgeçten herkes geçirebilir mi, sadece din insanları mı geçirir? Valla bu süzgeçten geçirmek zorundayız, hep beraber geçirmek zorundayız. Kimin geçirici ayrıca herkes konuşulabilir. Peki. Bakın ben niye bu içerik Allah'ın dini olmaya layık değil diye göstereyim. Şimdi sayacağım. Süreyi mesela, tutuyoruz değil mi? Ben tutuyorum. Son 2-10. Son? 2 dakikanız diyelim. Peki 2 dakikada diyelim. Mesela bir tane şöyle bir hadis var. Sinek hadisi. Diyor ki, nerede geçiyor? Bu yine Kütüb-i Sitte'deki yerlerde geçiyor. Buhari'de geçiyor, Nesai'de geçiyor, Ebu Davud'da geçiyor. Sinek bir kaba düşerse içine batırın. Yani bir kana düşerse batırın, onu öleyin. Onda şifa vardır diyor. Şimdi biz sineğin, biliyoruz ki sinek ayağında bir sürü bakteriler taşıyor. Dışkılara, leşlere koyuyor. Ve tifo gibi, kolera gibi, sarılık, dizanteri gibi bir sürü hastalığı taşıyan bir canlı. Değil mi sinek? Şimdi siz sineği batırmanın, çünkü Ebu Bekir Bey hadisleri de vahiy unsuru görüyor. Kur'an gibi görüyor hadisleri. Bu hadisi değildir herhalde. İnşallah değildir. Göreceğiz birazdan. Buhari'de geçiyor, Nesai'de geçiyor. Bakalım ne diyecek? İnşallah görmüyordur. Ben de mutlu olurum öyleyse. Yani ama çalsın olur benim için öyle bir şey varsa. Ama bakın böyle bir şey var. Hemen bir iki tane daha hadis söylemek istiyorum. İzninizle belki. Aha. Mesela kimi... mesela şöyle geçiyor. Allah'a da bana göre hadislerde ciddi iftiralar var. Mesela hadislerden bir tanesinde diyor ki, çocuğu diri diri mezara gömen kadın da, diri diri mezara gömülen çocuk da cehennemdedir. Bakın. Ya lütfen çocuğu. Müşrikler çocukları gömüyorlar ya toprağa. Onların cehennemlik olduğu geçiyor. Ebu Davud'da geçen bir hadis. Kur'an ne diyor? Ve diri olarak toprağa gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman hangi günah sebebiyle öldürüldü? Siz hadis açsanız bakın bu Allah'a bir müthiş bir iftira. Allah'ın adaletine karşı bir iftira. Yani bir yaşındaki çocukları, daha konuşmayı bilmeyen çocukların bile cehennemlik olacağını sırf müşrik çocuğu olduğu için söyleyen, Kur'an'la savaşan bir hadis bu. Bir iki hadis daha vereyim. Son. Bakın Hazreti Ayşe de bugün uyguladığımız metodu uyguladığının çok örneği var. Hazreti Ayşe'ye de bazı şeyler geliyor. Direkt Kur'an'la onlara itiraz ediyor. Mesela bir tanesinin örneğini vereyim. Yine Buhari ve Tirmizi'de geçen bir hadis. Ölü ailesinin kendisi için ağlamasından dolayı azaba uğratılır. Hazreti Ayşe de geliyor, Fatır suresi 18. ayet okuyor. Diyor ki, hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Çok pardon. Yükü ağır gelen kimse onu taşımak için çağırsa, bu çağırda akrabası da olsa... Çok özür dilerim, hakkaniyet uymak açısından. Sizin girişiniz 4 dakika sürdü. Ek 4 dakika daha veriyorum süresini ve başlangıcı kullanmış tamam. Olsun. Olur mu? Toplam ne kadar konuşmuş oldu? 14 dakika konuşmuş olacak. Size de 10 dakika verdiğimde siz de 14 dakika konuşmuş olacaksınız. Peki. Tamam. Evet. Bakın, bu Allah'a ciddi bir iftira. Önce küçük çocukları Allah'ın cehennemlik yaptığını, konuşma çağından öncesini söyleyen bir hadis. Daha sonra öyle bir hadis ki, birisi kendisinin hiçbir günahı yok. Arkasından başkaları ağlıyor. O yüzden ona azap ediliyor. Ve buna hadise karşı çıkan kim Kütüb-i Sitte hadisine? Hazreti Ayşe. Yani bugün benim burada savunduğum pozisyon, Kur'an'a aykırı olan hadisi peygamberimiz söyleyemez. Akıl fıtrata aykırı olan hadisi peygamberimiz söyleyemez. Bu hadisleri reddetmek peygamber düşmanlığı değil. Bunları savunup da peygambere atfetmek ancak peygamber düşmanlığıdır diyen anlayışı
Bence Hazreti Ayşe'nin bu tavrı da destekliyor. Bir tane de mesela mantığa aykırı hadisten de bir tane örnek vereyim. Mesela şöyle bir hadis var. Diyor ki, Buhari, Müslim, Ebu Davud'da geçiyor. Kim sabahleyin 7 tane ac ve hurması yerse, onu da getirdim. Buyurun. Ac ve hurması. Evet. Evet. Yani ben yerim zevkle. Size de tavsiye ederim, Ebu Bekir Bey'e de. Teşekkür ederim. O gün geceye kadar ona ne zehir ne de sihir zarar verir. Bakın, bu hurmayı yiyene sihir ve zehir zarar vermiyor. Bir tane de fare zehri getirdim. Buyurun, burada duruyor. Gelsin birisine diyelim ki, o zaman şöyle bir iddia edelim. Eğer ki bunları Allah'ın dininin bir parçası görüyorsak, Ebu Bekir Bey'in anlayışında öyle görüyor. Birisine diyelim ki, onu buyur. Kağıtla kapatabilir miyiz? Kapatamadık. Evet, kapatırız. Üstüne hurmaları koyayım zehirin. Evet. Zehri yemeden dokunma, yani hurmayı yemeden zehire dokunmasınlar eğer bu hadise inanıyorlarsa. Şimdi Ebu Bekir Bey'e soruyorum. Allah'ın dinine hepimiz güveniyoruz. Bu hurmayı yedikten sonra bu zehri yemeyi birine tavsiye edebilir mi? Kendisi böyle bir şey yapabilir mi? Bunları din adına savunmak İslam'a bir ihanet değil mi? Bunun işte kütüb-i sitte'de duruyor. Buyur işte hurma, işte zehir. Var mı bunu yapabilecek? Birine tavsiye edebiliyor muyuz? Bunları din diye savunmak bu dine ihanet değil de nedir? Daha da örnek vermeye devam edeyim. Orada hurmalar son duruyor. Son bir dakikanız var. İsteyen işte hadisin mucizeliğini ispat edebilir. Hurma yiyip zehir yesin bakalım. Yani eğer ki ne kadar hadislere güveniyorlarmış. Onları görmek için sabırsızlanıyorum. Hele kadınlarla ilgili öyle peygamberimize iftiralar var ki. Mesela bunlardan bir tanesi kadın sünnet. Ebu Davud'da geçiyor. Kadınların sünnet edilmesiyle ilgili ifade geçiyor. Coğrafi bir şey değil mi? Hayır. Ebu Davud'da hadiste geçiyor. Coğrafi tabii Afrika'dan çıkmış. Yani bana göre İslam'ın anlattığı dinle alakası yok. Ve kadınlar ciddi şekilde bu olaydan dolayı sakatlanıyorlar. Dünyada 200 milyon kadın, şu anda dünya kadın örgütleri de bu konudan dolayı ayağa kalkmış vaziyette. Yani çok aktüel bir konudan bahsediyorum. 200 milyon kadın sakatlanmış vaziyet. Son 30 saniyeniz bu arada. İslam aleminde birçok kimse İslam'a atıfla kadınları sünnet ediyor. Ebu Bekir Bey eğer ki bunlara güveniyorsa Türk halkının birçoğu da İslam'a ve hadislere bağlı olduğunu söylemesine rağmen sünnet olmuyor. Peki. Haydi kadınları sünnet edelim diye buradan bir çağrı yapabiliyor mu? Onu da kendisine sormak istiyorum. Peki teşekkür ederim. Evet. Bir kez daha konu anlaşılsın diye Ebu Bekir Sifil başlangıçta 4 dakika konuştu. Açılış konuşması olarak bir hakta Ebu Caner Taslaman'a verdim. 4-4. Artı 10 dakikalık da normal süresinde başta mutabık kaldığımız 10'ar dakikalık süreye verdim. Dolayısıyla ilk turu Caner Taslaman açmış oldu. Şimdi ikinci tur konuşması için program akışı gereği ikinci süresi için 10 dakikasını başlatıyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi evvela hususların bir zemin üzerinde konuşulması lazım. Onu söyleyeyim. Yani bir hadisin Kur'an'a aykırı olup olmadığını tespit etmek. Efendim, şurada bir hadis var, burada da bir ayet var. Bu hadis bu ayetle çatıştı. Dolayısıyla bu sahih olamaz gibi bir mantıkla yürütülemez. Böyle bir şey olamaz. Niye olamaz? Çünkü Kur'an dediğimiz bu kitap yaklaşık 23 senede nazil oldu. Ve o bir peygambere nazil oldu. O peygambere de o kitabı açıklamak, yaşamak, tefsir etmek, anlatmak vazifesi verildi. O peygamber de onu hakkıyla yaptı. Ben bunların yani ben sizi kesmeden dinledim. Evet. Dolayısıyla burada hangi hadis hangi ayete aykırıdır, şu hadis Kur'an'ın şurasına aykırıdır gibi iddiaların hesabı verilmiş, hakkı verilmiş bir anlama metodolojisine, usulüne dayandırılması gerekir. Ben anlamadım. Yani, bir kere yani şöyle. Bu çok tartışılan şeylerden gidelim. Yani. Evet, örneklendirelim daha önce. Örnekleri verdim zaten. Bu örnekler üzerinde ayrıca duracağım. Tek tek hepsinin üzerinde duracağım inşallah. Şimdi Kur'an'da kader var mı yok mu çok tartışıldı. Bunda Caner Beylerin de katkısı büyük. Şimdi bakıyoruz Kur'an'a, vatandaş bakıyor Kur'an'a, diyor ki Kur'an'da Allah'a iman, meleklere iman, ahirete, peygamberlere vesaireye iman var ama kadere iman edin diye bir şey yok. Dolayısıyla kadere iman Kur'an'a aykırıdır. Ben böyle bir şey demiyorum yani. Tamam. Siz dediniz demiyorum.
Yani bir şeyi Kur'an'da nasıl arayacağımıza bağlı olarak sonucu değişebilecek şeyler bunlar. Bu da dediğim gibi bir metodoloji gerektirir. O olmadan Kur'an'a baktım ben kadere iman edin diye bir ayet bulamadım. Kur'an'a baktım ben evrim yoktur diye bir ayet bulamadım. Dolayısıyla Kur'an'da evrim de, İslam'da evrim de vardır. Kader de yoktur vesairedir falan gibi. Çok basit, çok yüzeysel, çok primitif bir mantıkla bu iş yürümez. Hasidlik olmasın da teorik olarak bir örnekten çok işte zehir şimdi falan gibi somut bir şeyle gidersin. Şimdi birçok şey söyledi Caner Bey. Şimdi hadisler Daiş efendim ateizm gibi arızalara vücut veriyor dedi. Hayır, bunun hadislerle hiçbir bağlantısı yok. Bir insan bir şeyi yanlış anlayıp yanlış yorumlamayı kafasına koyduğu zaman bunu Kur'an hakkında da yapar. Ve yapılmıştır. Bakın tarih içerisinde hariciler hadisten falan değil Kur'an'dan yola çıkarak Hazreti Ali'yi ve bütün sahabeyi tekfir ettiler. Bir Kur'an ayetinden yola çıkarak yaptılar bunu. İnil hukmu illa lillah ayetinden yola çıkarak yaptılar. Allah'tan başka hüküm sahibi yoktur dediler. Bugün Daiş iddialarına Maide 44, 45, 47 delil getirerek yola çıkıyor. Yani eğer Caner Bey ciddiyse bu meselenin Kur'an'ı zeminini de gündeme getirsin. İslam'dan yanlış hüküm çıkartacaksanız ha hadis ha ayet. Tabii ki. Peki. Tabii ki. Bu gibi sihir ve zehirden kurtarırsın. Geliyorum, gibi geliyorum. Meselelerden. Ben şimdi, çünkü onları cevapsız bırakırsam havada kalacak. İnsanlar bizi dinliyor. Tarih içerisinde bu algı nasıl hariciliği doğurduysa tahrif etmeyi kafasına koymuş bir insan Kur'an'dan hareketle de yapar, hadisten hareketle de yapar. Bulamazsa onu kendisi dinin içine sokar bir şekilde. Efendim, Kur'an'da namaz kılmayanların öldürülmesiyle ilgili bir hüküm yok. Şimdi bu çok önemli bir şey. Bizim bir meselenin dinin içinde olduğunu kabul etmemiz için bunun Kur'an'da açık, net, somut yol tabelası koyar gibi dikkat edin şunun hükmü şudur şeklinde yer alması gerekmiyor. Şimdi Kur'an'da onlarca ayet bizi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yönlendiriyor mu? Evet. Ona muhalefet etmeyin buyuruyor mu Cenab-ı Hak? Evet. Hatta bizim iman iddiamızı onun verdiği hükme tam bir itminanla teslim olup olmamamıza bağlı olarak kabul veya reddedeceğini söylüyor mu? Evet. Şimdi bütün bu ayetleri topladığımızda şu bir gerçek olarak karşımıza çıkmalı değil midir? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir meselede bir şey söylemiş ve o bizim için şu anda hiçbir ehemmiyet arz etmiyor. Kur'an-ı Kerim bize peygambere muhalefet etmeyin diyor, ona itaat edin diyor, ona ittiba edin diyor. Biz diyoruz ki burada peygamberin ne dediği bizi çok ilgilendirmiyor. Neden? Çünkü hadislere de bir karartma operasyonu yaparak itibarsızlaştırdık. Galiba itirazı o dönemde yaşayana değil. Bugün gelen... Ama bu mantık buradan yürüyor. Sahih olmayan hadislerle... Buradan işte o sahih. Neden sahih değil o hadis Caner Bey'e göre? Çünkü Kur'an'a aykırı. Çünkü Kur'an'da namaz kılmayanın cezası yok. Çünkü Kur'an'da içki içene uygulanacak ceza yok. Değil mi? Buradan itiraz ediyor. Ben de diyorum ki bir şeyin Kur'an'da yer almaması onun din dışı olduğunu, Kur'an'a aykırı olduğunu göstermez. Yani namaz kılmayan öldürülmesi bir gerekiyor. Bir dakika açıklayacağım acil. Ben sizi kesmiyorum. Bir saniye lütfen. Evet. Şimdi dolayısıyla bir konu dinin içinde midir, dışında mıdır, Allah'ın hükmü müdür, değil midir? Gerek Kur'an, gerek onun yanında sünnetle birlikte değerlendirilmesi gerekir bunun. Çünkü Kur'an dediğim gibi bizi onlarca ayette Efendimiz'e yönlendiriyor. Bakın, peygambere itaat edeceksiniz deniyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a itaat vardır, peygambere itaat vardır. Bir de peygambere ilave olarak peygambere ittiba vardır. Bakın Kur'an'ın hiçbir yerinde Allah'a ittiba edin denmez. Peygambere ittiba edin, Resul'e ittiba edin denir. İttiba, uyun. Bu ikisi birbirinden farklıdır. Uyun, örnek alın anlamında. Arkasından gidin. O ne yaptıysa, nasıl yaptıysa siz de onu öyle yapın. İtaate gelince esas mesele burada kritikleşiyor. İtaat verilen bir emri aklınıza uysun uymasın, hoşunuza gitsin gitmesin
amennâ ve seddakna deyip uygulamaktır. Tamam, galiba burada itiraz. Galiba burada itiraz. Peygamberimize duyulan ittiba, sevgi, saygı, hürmete değil. Ondan sonra geldiği söylenen işte şu kaynakta yer alan ama taslaman işte kimisi mantığa, kimisi dine aykırı dediği bu rivayetler veya bu hadisler için. Şimdi oraya geliyorum. Bu altyapıyı döşemem lazım. Döşedik, 2,5 dakikamız kaldı. Tamam. Peki. Şimdi bu olmadan havada kalır. Birebir sen öyle dedim, ben böyle dedim. Dolayısıyla buraya kadar itiraz yani. Galiba yok zaten. Ha, olamaz da yani. Şimdi dolayısıyla Kur'an'da bulamadığımız, birebir Kur'an'da karşılığını bulamadığımız ya da zeminini bulamadığımız her hadis için bu Kur'an'a aykırıdır denmez. Bu yanlış bir mantıktır. Bazı hadisler için denir mi? Hiçbir hadis için denmez. Yeter ki hadis sahih olarak bize kadar gelmiş olsun. Hadis sahih değilse tartışılmasının bir anlamı yok zaten. Bunlar deminki benim sahih hadisler okuduğum. Tamam. Büyük şimdi gelelim oraya, öyle bir şey demedim ben. Şimdi şuradan aldığım sırayla geleyim. Sinek hadisi. Şimdi ben Caner Bey'i biraz literatürü takip etmeye davet edeceğim. Bu sinek hadisi üzerine uluslararası sempozyumlar düzenlenmiş. Özel kitaplar yazılmış. Uluslararası literatüre girmiş. Sinek hadisi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki birinizin kabına sinek düştüğü zaman onu iyice batırsın. İşte yemek yiyorsunuz, içine sinek düştü. Onu iyice batırsın, sonra çıkartsın, atsın. Onun etrafını da çıkartsın, atsın, yemeğine devam etsin. Çünkü sineğin bir kanadında zehir, öbür kanadında panzehir vardır buyurmuş. Şimdi bu literatüre girmiş bir şey. Batılı araştırmacılar bunu araştırmışlar. İslam dünyasında hakkında özel araştırmalar, kitaplar var. Dolayısıyla sahih bir hadis. Şimdi tabii hadis sahih. Sıhhatinde bir problem yok. Bana giren gelen şudur. Son 40 saniye bu arada. Bana giren gelen şudur. Herhangi bir hadisin mevsukiyeti, güvenilirliği bir batılı araştırmacı tarafından veya modern imkanlar, teknikler üzerinden ispat edildiğinde mi biz onu kabul edeceğiz? Müminin hadise, Kur'an'a bakışı böyle midir? Bu mudur? Bu olmamalıdır. Hadis bize sahih olarak geldiyse amennâ ve seddakna deriz. Açıklayamıyorsak tevakkuf ederiz. Dururuz yani. Allah bize bunun ilmini açana kadar. Tırnak içinde saçma hadis olmaz, anlayamadığımız hadis olur. Sahih hadislerden bahsediyorum. Evet. Anlayamadığımız hadisler olur. Evet. Tevaffuk ederiz. Tevakkuf ederiz, dururuz. Hüküm vermeyiz. Çünkü anlamadığımız, bilmediğimiz bir hikmet, bir hayır vardır. Evet. Doğru mu anladım? Evet. Peki, teşekkür ederim. Bu şeyleri cevaplandıracağım. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Ben bir 5 dakika daha vereyim. Caner Taslaman, size de sonra 15 dakika olarak döneceğim. Sürem sürekli ötüyor. Bir 5 dakikayla süsün söz, şunu mesela merak ediyorum. Zehir filan. Bunları da isterseniz bir tamamlayayım. Ben sonra 15 dakika olarak size döneyim. Sonra tekrar onlar da devam etsin. Şimdi buyurun buradaki lütfen. Sırayla devam edeyim ben. El-Ba'ide vel-Me'ude fil-Nar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilmiş. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Bu diri diri toprağa gömülen kız hakkında bir ey gizem bin kutilet, hangi günahla katledildi? Mev'ude, Araplar, cahiliye Arapları, kız çocukları dünyaya geldiği zaman bunu bir onur meselesi yapıyorlar ve onu diri diri toprağa gömüyorlar. Her kız çocuğunu mu? Kız çocuğunu değil tabii. Bir zaman... insanın ilk kız çocuğu, özellikle ilk çocuğu kız olursa bunu onur meselesi yapıyor. Dolayısıyla ondan kurtulmak istiyor. Böyle bir uygulama var. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den nakledilen el-va'idetu vel-me'udetu fin-nar. Şimdi ben Caner Bey'e sorayım. El-va'ide ne demek? El-me'ude ne demek? Evet, doğan ve doğuranlar. Buyurun siz söyleyin. Yok siz söyleyin. Şimdi hadise bir anlam verdiniz. Tamam, benim hadise anlam vermedim. Bir tercüme kitap üzerinden hadise bir anlam verdiniz. Ben de size soruyorum. O tercümeye nereden aldınız bunu bilmiyorum ama siz kendiniz bir anlam verin. Bu kelime ne demek? Tamam, El-Ba'ide ne demek? Ben size tercümesini söylüyorum. Diri diri gömen kadın da gömülen kadın da anlamında geliyor. Siz söyleyin. Yanlışsa tercüme söyleyin. Buyurun düzeltin. Tercüme peki. Yanlış. Evet. Sizce... Mesele şu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki bu El-Ba'ide ismi faildir. El-Me'ude ismi mef'uldür. Diri diri bir kadının çocuğunu, kız çocuğunu diri diri toprağa gömen, yani el mev'ude. Erkek, baba. Yok, yani bir kadın yapıyordu bunu cahiliyede genellikle. Yani
bir kız çocuğu dünyaya geldiğinde anneyle babası onu annesiyle beraber gözünden uzaklaştırıyor. O işi yapan kadınlar var cahiliye Araplarında. Kız çocuğunu diri diri gömen sektörü, bir sektör bu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki el-vaide o işi meslek edinmiş kadın ateştedir. Vel-mev'ude leha yani kendisi için çocuk toprağa gömülen kadın. Çocuğunu toprağa gömdüren, kendisi için çocuğu toprağa gömülen kadın ateştedir. Çünkü o da kendisi bunu istedi. Kendisi çocuğunu gönüllü olarak ya da gönülsüz bilemem. Toprağa gömülmek için götürdü bu cinayeti. Peki beraberce işledi. Hadis, müşkülül hadiste benim dediğim tarzda alıp da tartışılmış mı? Öbür. Sizin dediğiniz tarzda sizin gibi anlayanlar bunu gündeme yani getirmişler. Demek ki Arapçasından benim dediğim tarzda anlaşılıyor ki müşkül hadiste. Sizin gibi tarzda. Anlayanlar çünkü... demek ki Arapçasından benim dediğim gibi de anlaşılıyor. Yok anlaşamadığınız yer ne? Hayır, problem bir dakika. Şurada. Demek ki tercümesinde sorun değil. Arapçasından bu anlaşılmış ki müşkülün hadiste bu tartışılıyor. Hadis konusunda birikim sahibi olmayan insanlar bunu gündeme getirmişler. Sizin kitaplarınızda böyle. Bunu da genellikle mutezile yapar. Tamam. Ya da günümüzde bunu müsteşrikler yapıyor. Mutezile, sizin de Arapçası vardı. Bunların yine metnini gördüler. Bunlara ama benim bağlamını görmediler. Arka planını bilmiyorlardı. Bunu bir sorun olarak ümmetin gündemine taşıdılar sizin gibi. Ben de diyorum ki bu bir sorun değil. Arka planına inin. Sorun mesela ne peki? Bu sorun peki sorun metin ne? Ya Arapça sorun, metni sorun onu şu, anlamaya da müsait ki Mutezile de buradan işte itiraz etmiş. İşte bu Kur'an'a da gider. Bakın programın başında Kur'an'la ilgili örnekler verdim size. Değil mi? Yani hariciler Hazreti Ali'yi bir Kur'an ayetinden hareketle tekfir ettiler. Mesele bir seviye meselesi. Siz bunu alır sığ bir anlayışla Allah'tan başka hüküm verecek kimse yoktur. Kim hakem tayin eder onun verdiği hükme razı olursa şirk koşmuş olur derseniz bu sorun Kur'an bağlamında da gündeme gelir. Ben de diyorum ki sorun hadiste değil, sorun anlayışta. Ve müktesebatta, seviyede. Sorun burada. Peki. Zaten sürede dolmuş idi. Şimdi sizin 15 dakikanızı başlatıyorum. Buyurun demek lütfen. İstediğim şey şu. Bu hadisin. Yani kısacası iki tanesine cevap verebildi bu Bekir Bey. Bir tanesi süre yetmiyor. Öbürlerine de geleceğim. İnşallah peki. Bekliyorum. Şimdi ben bir tanesinde dediği şey sineğin panzehiri var dedi. Bir kanadında dedi. Bu yanlış. Evet literatürde piyasada böyle bilgiler dolaşıyor. Bu yanlış. Sineğin bir kanadında zehir bir kanadında panzehir diye bir şey yok. Çünkü sinek zaten pis şeylere leşlere konuyor. Oradan bakterileri alıyor getiriyor. Bakterinin panzehiri diye sineğin kanadında bir şey olmaz. Bakteri zaten apayrı bir tifo bakterisi veya diğer şey bakterisi getiriyor. O yüzden bu öğrendiği bilgi bu uluslararası konferanslardan tamamen yanlış onu düzeltsin. O sizin fikriniz. Bunun üstüne yazılan kitaplar araştırmalar falan. Valla yanlış işte araştırsınlar ben mi haklıyım? Size yanlış geliyor. Yani biz şimdi burada bir literatürü mü siz kabul etmiyorsunuz? Ben etmiyorum. Yani. Siz de ediyorsunuz. Bu programdan sonra herkes benim dediğim haklı, Ebu Bekir Bey'in dediğim tamam, haklı araştırsın. Peki. Ama dediğin gibi yani Ebu Bekir Bey'in sonuçta söylediği sineği batırın, yemeye devam edin. Sadece şu, Sayın Tasım araya bir şey girsen kişisel merak. İkinizin bu muhtemel daha da derinleşecek de sanki Ebu Bekir Sifil diyor ki bu herkesin konuşabileceği mesela siz diyorsunuz ya buyurun tartışın şey buyurun okuyun bakın herkesin anlayabileceği bir şey değil. Bu işte üstüne çalışılması, konferanslar yapılması, araştırılması gereken mesele. Sanki sizde kabaca yok aklımızı açarız okuruz anlarız. Hayır şöyle değil. Ben sinek üzerine belli bir araştırma var biliyorum. Şimdi sineğin bakterileri getiriyor. Bakterinin panzehri diye bir şey olmaz kanatta. Tamamen o bilgi yanlış. Bir kanadında panzehir olarak olmaz diyorsun. Tabii yok, peygamber o günün şartlarında öyle ifade etmiş. Ya bakın peygamber... Ya bakteri demez o. Şimdi doğrusu zehirdir, peygamber kendi döneminin bilimiyle bir şey konuştuğunu düşünseniz peygamber bir konuda yanlış da söylese o zaman zaten sorun olmaz. Siz hadis kitaplarını vahiy olarak görüyorsunuz. Peygambere gelen Kur'an dışı vahiy olarak görüyor. Asıl sorun bu. Siz bunu bir böyle şey söylemekle ben size bu sinek hadisini vahiyle eşitliyorsunuz. Bir sorun şey o. Bir şey sorayım. Asıl benim derdim o. Yoksa peygamber kendi dönemin anlayışıyla bir şey yaptı dense o kadar sorun olmazdı. Bir şey sorayım. Soruyu alabilir miyim? Evet. Birinizin kabına sinek düştüğünde sürenizi onu içine batırın, vereceğim. Ondan sonra kaldırın, atın yemeğinize devam edin diye bir hadisi kim niye uydurur? Valla kimin niye... Siz böyle bir hadis uydurur musunuz? Belki millet yemeğini atıyordur sinekten dolayı atılmasın diye bir uydurmuştur. Niye kimin uydurduğunu bilmiyorum ama bilmek zorundasınız bir iddiada bulunuyorsunuz. Hayır. Bunun sosyolojik kültürel altyapısını da bana hazırlamak zorundasınız. Ya ben, bakın, uydurma deyip üstünü çizmekle mesele bitmez. Mesela böyle bir hadisi kim niye uydursun? Şimdi ya ben ona kimse sorunu bakın sordunuz, bir kere böyle bir iddia olamaz dediğiniz gibi. Yani niye? Bir insanın hadisi niye uydurduğunu bilmek zorunda değilsiniz. Zorundasınız iddia ediyorsunuz çünkü. Hayır.
Hadise, çünkü benim karşı çıkış sebebim şu, şöyle bir kriter koydum. Hadisin bir Kur'an'a aykırılığı, kim hadisin? Bu hadis için demedim onu. Akla ve bilime aykırılığı. Ve Kur'an metninden bu yüzden hadisleri temelinden farklı görüyorum. Dedi. Bakın oryantalistler bile, yani şöyle bir şey, oryantalistler bile bir hadise ha. zayıf dediğinde, uydurma dediğinde gerekçesini söylüyor. Hayır bakın ben gerekçesini uydurabilirim. Birileri yemeği israf ediyordur, birisi israf edilmesin diye uydurmuş olabilir. Yani niye böyle bir şey uydursun ki, israf hadisi var, ayet var. Bakın, niye böyle bir şey uydursun? Peki yani israfla ilgili niye uydurduğunu bulmak zorunda değilsiniz. Bulmak zorundasınız. Burada bir dinin bir temel... Yani mesela birisi hırsızlık yapmış, hırsızlık üzerine yakalıyorsunuz. Ayrıca bu hırsızın neden hırsızlık yaptığı, geçim mi diyor yoksa kleptoman mı diye ispat etmek zorunda bir şey. Yanlış kıyas yapmayın. Maksa siz hırsızlık yaparken adamı yakalıyorsunuz. Hırsızlık yapmışsın diye. Hırsızlık kötü bir şey. Ama bunun kötü olduğunu siz... Hadis uydurmak kötü değil mi? Dini bu hale getirmek... Bunu siz söylüyorsunuz. Milleti ateist yapmaya sevk eden hadisleri din diye sahiplenmek kötü değil mi? Felsefecisiniz, mantık hatası yapmayın. Siz mantık hatası yapıyorsunuz. Siz yapıyorsunuz. Siz ya diyorsunuz bu hadisin, ki hadis uyduranın niye uydurduğunu bilmeden hadisin uydurduğunu söyleyemezsiniz. Bu hadisin uydurma olduğunu söylerken bana bunun ciddi bir mantık zeminini de söylemek zorundasınız. Yok, niye zaman. Uydursun bu hadisi? Bir kere dediğiniz mantık yanlış ama ona mantıksal zemin de bulunabilir. Yok bulamazsınız işte yok. Bu sizin ezberiniz. Bir duralım Ebu Bekir Bey. Şimdi süreyi kullanalım. Kullanmak yani adına hakkaniyet ama şu soruya bir cevap bulalım. Niye uydurmak zorunda ihtiyaç hissediyor? Bakın niye şimdi hadislerin uydurulma sebebinde bir sürü başlık var. Mesela dini sevdirme mevzu hadis kitaplarında da geçiyor, diğerlerine geçiyor. Dini sevdirmek bu için... hadisten konuşuyoruz. Bu hadisi bir adam niye uydurur? Hocam sonlandıramayız programı. Birazdan reklama gideceğim. Ben birini söyleyeyim. Bir hadisin uydurma olduğunu gösterir için niye uydurduğunu göstermek zorunda değilsin. Ama ben zorundasınız. Hayır öyle bir şey yok. Bir kere bu mantığınız bile eğer ki hadislere yaklaşımınızda mantığınız buysa bence ciddi bir gözden geçirmeniz lazım. Hayır bu mantığı yani, siz gözden geçirin. Yani önünüze siz Kur'an'a ve mantığa aykırılığın kafanıza hadisi... Kafanıza yatmayan her hadisin üstünü uydurma diye çizemezsiniz. Böyle bir yetkiniz yok. İnsanları de koymak zorundasınız. Tifo, kolera yapacak şekildeki bir uygulamayı peygamberimize atfetmenin mantığını anlamıyorsunuz da... Bunu bugün siz söylüyorsunuz. Bu adam bunu niye uydursun diye merak edip... Bunu bugün siz söylüyorsunuz. Tamam. 1400 tamam, sene onu... öncesinden bahsediyoruz. Tamam. Peki. Evet. 1400 sene önce değil. Kur'an, siz bunları vahiy unsuru görüyorsunuz hadisi. 1400 sene öncesiyle bir alakası yok ki. Peki. Retorikli bir yere gidemeyiz. Ben size gayet basit ender bir ortak soru noktalarımızdan tamam. biri Kur'an'ın tarihselciliğine karşıt bir anlayışımız var. Belki ender ortak noktalarımızdan biri. Bu da nedir? Biz Allah'ın vahyinin tarihin belli bir dönemiyle sınırlandırılamayacağını düşünüyoruz. Eğer ki hadisleri vahiy olarak görüyorsanız 1400 yıl önceyle buna bakmıyorsunuz demektir. Sorun peki, burayı bir adım geçelim. Şimdi sorun, burayı geçelim. Tamam herkes. Bir adım. Maksat bence hasıl oldu. Herkes anlar. Yani ondan. Mantığını veya mantıksızını taraflar ispat etmek zorunda anlama da. Anlama gerektiğini. Anlaşamadılar. Öbür hadiste de ilgili... Dediği itiraz, benim dediğim şekilde demek ki hadisin Arapçasından anlaşılmış ki Mutezili de Arapça biliyordu o dönemde buna itiraz etmiş. Yani bu Türkçe'ye tercümesinden kaynaklı bir şey değil. Hadisin metni ona da el veriyor, o yüzden itiraz gelmiş. O konuyla ama ilgili ben söyledim. Bu hadis neydi kaçıran seyircilerimiz için? Allah'ın küçük çocukları da cehenneme sırf aileleri müşrik diye attığını ifade eden hadis. Allah'a böyle büyük bir adaletsizliği atfeden bir hadis. Böyle bir hadis yok. Veya yanlış böyle anlaşılan bir hadis değil. Peki böyle anlaşılan hadis diğerleri de anlamış. Siz başka türlü mana verince olmayacağını düşünüyorsunuz. Ben tabii diğerlerini söyledim ama kaldığım yerden ben devam edeyim. Lütfen. Niye Kur'an'a uygun olmasını şey diyorum. Bu arada mesela, son 7 dakikanız. Ama yani Ebu Bekir Bey de araya girdi birazcık oradan kaybettik. Artı bir. Mesela evet. Özellikle kadınla ilgili hadisler. Şimdi kadının yani... Öyle bir seviyeye getiriyor ki kadın, daha çocukken bile ontolojik olarak küçük. Yani erkeğin çok çok gerisinde, varlıksal yapısı gerisinde. Çoğu cehennemlik kadınlar birçok hadise göre. Bir de mesela kız çocuğunun idrarı bile farklı İbn-i Mace, bu Davud Tirmizi'ye göre. Kız çocuğunun idrarı yıkanmak, erkek çocuğunun idrarı ise su serpmek suretiyle temizlenir. İbn-i Mace'de biri, bunu şöyle açıklıyor İbn-i Mace'deki ifadeleri, şöyle açıklıyor. Erkek çocuğunun idrarı su ve topraktan, kız çocuğun idrarı ise et ve kandan oluşur. Bilimsel açıdan yanlış olduğunu bunun açıklamaya gerek yok. Biz kız çocuğun da erkek çocuğun idrarını da incelediğimizde böyle bir şey yok. Yani kadınlarla ilgili uydurmalar daha böyle çocuk yaştan başlayarak kendini gösteriyor. Bu arada kadınların sünneti meselesini de atlamayalım. Çünkü yok, şu anda İslam Kur'an'a bağlı olarak yüzlerce şey var. Ben sadece peki bu... bir peygamber anlayışıyla ilgili geleyim. Şimdi bu hadisleri inkar bazıları Ebu Bekir Bey umarım yapmıyordur da bazıları peygamber düşmanlığı diye göstermeye çalışıyor. Yani peygamberi iftiralardan temizleme değil de peygamberi karşı düşman olma gibi göstermeye çalışıyorlar değil mi? Oysa hadislerde öyle ifadeler var ki Kur'an'ın alemlere rahmet olarak gönderdim dediği peygamberi
zalim biri olarak göstermeye çalışıyor hadisler. Bakın Ebu Davud'da bir hadiste şöyle bir şey geçiyor. Korkunç bir ifade. Peygamber bir gün namaz kılıyor. Önünden bir çocuk geçiyor. Peygamber çocuğa beddua ediyor ve çocuk kötürüm kalıyor. Peygamber çocuğa beddua ediyor ve çocuk kötürüm kalıyor namazda önünden geçti diye. Camide ben küçüklüğümden biri de rastlar böyle bazı karateci amcalar vardır böyle. Önünden çocuk geçti mi paldır küldür böyle. Çok büyük sorun yaşanacakmış. Ya tabii buna aksi hadisler de var. Önünden geçmesiyle hiçbir şey olmayacağını ifade eden hadisler şu var. Hadisi de biliyoruz. Üstünde uyuyakaldığı için cübbesini kesen bir kediden dolayı cübbesini kesen ya, bir peygamberle. Torunları sırtına gidince namazı bırakmayan. Kendisine o taş atan çocuklara bile Taif'te beddua etmeyen bir peygamber var. Alemler rahmet. Bu hadisler Kur'an'a uygun. Kur'an'a yeni bir hüküm de ilave etme. O tip hadislerle zaten bir sıkıntımız yok ki. Ama bu da kütüb-i sitte'de geçiyor. Bazıları bunu peygamberin mucizesi diye kullanıyor. Peygamber beddua etti. Aa çocuk kötü mü oldu? Bak peygamberin mucizesi çıktı diye kullanıyorlar. Ama onu kullananlardan ziyade bu hadisi uydurup dinin temeli diye gösterenler suçlu. Yine peygamberimize atılan iftiralara ben devam ediyorum. Kur'an'da müşriklerin siz sihir yapılmış bir adama uyuyorsunuz iftirasını görüyoruz. Bakın siz büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz iftirası var Kur'an'da. Buhari'de tıp bölümünde geçen hadiste peygamberimizin büyülendiği geçiyor. Peygamberimiz ne söylediğinden işte habersiz bir şekilde eşlerini falan tanıyamıyor edemiyor. Yani böyle detaylar veriliyor ve uzun bir süre ne yaptığını böyle bilmez bir şekilde kendinden habersiz bir şekilde dolaşıyor. Ya müşriklerin attığı iftira büyülenmiş bir adam. Ve bu peygamberden gelen vahye de gölge düşürebilecek bir şey. Vahyi getiren peygamber aylarca... Ama şöyle bir şey de yok mu? Büyü şeydir, büyü gerçektir. Peygamberimiz bile büyülenmiştir. İşte bana uydur Kur'an'a... Size göre büyülenemez mi peygamber? Ya Kur'an'da müşriklerin iddiası etmez. Olarak peygamberin büyülendi geçiyor. Peygamber büyülendi diye bir şey yani. Geçmiyor. Peygamber'e niye büyülensin? Tabii ki büyülenemez. Yani o vahiy getiriyor Allah'ın koruması altında. Bir de aylarca ne yaptığını bilemeyen bir peygamber algısı orada. Bana göre peygamberliği de zedelemeye götürecek bir şey. Aynı zamanda yine... Son 5 dakikanızı veriyorum. Evet. Yine hadislerde bakan peygamber algısını görelim. Peygamberimize 30 erkek cinsel gücü verildi. Yani ne kadar verilmiştir verilmemiştir ayrı ama... Peygamberimizin bir kısmını da okuyamayacağım burada. Peygamberimizin cinselliğinin detayları var. Hadislere bir bakıyorsunuz, peygamberi böyle bir cinsel süpermen olarak göstermeye çalışan hadisler var. Yani sanki sahabe, o peygamberin yanında Allah'ın dinini yaymak için uğraşan adamların işi gücü yoktu. Peygamberi dikizliyorlardı. Bir gecede 9 tane hanımıyla peygamber beraber oldu şeklinde var. Ve bunları işte nerede güzel bir kadın görse eşine giderdi var. Yani bir kısmı da doğaldır, olabilir bir kısmı. Ama bunların... Bu şekilde kitaplara aksatılması ciddi bir sorun. Mesela ben hatırlıyorum 2000'e doğru dergisi İslam aleyhinde propagandanın Türkiye'de öncülüğünü yapıyordu belli yıllarda. 90'lı yıllarda yanılmıyorsam attığı bir başlık şöyleydi veya 80'li yıllarda. İşte zekerlerinden meniler damlayarak cinsel organlarından hac yaptılar veya ümre yaptılar şeklinde. Böyle bir hadis mi yazmışlardı? Tabii o da bir hadis, onu da kullanıyorlardı. Şimdi... Bakın bu da peygamber algısında yani hadisler peygamber algısını bozucu unsura sahip. Yine Ebu Bekir Bey'in bir kitabı var yanımda da. Sana dinler sorarlar 1. cilt. Burada diyor ki sahabe hastalık ve benzeri bir sıkıntıdan kurtulmak için Efendimiz'in mübarek vücudundan ayrılan saç, sakal teli gibi şeylerle tevessül ederdi. Halk içinde Hazreti Peygamber'in saçlarını yıkandığı o suyu şifa bulmak maksadıyla İçer veya yıkanır, o suyun bereketiyle şifa bulurdu. Yani Kur'an'da anlatılan peygamber algısına tamamen aykırı, peygamberin saçından şifa arayan bir ümmet olarak ümmet gösteriliyor. Ve kendi kitabında aktardıklarından bunu söylüyorum. Burada diğer yerde öyle çok bir... Burada şu kanaati de sorayım. Her yıl sakalı şerife Ramazan ayında gösterilen teveccühle ilgili kanaatiniz nedir? Şimdi bakın eğer ki peygamberden kalan bir sakal varsa o bir... Tarihsel önemi vardır. Sergilenmesi tabii ki bir yerde sergilenir, müzede. O doğaldır. Fakat onun öpmek, onu sanki bir ibadet aracı gibi görmek, onunla ilgili özel dualar yapmak, İslam'ın vahdet anlayışıyla, İslam'ın ibadet anlayışıyla asla bağdaşmaz. Tam 2,5 dakika sonra reklama gitmek durumundayım. Evet. Tam da sizin 2,5 dakikanız kaldı. Evet. Güzel bir tesadüf. Buyurun lütfen. Şimdi diğer taraftan mesela yine peygamberle ilgili gösteren şeyler bakın. Peygamberimizin böyle bir süper hero göstermek için işte böyle şemail kitaplarında birçok
gölgesi yere düşmeyen, idrarı kopmayan böyle bir kimse anlatılıyor. Kur'an'da bir insan peygamberden bahsediyor. Zaten bize örnek olması için onun da insan özellikleri olmasına rağmen bunu yapması lazım. Fakat orada anlatılan şeylere göre insan bir peygamber değil, gölgesi bile yere düşmeyen bir insan. Diğer taraftan mesela Kur'an'da haram olduğu çok açık, net belli şeylerden bir tanesi kan. Oysa kim hadislere gidiyorsunuz, şemalde bir bakıyorsunuz. Birisi peygamberin kanını içmiş. Peygamber de sen ya harama girdin, yanlış yaptın deyip de bırakacağına artık sana ateş haram oldu diyor. Ya artık onun cehennemde yanmayacağını ifade ediyor. Böyle bir peygamber algısı oluşturan hadisler de o sanırım var. Ebu Bekir Sifil bunları not aldı. Evet. Şimdi daha var mı? Yok yani toparlasak iyi olur, hem reklamımızı yememiş oluruz hem de... Bir tane daha diyelim, Ebu Bekir Bey'in de benim anladığım kadarıyla bana göre dehşetli bir şey. Ben bir felsefeci olarak buradan dehşete kapıldığım ifadelerden birisi ve Türk halkının da çok kullandığı bir hadis. Levlaki hadis. Şimdi Ebu Bekir Bey bildiğim kadarıyla o hadise senedi açısından karşı çıkıyor, hadis değildir diye, ama manası doğrudur diyor. Bu inanılmaz bir şey. Şöyle yapalım mı? Reklamdan sonra o manayı İnanılmaz verelim. Bir şey manasına peki. Doğrudan. O zaman kısa bir ara, son manasını verecek Caner Taslama, süresi bitti. Daha doğrusu bir 40-50 saniyesini yemiş olacağım. Sonra reklamdan sonra o hadisi nedir? Ebu Bekir Sifil'in de ravilerine itiraz ettiği tartışmayı, konuyu, hakikat arama çabamızı oradan sürdüreceğiz. Kısa bir ara. Kısa bir aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Teşekkür ederim öncelikle gelen mail ve sosyal medya mesajlarınız için, ilginiz için öncelikle. Her iki isme de çok teşekkürler. Yayınlarımızı buradan ve Türkiye'nin her yerinden, hem televizyonlarımızdan hem radyomuzdan izleyebilirsiniz. Frekanslarımız için habertürkradyo.com.tr ve sosyal medyadan canlı yayınlarla izleyebilirsiniz diyelim ve... Araya gitmeden önce Caner Taslaman bir anlam verecekti, bir hadis anlam verecekti. Süresi bitmişti. Son 40-50 saniyesiydi. Evet. O manayı verecek ve sonrasında onu da... Onu vermeden önce de bir şey söyleyeyim. Buyurun. Hızlı şekilde gideyim. Çok hızlı. Şimdi Mevude ile burada bir tevil yaptı Ebu Bekir Bey, ama Mevude Tekvir Suresi 8. ayette aynı ifade geçiyor. Tekvir Suresi 8. ayette geçerken işte herkes ona diri gömülen kız diye anlam veriliyor. Tamam. Yani buradan o yaptığı tevilin sonradan... Onu durumu kurtarmak için yapılmış yanlış bir tevil olduğunu söyleyeyim. Peki. Bir de Ebu Bekir Bey'den tabii beklediğim de kadınların sünneti, mürtetlerin öldürülmesi tabii diğer hiçbirine cevap verecek anlam verilmedi. Geleceğim. Ve inşallah. Yalnız şöyle bir problem var. Şimdi karşı taraf birer cümleyle soruyu sorup hakkını kullanıyor. Ben o cevabı verirken bir cümleyle cevap verme imkanım yok. Zemin kurmak zorundayım. Zemin kurmak zorundayım. Dolayısıyla 10 dakika şey değil, isabetli, adil değil. 15-15 yapacağım şimdi. Hayır, 10-15 yapmak zorundasınız. Neden? Çünkü bir cümleyle sorup geçiyor. Böyle bir hadis var, Kur'an'a aykırıdır diyor. Valla Ebu Bekir Bey, ben bunun cevabını Allah'ın adaletine, çocukların gömülmesine uygun görenler, böyle bir adaleti de uygun görmelerini hiç şaşırmam ben. Çocukların gömülmesine kim razıza gösterir? İşte bir dakika. Hadis kitaplarına bu ifadeleri şey yapınca oradan o çıkıyor. Çocukların gömülmesine kim mugalata yapmayalım peki, ya. Onu seyircilerimiz karar versin mugalata mı? Son. Levlaki hadisine yanılmıyorsam Ebu Bekir Bey mana olarak doğru diyor değil mi? Ben yanılmıyorum. Evet. İşte bu çok büyük bir... Hadis ne Türkçesi? Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım hadisi peygamberi. Evet. Şimdi bu Türkiye'de de en meşhur hadislerden biri. İşin doğrusu hadisçilerin çoğu reddetmiş bunu. Siz buna inanmıyorsunuz. Hayır, ben değil, hadisçilerin çoğu da reddetmiş. Ben zaten bunun hadis olduğunu iddia etmiyorum. Hayır. Manası doğru, başka bir şey. Tamam ben... evet Ebu Bekir, ben de zaten başlangıçta böyle dedim. Tamam. Ebu Bekir Bey aslında güzel bir şey yapıyor. Bu hadis değildir diyor. Hı hı. Ya ne güzel demişsin hadis değildir diye böyle korkunç bir uydurmadan İslam'ı koruyorsun. Hı hı. Ya bunun manası doğrudur demenin ne anlamı var? Türkiye'de bunun... işte onu söyleyeceğim. Peki şimdi... Bu çok... Bakın ben bir felsefeci olarak özellikle burada durmak istiyorum. Bu ontolojik olarak çok büyük bir rezalettir. Tamam. Şimdi İslam'ı tevhid, bunu bitireyim. İslam'ı tevhid inancını zedeleyecek boyuta gelebilecek bir şeydir. Şimdi dikkat edin, burada bir peygamberimiz duruyor. Peygamberimizin yüzü su hürmetine burada bu kadar peygamberler, alemler yaratıyor ve Allah'ın bütün her şeyi yaratması bir tek ona bağlı. Bu inanılmaz bir reddi. Kur'an'a uymuyor. Kur'an'da da anlatılan peygamber uymuyor. Hadislere de uymuyor. Peygamberimiz hadislerde beni Yunus peygambere bile üstün tutmayın diyor. Hiçbir peygambere kendisinin üstün tutulmamasını söyleyen birçok hadis var. Hadisi hadisle hem referans. Efendim? Hadisi hadisle referans. Bir dakika. Biraz çelişik olmuyor mu? Hayır. Şimdi benim buna temel karşı çıkmam. Kur'an'ın anlattığı... Bu hadise karşı çıkmanız lazım.
Evet. Yani çıktık. Hayır hayır. Beni Yunus peygamberden üstün tutmayın hadisine karşı çıkmanız niye lazım. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiş mi? Ya ben peygamberimiz Hazreti Yunus'tan üstün olabilir. Ben o peygamberimizin bir alçak niye karşı çıkmıyorsunuz? Diye. O rahatsız etmiyor sizi. Yani, çünkü ben onu Kur'an'a, akla hiçbir şey aykırı işte bulmuyorum ki karşı çıkayım hadise. Ayeti söylüyorum ama. Peygamber Efendimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiş elbette mi? Elbette ki alemlere demek rahmet. Demek ki üstün. Elbette niye ki. O hadis Kur'an'a aykırı görmüyorsun? Hayır. Birin, bakın şöyle. Alemlere, diğer peygamber de alemlere rahmet olabilir. Nereden biliyorsunuz? Böyle bir nas yok ki. Bakın siz bilmediğimiz şey yok mudur mu diyorsunuz? İşte bu sizin bir mantığınız. Şey, birazdan, hayır, birazdan evrimi sizin, konuşacağız. Tamam konuşacağız. Bu tam sizin Kur'an'dan çıkarttığınız şey. Bakın bir şey Kur'an'da olma, bir şey Kur'an'la çelişikse ona itiraz etmek gerekir. Kur'an'da olmayan bir şey değil. Hazreti Yunus'un mertebesiyle ilgili Kur'an bize bir şey söylemiyor ki. İşte söylemiyorsa öyledir diyemezsiniz. Diyemiyoruz ki. İşte diyorsunuz bakın siz ben, alemlere rahmettir bakın, diyorsunuz. Bakın peygamberimiz, bakın ben Hazreti Yunus'a peygamberin üstün tutmayın ifadesi. Yani siz böyle peygamberle İşte bu Kur'an'a aykırıdır diyorum ben size. Tamam aykırıysa ne dedin hadisi? Sizin mantığınıza bunu kullanmamanı benim ya, mantığıma bakın, göre değil. Bakın ben zaten o hadisin doğru olduğuna ilgili hiçbir şey söylemedim. Niye kullandınız ben, o zaman? Benim sadece söylediğim şey şu. Onu illa sahihtir diye bir iddiada değilim. O zaman kullanmayın. Bu Kur'an, bu benim söylemek, benim buradaki mantığım başka bir şey. Benim burada söylediğim şey mantık, şu. Bak burada hadisleri konuşuyoruz. Falan hadis uydurma, filan hadis Kur'an'a aykırı, bunu konuşuyoruz. Evet. Peygamberimizin beni Yunus'tan üstün tutmayın, Yunus peygamberden evet. şeklindeki sözü sizin mantığınıza göre Kur'an'a aykırı olmalıdır. Dolayısıyla kullanmamalısınız. E kullanmayalım. Benim için sıkıntı olmaz. Yani hadislerin zaten bir iddiam yok. Benim burada demek istediğim şey biraz şu. Biraz daha ciddiyetle eğilin. Hadis ben kitaplarına, çok ciddiyetle hatta eğiliyorum. Hadis usulüne biraz ciddiyetle ben eğilin. Gayet ciddiyetle eğiliyorum, birazdan i̇şte göreceğiz. İşte bu sıkıntıdan kurtarır sizi. Birazdan göreceğiz. Evet. Ama evet. siz de bakın Levlaki hadisini söylemek istediğiydi asıl söylediğimiz. Bunu benim burada başka söylemek istediğim şey şu. Ama hem Kur'an'a aykırı, süreyi aşıyoruz. Süreyi kaynatmayalım. Biz bununla bitirelim. Hem, hayır, Cem, Ebu Bekir Bey araya girdi, sürem kaynadı. Şimdi, son cümle lütfen. Hadislere de aykırı olmasına rağmen tamam, üstelik bu hadis bu kadar meşhur dedim. Yani bunun aykırı olduğu hadisler var. Ben yani bu hadisin hadisçilerin çoğunun karşı çıkmasına ve manasını bu kadar İslam'a ters olmasına rağmen bu kadar sahip çıkılmasına karşı çıkıyorum. Yoksa peki, benim diğer hadislerle ilgili bir iddiam yok. Peki, şimdi bu niye şey? Bakın Hazreti İsa için İncil'de geçen ifadeler bunlar. Matta'da veya diğer başka bir bölümde. Hazreti İsa'dan dolayı evrenin her şeyin yaratıldığı. Tabii Hazreti İsa biliyorsunuz o da Tanrı'nın oğlu, apayrı bir konumda. O İncil'deki ifadeler alınmış, burada peygamberimize giydirilmiş. Ve bu kadar korkunç bir iddia. Bütün geri kalan varlığın peygamberimiz için yaratıldığı, peygamberimiz olmasa Cebrail yaratılmayacak, melekler yaratılmayacak, geri kalan insanlar yaratılmayacak, hiçbir peygamber yaratılmayacak. Dikkat edin, peygamberimizin diğerlerinden üstün olduğu iddiası değil bu. Geri kalan bütün hepsinin varlık sebebini peygamberimize bağlı olduğu gibi inanılmaz bir iddia. Peki. Böyle bir hadiste savunuyor ve diyor ki evet. manası ne var ki yani gayet normal, manası peki. doğru. Şimdi bunlara cevap verecek. Doğru bir adım atıyor baştan hadisi reddetmekle, sonra yanlış bir adımla manasını kabul ediyor. Sizin mantığınız öyle çalışıyordu onun için. Valla bu Kur'an'ın mantığı peygambere yok, bu şekilde yapmamak. Göreceğiz. Bunu hep yapıyorsunuz. Kur'an'ı bir kere okuyan. Bir dakika. Bakın bunlarda süre tutmuyor. Sıra bende. Her ikisinde de süre tutmadım. Kur'an'ın mantığı demeyin. Benim Kur'an anlayışım deyin. Valla bu hatayı çok yapıyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman... Peki benim zaman, Kur'an anlayışım, ben bir kişi baştan sona Kur'an'ı okusun, ondan sonra Ebu Bekir Bey'le benim iddiamı yan yana koysun, alemlerin hepsinin kendisi için yaratıldığı bir peygamber, ben de bunun Kur'an'a ters olduğu iddiam bakalım, Kur'an okuduktan sonra sizin dediğiniz mi, benim dediğim izlenim mi kafasında şimdi oluşmuş onu görelim. O zaman benim mantığıma göre hadis olmasın, üzerinden herkesin mantığına göre olsun. Tamam, Caner Bey, şimdi hocam Bey işte, bu başlatın. Hadis üzerinden mi gideceğiz yoksa geriye Hayır, mi döneceğiz? Geriden, isterseniz sondan başlayın. Fakat ülkenin %80'inin öldürülmesi gerektiği tamam. iddiamız var. Daha oradan devam edelim. Burada bir problem var. Sondan isterseniz başlayın. O problemi tekrar söyleyeyim Buyurun. Ben. Yani birer cümleyle hadisleri söylüyor, bizi izleyenlerin kafasına takılıyor hadisler. Ben bu hadis uydurma değildir dersem ancak bu sürem bunu cevaplamaya yetecek. Hocam burada... Ama altını doldurmak zorundayım. Tamam doldurun isterseniz Dolayısıyla seçin. Dolayısıyla bana iki kat süre vermek zorundayım. Ama bu biraz şey olmaz mı hocam? Nasıl cevaplandırayım ben bunları? Şey olmaz mı? Birkaç isterseniz hadisi seçin, onlar üzerinden gidelim. O zaman diğerleri... kaldı olur işte. Süre Filan hadise cevap önümüz, verilmedi olur. Önümüz açık. İstediğiniz kadar konuşabilirsiniz. Şu mikrofonu bir halledebilir miyiz? Arkadaşlar. Şuna Siz buyurun hocam. Mikrofonu zaten takılı. Şimdi bakın. Şuradan gene baştan geleyim. Sürenizi şimdi başlatıyorum. Buyurun. Ölünün ağlaması. Yani ölüye ağlanması dolayısıyla ölünün kabirde azap görmesi. Buhari'de böyle bir hadis var.
Bu Caner Teslaman'ın sözü. Evet, evet. Onlardan evet. Bir tanesi o, peki. Hazreti Ayşe'nin itirazı. Tamam. Evet. Şimdi şunu söylemiyor. Bu hadis Buhari'de var. Hazreti Ayşe'nin bu hadise, bu rivayete itiraz ettiği hadisi de Buhari'de doğru. Var. Bunu niye söylemiyorsun? Doğru ama yok iyi ki söyledin. Ben bunu saklamam ki, sorulsa söylerim. Yani hızlan. O zaman şöyle yani bak zaten... sizin bir dakika. Bir dakika. Bu sizin hadislere bir İslam düşmanı oryantalistlerin mantığıyla yaklaştığınızı gösteriyor. Bakın neden? Bunu... Bir dakika. Ben bir saniye. Süre benim. Ama yani ben bunu tasdik ediyorum. Buna aykırı bir şey söylemiyorum. Süre benim. Bunları. Tamam. Buyur. Şimdi neden? Ya bunlar bizim bize ait bir dünyadan bahsediyor. Evet. Bu bizim. Bu tarih bizim, bu müktesebat bizim, bu ilimler bizim, yanlışıyla, doğrusuyla, eğrisiyle, düzüyle bunlar bizim. Dolayısıyla bunlara bir Müslüman gibi bakmak zorundayız. Sizlere de bunu denemenizi tavsiye ederim. Ben bir oryantalist gibi bakmayın. Şimdi oryantalist İslam'da hata bulmak için, İslam'da tenakuz bulmak için bakar. Ben bunu İslam diye görmüyorum, bir dakika, uydurulmuş din diye kesmeyin, görüyorum. Kesmeyin, kesmeyin. Peki. Bunun için bakar. Ve bu hadisleri önümüze koyar. Bu sizin yaptığınız şey yeni bir şey değil. Bundan 150 sene önce bunu Goldziher söyledi. Şaht söyledi, başkaları söyledi. Bunlara gerekli cevaplar verildi. Problem şuradaki siz... Bir şey söylemek cevap vermek olmuyor ne yazık ki. Bir dakika, problem bu şuradaki siz bunları kendi keşfinizmiş gibi oryantalistlerden kopya çekip bu ümmetin gündemine sokun. Peki ben söylüyorum. Cevap vermeyin bana. Ama ben yani, sen hakkımı kullanıyorum. Cevap vermeyin. Benim hiçbir şey değişmeyeyim. Bana cevap vermeyin. Ben hakkımı kullanıyorum. Bey, not peki alıyorum. O zaman ben bir cümleyle söylüyorum. Benim bugün iddia ettiğim bir şey benim keşfimdir demiyorum. Caner baştan Bey. Bir cümle tamam. Söyleyeyim. Tamam. Evet, bunlar oryantalistlerin imalatı. Siz de oryantalistlerle aynı çuvala girmeyin. Müslümansanız girmeyin. İslam'ı savunmak gibi bir refleksiniz olsun. Benim hayatım olacak. Tamam, cevap vermeyin bana. Hocam not alalım, öyle devam edelim. Evet. Şimdi Buhari'de ölü arkasındakilerin ağlamasından dolayı azap görür diye bir hadis var. Abdullah İbni Ömer'den yanlış hatırlamıyorsam geliyor radıyallahu anh. Hazreti Ayşe'nin bulunduğu bir ortamda bu söylenince diyor ki Allah ona rahmet eylesin. Hazreti Ömer düzeltiyorum. Allah ona rahmet eylesin diyor. Efendimiz bunu Yahudilerin bu konuda bir inancı var. Onu dile getirme bağlamında söyledi. Yani yoksa... Bir insan bir başkası arkasından ağlıyor diye niye azap görsün? Hazreti Ayşe bunu düzeltiyor. Bu da gayet insani bir şeydir. Sahabe-i kiram bilgisayar değil, kurulmuş makine değil. Efendimizin yanına, huzuruna giriyorlar, çıkıyorlar. Sürekli bir ortam, hareketli bir ortam var. Efendimiz bir şey söylerken biri yarısına yetişiyor. Ve o duyduğu şeyi bir emanet duygusuyla bir başkasına naklediyor. Efendimizin böyle dediğini duydum diyor. Hazreti Ayşe veya bir başka sahabi de diyor ki, bu bir ihkak-ı hak meselesidir. Yani bir yanlışı düzeltme meselesidir. Diyor ki Allah rahmet eylesin. O sözü eksik duymuş. Aslı şudur. Bu Yahudilerin inancıdır. Dolayısıyla Efendimiz bunu bir bağlam içinde söyledi. Şimdi bunu hadislerin ayıbıdır, bu hadislerin Kur'an'a aykırılığının bilmem ifadesidir diye gündeme getirmek en hafif tabiriyle ayıp bir şeydir. Çünkü öbürü de Buhari'de var. Buhari... Aynı bağlamda var. Peki Buhari ikisine de sahih diyor mu? İkisine de sahih diyor. Sahih olarak gelmiş. Peki, ne desin Buhari? Buhari Hazreti... Bir dakika. Buhari Hazreti Ömer'in naklettiği şey doğrudur diye nakletmemiş. Bu bize metin ve senet problemsiz bir şekilde geldi. Zaten ben mantık, de bunu naklediyorum. Zaten diyor. Sorun bu mantıkta. Hangi mantıkta? İşte bu senetle gelen mantığın içeriğine bakmadan ona sahih diyebilmekte. İşte öyle yapsa Buhari aksini söylemezdi. Bu senin ithamın. Hayır, Caner Bey. Bir şey değil ki. Ben bir bu, kere... bu senin oryantalist gözlüğüyle yaptığın bir itham. Hiç oryantalist gözlüğüyle cevap ben İslam'a bana. Bakmam. Ben bitireyim, cevap verme. Kadının sünneti. Yahu. Yani insan basit bir araştırmayla bir internete girse. Bu nedir bu kadının sünneti meselesi? Yani ben Caner Bey'in psikolojisini çok iyi anlıyorum. Piyasada oluşturulmuş bir algı var. Hadis... kötü bir şey, tehlikeli bir şey. Hadis düzgün olamaz, arızalı bir şey, baştan ayağı arızalı. Kadın düşmanı, çocuk düşmanı vesaire oluşturulmuş bir zihin algısı var. Bir algı durumu var. Bu algı durumu üzerine kadının sünnetini konuştuğunuzda tak diye oturuyor. Zaten gelenek dediğiniz şey kadını aşağılayan, kötüleyen bilmem neyden bir lanet bir şey. Dolayısıyla kadına işkence de eder, onu sünnet etmek için... hayatını tehlikeye de sok. Böyle bir şey. Nedir bu? Şimdi işin aslı şudur. İnternete girin bakın basit bir aramayla yani işin bilimsel tarafına girmeyin. Basit bir aramayla şunu görürsünüz.
Kadının sünneti başlığı altında gündeme getirilen 3 ayrı operasyon vardır. Bunlar kadının cinsel organının ne kadarının alındığına bağlı olarak kategorilendirilmiştir. Bunlardan birisi kadının cinsel organına ne fizik olarak ne fonksiyon olarak hiçbir zarar vermez. Sadece kadının cinsel arzularının yükseltilmesi için yapılan bir operasyondur. Ve kültürel bir şeydir. Yükseltilmesi yanlış mı duydum? Yükseltilmesi için. Cinsel organın yükseltilmesi için operasyon mu yapılıyor? Beyefendi, erkekler sünnet ediliyor mu? Evet. Bu cinsel organa bir operasyon mudur? Evet. Niye gülüyorsunuz? Yani sizin dediğiniz şeye giriyorum. Kadınların cinsel organına yapılan operasyon zevkini arttırmak için. Ya bana bilimsel cevap verin ya da müdahale etmeyin. Yani burada retorik sahaya oynuyorsunuz, tribüne oynuyorsunuz. Bana cevap vermeyin. Söylediğiniz o kadar bariz bir yanlış. Yanlış değil. Sinekteki panzehir meselesi gibi şimdi ciddi bir bilimsel yanlış. Bana cevap vermeyin. Bir bitirsin. Bana cevap vermeyin. Yani siz tek başınıza bağırın. Tribüne oynamayın. Ben sizi kesmiyorum bakın. Evet lütfen. Burada bir sürü hadis söylediniz. Tabii. Ben bunlara cevap vereceğim. Yani siz tek başınıza konuşun, vaaz verin. Hiç müdahale etmeyin. Buyurun. Lütfen. Hayır hayır. Siz not Reis alın. Reis Bey böyle mi yapacağız? Hayır, böyle yapmayacağız. Ebu Bekir Bey not alıyor. Caner Bey not alın lütfen siz de. Ben sonradan sırası geldikçe lütfen. Benim konuşmalarımı, beni dinlemeye tahammül etmeyi öğreneceksiniz. Ben sizi dinliyorum bakın. Ben erdemli bir insan olmaya çalışıyorum ve sizi dinliyorum. Siz de beni dinleyin. Aklınıza yatmasa da dinleyin, gıcık olsanız da dinleyin. Dinlemek zorundasınız. Birimize gıcık olacak peki, şey yok. Peki araya girmeyin. İstersen hiç araya girmeyelim. Öyle bir kural koyalım. O da girmesin, ben de girmeyeyim. Siz iddialarınızı dile getirirken mesela, ben araya girmiyorum. Mesela şu anda daha 8 dakika. Siz de arada girdiniz, ben de girdim. Hiç girmeyebilirim. Siz de hiç girmezsiniz. Öyle bir kural belirleyelim. O zaman hiç girmeyin. Peki. Hiç girmiyorum. Herkes not alsın. Dolayısıyla bu kadının sünneti meselesi kültürel bir şeydir. Bir uygulamadır. Bugün hala vardır. Somali'de vardır, Afrika'da vardır, Arap ülkelerinde vardır, başka yerlerde vardır. Oralarda kadınlar ölmüyor, katliam falan değil bu. Yani bir algı, oluşturulmuş bir algı üzerine bunu hadisleri itibarsızlaştırmak için kullanmak en hafif tabiriyle ayıptır. Yaparsınız, yapmazsınız. Bu kültürel bir şeydir. Erkek çocukları da sünnet ediyorsunuz. Onlar da sünnet edilirken ağlıyor. Şimdi bunu birisi videoya çekse, YouTube'a koysa, çocuklara işkence diye kamuoyuna takdim etse kabul eder misiniz? Etmezsiniz, etmemelisiniz. Bu da benzeri bir şey. Peki. Efendim. Erkek ve kız çocuğunun idrarı. Şimdi. Her iki idrarda da farklı değerlerin olması meselesi. Yani kız çocuğunun idrarıyla erkek çocuğunun idrarının en azından muhteva olarak farklı olduğu kokusundan bile bellidir. Yani kız çocuğunun idrarı farklı kokar, daha ağır kokar. Erkek çocuğun idrarı, bir hastalığı yoksa, o kadar ağır kokmaz. Bu onun muhtevasını ele veren bir şeydir. Dolayısıyla kız çocuğunun idrarı, burada neden bahsediyoruz? Ben de bu hadisin sebebini... Sebep şu, hangi kız çocuğu ve hangi erkek çocuğu? Niye bu konu hadise konu oldu? Bu henüz katı yemek yemeyen çocukların idrarı, Reis Bey. Yani süt emen çocukların idrarından bahsediyoruz. Yoksa katı yemek yiyen çocuğun idrarı da pistir, erkek de olsa pistir, kadın da olsa pistir. Bu niye hadise konudur böyle bir şey? Yani rivayet öyle geliyor. Süt emen çocuk, erkek çocuğun idrarı, kız çocuğunun idrarı kadar pis değildir, pis kokmaz. Tamam, bu hangi hikmete binaen rivayet ediliyor? Yani tamam, bu hadisi anladım. Yani şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam, Ali Efendimiz hayatın her karesine, bir Müslümanın günlük hayatının her enstantanesine dair İslami bir damga vurmak için gönderilmiş. Dolayısıyla kucağına bir çocuk oturtmuş bir gün. Bu çocuk erkek çocuk. O çocuğun erkek, yani süt emiyor henüz, yani yemek yemiyor. O çocuk üzerine biraz idrar kaçırmış. Efendimiz oraya bir su serpmek suretiyle temizlemiş onu. Daha sonra kız çocuğunun da buna benzer bir idrar bulaştırması durumu söz konusu olduğunda bunun yıkanmasını tavsiye etmiş. Mesele bundan ibaret. Yoksa bunu ne kız çocuğunu kötülemek var, ne kadını lanetlemek var. Bu tamamen taharet ahkamı ile ilgili bir şey. Şimdi diyebilirsiniz ki Reis Bey, biz bugün bunu tıbben inceledik. Erkek çocuğunun idrarın içindeki ne bileyim o bileşenler, bunun tahlili, muhtevası, kız çocuğunun muhtevasından çok farklı değil. İçinde biraz şu var, biraz bu diyebilirsiniz. Fakat burada
bir taharet hükmü getiren, onu öğreten bir peygamberden bahsediyoruz. Peki. Yani o peygamber bize diyor ki... Özür dilerim. Bu arada 5 dakika daha verecektim. 2 dakika Caner Bey'den alıyorum. Daha doğrusu o da eklediği için 7 dakikanızı başlattım. Buyurun. O peygamber bize diyor ki, su bulamadığınız zaman cünüp de olsanız, abdestsiz de olsanız teyemmüm edin. Çünkü toprak bize temiz ve temizleyici kılındı. Diyebilirsiniz ki bir insanın cünüp olması bütün vücuduyla ilgili bir şeydir. Bütün organizmayı ilgilendiren bir şeydir. Dolayısıyla gusül abdesti alan kişi o organizmada meydana gelen değişikliği efendim orijinal, normal haline döndürmüş olur. Böyle bir izah yapabilirsiniz aklen. Ama bunu teyemmüm için yapamazsınız mesela. Teyemmüm bu işi görmez. Ama namaz kılmak için teyemmüm abdestinde, guslünde yerini tutmuş. Siz buna mantıklı bir açıklama getirmeye çalışmayın. Çünkü bu hükmü bir temizliktir zaten. Hakiki bir temizlik değil. Bunun gibi yani. Efendim peygamber kız çocuk önünden geçerken çocuğa beddua etmiş. Çocuk kötü mü olmuş? Ya Allah'tan korkun. Tekrar söylüyorum. Hadislere alerjinizi anlarım. Efendim, bir müsteşrik mantığıyla düşünmenizi de anlamaya çalışırım benim için zor olsa da. Ama hadisleri itibarsızlaştıracağım diye önünüze gelen her hadisi de böyle tepe tepe kullanmayın yahu. Bu zayıf bir hadis. Nerede geçiyor? Ebu Davud'da geçiyor. Zayıf bir hadis. Güzel. Ebu Davud'da zayıf hadis geçmez mi? Geçer. Niye söylüyorsunuz bunu hadisi itibarsızlaştırmak için? Zayıf, Allah'tan korkmuyor zayıf, bir dakika, zayıf hadis uydurma hadis mi demektir? Zayıf hadis bakın, demek. Bunu birçok kimse peygamberin mucizesi diye kitabını alıyor. Ya ne abi beni ilgilendirmiyorum. Ben, yani hadise sayıktır burada, mı dedim. Siz o zaman o birçok kimseyi itham edin. Hadisi veya hadis ilimlerini itham etmeyin. Hadis mevzudur demiyor. İşte Kütüb-i Sitte'de geçiyor hadis. Zayıftır diye geçiyor yani sonuçta orada hadis. Yani birçok kimse bunu peygamber yaptı diye düşünüyor. Yani ben size burada usulü hadis öğretmek zorundayım. Öyle siz öğretiyor ama ben de size birçok şey öğreteceğim. Ben buna vaktim bakalım yok. Kim ne kadar öğrenecek. Öğrenin de gelin o zaman. Öğretim. Yani bir zayıf hadisi hadisleri itibarsızlaştırmak için kullanmayın. Ben, ayıptır. Ben peygamberimizi siz kendi umurunuzdan kaybedersiniz. Orada en muteber ayıptır. Hadis kitaplarından denen Kütüb-i Sitte'nin içinde peygamberimize bu iftira geçiyor. Ben peygamberimizi iftiralardan korumaya çalışıyorum. Öyle siz yapmıyorsunuz. Uydurma, dürüst olun. Uydurma. Dürüst olun. Siz dürüst sizin olun. Derdiniz hadisle. Siz kendi geleneğinizi temize çıkarmak sizin adına peygambere hadisle. Atılan iftiralara bile sahip Ebu çıkıyorsunuz. Ebu Davud'daki bir siz, hadis zayıftır siz ve gelenek, siz onu utanmadan kullanıyorsunuz. Siz gelenek perestliğinizi peygamberin ayıptır, üstüne ayıptır. Çıkartıyorsunuz. Peki şöyle yapalım. Lütfen beni tamam. Bu peygamber ayıptır. Ebu Davud'da hadis geçiyor. Tamam. Biz hadis zayıf yok. Hadis geçiyor tamam. Kardeşim. Tamam. Ne demek zayıf siz deyin ki zayıf mevzu deyin buna. Zayıf hadis ne demek? Zayıf hadis sahih hadisin taşıdığı şartları sahte taşımayan hadis. Ne hükmü ama nedir? Ama sonuçta mevzu hadis nedir? Demek hükmü değil. Hükmü nedir? Zayıf hadisin zayıf hükmü hadisle, nedir? Zaten bu bir amelle ilgili hadis. Niye söylüyorsunuz ilgili? O zaman? Ya kardeşim. Ya bizim, ayıp değil. Kütüb-i Sitte'de. Utanmıyor musunuz? Kütüb-i Sitte. Niye utanacağız? Utanmanız lazım. Hayır mevzu hadis değil. Zayıf hadisle mevzu hadis farklıdır. Zayıf kütüb-i hadisin sitte, hükmünü söyleyin bana sizin, o zaman. Bir saniye. Kardeşim zayıf hadisin ne olduğunu herkes biliyor. Siz bana söyleyin, hükmünü söyleyin. Siz söyleyin, hepimiz söyleyin. Ben zayıf bilmiyorsunuz. Ne? Onun için söyleyemiyorsunuz. Ne bilmiyorum? Ayıptır, kullanmayın. Hayır. Tamam. Kardeşim, bu kadar mahcubiyet yeter. Daha ileri gitmeyelim. Kardeşim bunun, bakın. Bu kadar mahcubiyet yeter, ileri gitmeyelim. Daha kötü bence sizin mahcup olmanız lazım. Kütüb-i Sitte'de geçen hadisi yok kabul ediyorsunuz. Aynı şeyi makara gibi döndürüp durmayın. Bu bir oryantalistler gibi hadis inkarcılığına başladınız. Bu bir ilimdir. Bak tamam, zayıf hadisin hükmünü soruyorum. Söylemiyorsun ama ya bu yanlış bir iddiaymış kardeşim. Zayıf hadis senedi itibariyle. Öğrenmek zorundasın ama hadis konuşuyorsun burada. Ben zayıf bunu hadisin ne demek olduğunu ben buna. Zayıfın hadisin ne demek olduğunu biliyorum siz merak zayıf etmeyin. Zayıf hadisin hükmünü söyle bana. Ya zayıf tamam, hadis bu zaten hüküm ifade edecek bir şey çıkartmakla zayıf alakalı zayıf hadisin değil. Hükmünü bana zayıf söyle. Zayıf hadis mevzu hadis demek değil. Kitap bana hükmünü hadis. Söyle. Zayıf hadisin hükmünü söyle. Ya siz söyleyin kardeşim neyi neyi kastediyorsanız söyle. Ben söyleyebileceğim söyle. Bu alan senin alanın değil girme. Ne niye girme? Ayıp ya, bakın. Siz bak, benim ilim namusu, ilim haysiyeti diye bir şey var. İlim namusu ya. Ben şimdi ben felsefeci değilim. Siz Sitte de geçen ben hadis. Ben felsefeci değilim. Siz kalksam burada felsefe hakkında ahkam kessem. Peki bu ayıp ya. Siz şunu peki ya. Söyleyin o zaman. Ebu Davud'un bu söylediği peygamberimize iftiradır diyebiliyor musunuz? Bu zayıf bir hadistir. Zayıf hadisin hükmünü söyle bana ben onu söyleyeceğim. Siz şunu söyleyin. Ebu Davud peygamberimize burada iftira atmıştır. Zayıf hadis senedi itibariyle. Ebu Davud atmamıştır bu iftirayı. Ben kendi sana... senedindeki belli kimselerin güvenilir olup olmamasına bağlı olarak hadis zayıf olur. Sen, tamam
Yani senedi demek ne anlayacağız biz? Bundan ne anlayacağız biz? İslam ümmetini bu hadis diye anlatılıyor mu? En muteber hadis kitaplarından birinde su. Ben zaten bunların uydurma olduğunu anlaşıldı. Düşünüp anlatıyorum. Bir dakika Reis Bey. Burada süreniz biraz ben kaynak metodolojisi dersi vereceğim. Bir dakika ben bir tek Buhari ile Müslim sahihine gideceğim demedim ki. Ya. Ben sana kaynak metodolojisi dersi vereceğim. Dinle. Siz bana desin ders alma ihtiyacınız var. Senin ihtiyacın var belli ki. Mantık dersi alma ihtiyacınız var. Gittikçe kötüye gidiyorsun. Beni dinle. Şöyle yapalım. Hayır. Biraz istifade edin. Bir dakika burada. Beni dinle. Şunu diyemiyor Ebu Davud peygamberimiz iftira atmıştır. Ebu Davud niye iftira atsın peygamberimize? Bu Ebu Davud'da geçiyor. Ebu Davud'da geçiyor diye Ebu Davud mu bunu iftira attı peygamberimize? Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Kaç yüz bin hadis içinden Ebu Davud hadislerini seçti? Bak ben sana söyleyeyim Ebu Davud kaç yüz bin? Ya bu senin alanın değil girme mahcup olursun ya, bak. Girelim mahcup, mahcup olayım. Oldun, tekrar mahcup yüz binlerce olursun. Hadis içinden bunu seçti. Seçe seçe bunu mu seçti peygamberimizin? Ebu Davud peki bir dakika. Söyle, Ebu Davud bu, bin, kitabı, evet. Ebu Davud bu kitabı niye yazdı? Niye yazdı? Belli işte hadisleri toplamak için yazdı. Yani bana soru sorup da imtihan etmesin. Yanlış anladın. Biliyorsun. Ebu Davud hadisleri toplamak için falan yazmadı. Ne yaptı? Rüyasında ya gördü de mi yazdı? Git öğren bak. Mahcup oluyorsun ya git siz öğren. Siz bakın ana konudan kaçıyorsunuz. Daha kaçmıyorum ben bunun üstündeyim bak. Ya, ana konunun içindeyim Ebu ben. Ebu Davud da açıkça geçen bir Ebu Davud bu kitabı niye yazdı bana söyle. Ya ben kardeşim Ebu Davud'un kitabı niye yazdı konumuzu siz anlatın öğrenelim. Varsa bir önemli bir sebebi. Bak işte bir şey daha çıkıyor. Yani hadis bu alanın yabancısı girme. Ebu Bekir Bey. Benim girmem değil bak Ebu Bekir girme. Cevap Ebu veremiyorsunuz Bekir hiçbirine. Ben mantık arıyorum benim alanım. Bu hadisin zayıf olduğunu söyledim ben sana. Ben zayıf değilim. İtiraz ettim mi? Sen biraz ilmi haysiyet taşısan bu hadisi burada söz konusu etmezsin. Niye? Peki. Çünkü zayıf bir hadis. Ya peki, zayıf tamam. Hadislere mevzu mu deniyor İslam bu konunun alemini? Zayıf olduğunu. Kütüb-i Sitte. Caner Bey, Caner Hocam bu konunun zayıf olduğunu anladık. Hocam da anladı. Şimdi ben sizi. Bakın zayıf biz, demek tamam. Mevzu uydurma demek zayıf, değil. Birçok kimse bunu kitabında Ebu Davud'da geçiyor diye kullanıyor. Zayıfı mevzuyu. Öyle bir şey. Bu kadar düşme. Ya kendisi bile Ebu Davud burada peygamberimize iftira atmıştır diye tamam. Ben bunu göğsümü gererek diyorum. Ben niye diyeyim Ebu Davud'u ben tenzih ederim. Çünkü ben diyorum alemlere rahmet olan peygamberimize bu büyük bir iftiradır. Reis Bey bir dakika önemli bir yere geldik. Önemli bir yere geldik bunu açıklamam lazım. Açıklayın bir saniye. Bak bir saniye hocam bir saniye. O nedir bu nedir Caner şeklinde Bey, sorularla geçiştirmeye ya bilmiyorsun. Hocam, bu konunun cahilisin. Hocam. Öğreteceğim. Bakın ben cahil alimle sizi bu duruma düşürdüm. Siz bu ben bir duruma düşmedim ya. Görülecek ya. Yarın. Bir duruma düşen varsa sizin bak işte. Bakın getirdiğiniz açıklama bu alanın en alim olarak bir şey rica edeceğim. Sineği yemeğe şey daldırmanız, mürtetleri öldürmeniz, kadın sünneti yapmanız. Söyledim burada ben. Caner Bey bir şey rica edeceğim. Tribüne oynama. Ebu Bekir Bey bir şey rica edeceğim. Bakın. Bu programın başında bir şey söyledin. Evet. Dedin ki derdimiz hakikatin ortaya çıkmasıdır. Tribüne oynama. Siz, ben şimdi burada ben sana hakikatle oynamadım. Tribüne oynuyorsunuz yok işte sinek hadisiyle ilgili ben sana açıklamayı yaptım. Teorilerine götürdünüz. Rica ederim. Araya götürmek zorunda bırakmayın. Hocam bir saniye lütfen. Caner Bey bir saniye. Evet. Bir, başlangıçta dedi ki bu bir hakikati arama çabası. İki, burada tartıştığımız mesele nihayetinde İslam dininin bir önemli bir parçası, önemli bir unsuru. Konu hakkında tartışıyoruz. Ve nihayetinde de bu kıymete, dini mübin İslam'a yakışır bir üslupla gideceğiz. Bu iki. Üç, polemiklerinize süreyi durdurdum. Sizde de durduruyorum, size de durduruyorum. Durdurun. Notlarımızı alarak gidelim. Şimdi o mevzu nedir? Herkes bilmez. Zayıf nedir? Bundan hüküm çıkar mı? Biraz mesele, evet ilmi de bir tartışma ama biraz da anlayacağımız şekilde ilerlersek buna da sevinirim. Şimdi onu şimdi sizden rica edeceğim. Caner Hocam siz de notlarınızı alın. Ondan sonra devam edelim. Bu zira çok şık bir hareket olmuyor. Dolayısıyla biraz hakkaniyetli bir şekilde ilerleyelim. Süreniz başladı. Bu arada son 5 dakikanız. Peygamber'e 6 dakikanız büyü. Pardon. Peygamber'e büyü. Peygamber'e büyü yapılamaz mı? Peygamber büyüden etkilenemez mi? Yapılabilir ve etkilenebilir. Yani peygamber olduğu için nasıl etkilenir? Ha, etkilenir. Bu Kur'an'a aykırı filan da değildir. Şimdi Kur'an'da Araf suresinin 14. ayetinde Hazreti Musa ile Firavun'un sihirbazları arasında geçen o şey anlatılıyor. Yani o sihirbazların ellerindekini yere atınca Hazreti Musa da içinde bir korku hissediyor. Taha suresinin 3. ayeti. Hazreti Musa bu sihirden etkilendi mi? Firavun'un sihirbazlarının aslında olmayan bir şeyi olmuş gibi gösteren o büyük... Asaların yılana dönüşmesi. Etkilendi mi? İplerini attılar yere, onlar yılana dönüştü. Sonra Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya vahyetti, o da asasını yere attı, o da bütün yılanları yuttu. Şimdi Hazreti Musa içinde bir korku hissetti mi? Hissetti. Ya insani bir şeydir. Bu niye Kur'an'a aykırı olsun? İkinci bir husus,
Peygamber'e büyü yapıldı. Peygamber çok uzun bir süre, belki de aylar bundan etkilendi. Yalan, aylar filan etkilenmedi. Nerede geçiyorsa göstersin bana Caner Bey. Özellikle bunu istiyorum kendisinden. Sıra kendisine geldiğinde Peygamberimizin bu büyüden uzun bir süre, çok uzun bir süre, aylarca etkilendiğine dair bir rivayet getirsin bana. Yoksa özür dilesin. Peygamberin cinsel gücü yapında ne var? Bu aklen olamayacak bir şey mi? Aklen bu imkansız bir şey mi? Bir insanın bir günde 9 ayrı eşini dolaşması aklen mümkün müdür, değil midir? Bir şey göre içerisinde değişir şimdi de. Sanırım aklen, itiraz akıl, noktası şurası. Akıl böyle bir bunu konu, imkansız hadise, kabul eder mi? Hadise konu olması tuhaf değil mi diyor anladığım kadarıyla. Hayır. Siz doktoruz almayın canım. Siz hadis dediğiniz şey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın 24 saatini, insanlarla ilişkisini, aile hayatını, dine dair söylediklerini, efendim devlet yönetimini, savaşını, barışını, insani ilişkilerini, bir 24 saatini anlatmak amacıyla toplanmış, bize nakledilmiş çok derece kıymetli metinler. Şimdi bu metinler içerisinde Efendimizin attan düşüp bacağını, baldırını yaralaması da var. Aksayarak gezmesi de var. Bunun içinde Efendimizin hüzünlenmesi var. Efendimizin müşriklerle mücadelesi var. Efendimizin aile hayatı var. Bu da var. Yani bunu niye yadırgıyoruz? Yani birileri rahatsız olacak diye biz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatıyla ilgili bir takım şeyleri gizlese miydik? Ulema, hadis alimleri böyle mi yapsaydı? Bugün bizim müsteşrikler karşısında duyduğumuz kompleksi onların da mı duymasını bekliyoruz? Cinsel yaşamının bir hadis kitabına konu olması normal mi? Çok normal bir şey. Peygamberi bir bütün olarak bize yansıtan sadece bu metinler. İnsan tarafını da, peygamber tarafını da. Yani biz onu nereden tanıyoruz, nasıl tanıyoruz? Efendimizin 24 saatini biz nereden öğreniyoruz? Hadislerden öğreniyoruz. Peki. Yani eğer bu akla çok mugayir bir şeyse, onu aklen bana ispat etmesi lazım. Son bir insan. Bir dakikanız bu arada. Evet. Tevessül. Peygamber Efendimizin saçıyla, efendim, sakal teliyle insanlar tevessül eder. Bundan şifa umar. Hastalara bu iyi gelir. Bu Kur'an'a aykırı bir şey mi? Vallahi Kur'an'a aykırı değil. Yusuf suresini açın. Hazreti Yusuf gömleğini babasına, Hazreti Yakub'a gönderiyor. Babası ağlıya ağlıya, gözleri kör olmuş. Hazreti Yusuf gömleğini önceden gönderiyor. Diyor ki alın bunu götürün babama, gözüne sürsün, gözü açılsın. Bunu da Hazreti Yakup yapıyor. Gömleği alıyor, yüzüne sürüyor ve gözleri açılıyor. Şimdi bir peygamberden bahsediyoruz. Ve insana şah damarından daha yakın olan Cenab-ı Hak'tan bahsediyoruz. Peygamber elini açsa, ya Rabbi gözümü aç dese olmaz mı? Olur. Ama gömleği yüzüne sürmek suretiyle gözünü açmayı tercih etmiş. Niye böyle yapmış? Böyle bir insana sihir nasıl tesir ediyor? Nasıl? Böyle bir insana sihir nasıl tesir edebiliyor? Peygamberler melek değil. Peygamberler melek değil. Peygamber gömleğiyle göz de açar, sihirden etkilenir. Şöyle. Yani Cenab-ı Hakk'ın peygamberlere bahşettiği hususiyetler var. Bu onları melekleştirmiyor. Ama sıradan insanların seviyesine de indirmemize mani şeyler bunlar. Peki, burada bitirdik. Daha doğrusu bir ara zamanı. Ama bizim şimdi ilerleyecek vakitte konu başlıklarımız biraz daha farklı olacak. Şimdi önümüzdeki devam edeceğiz. Bölümde benim de Caner Bey'e sorularım olacak. Tamam, tabii ki. Kısa bir araya gidelim. Aranın sonrasında tekrar huzurlarınızdayız. Aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Sayın Ebubekir Sifil ve Sayın Caner Taslaman'la beraber hadis konusunu tartışıyoruz. Temel olarak hadisler birer dini hüküm müdür, delil midir, değil midir? Kabaca böyle özetleyebiliriz. Televizyonları başında olan sevgili seyircilerimize bir kez daha iyi akşamlar dileyelim. Türkiye'nin her yerinden Habertürk Radyo'dan yine bizi takip edebilirsiniz. Frekanslarımızı habertürkradyo.com.tr'den bulabilirsiniz. 3 sosyal medyadan da yine bizi takip edebilirsiniz diyelim. Ve konumuza tekrar dönelim. Konumuz devam ediyor, akıyor idi. Ebubekir Sifil süresini kullandı. Polemiklerde süreyi durdurarak yine hakkaniyetli bir süre paylaşımıyla tartışma yürütmeye çalışıyorum. Sıra Profesör Doktor Caner Taslaman'da.
Evet, yani Ebu Bekir Bey birçoğuna tam cevap vermedi. Yani ben hala merak... Öğrenmiyorum ki, sürem yok benim. İnşallah sürede gelir. Mesela Ebu Bekir Bey'in, dikkat ediyorsanız, mürtedin öldürülmesi gerektiği anlamı çıkacak sözü söyledi ama tam manasıyla bağlayamadı. Bir kere daha vurguyoruz. Ebu Bekir Bey'in savunduğu dine göre Türkiye'deki insanlar şu anda onun söylediği şekilde bir yönetim olsa, Türkiye'deki insanlar 3 gün müddet verilip eğer ki namaz kılmaya başlamazlarsa şu andaki Türkiye'nin %70'inin öldürülmesi gerektiği bir dini savunuyor kendisi. Yani evvela bunu bir not edelim, mürtedin öldürülmesi meselesinde. Öyle değilse değil desin. Zehir meselesiyle ilgili hala cevabı almadık. Orada hurmalarla zehir duruyor. Bakalım ne kadar hadislere güveniliyor. Deney için duruyorlar orada hala. Onun da sonucunu merak ediyorum. Levlaki hadisi dediğin gibi dehşetli bir şey. Hala Levlaki hadisinin nasıl olup da anlam olarak doğru olduğunu merak ediyoruz. Onu da duyuracağız. Ben konuşurken kesmezseniz ben bunların hepsini söyleyeyim. Ne güzel. Bak şimdi siz beni kestiniz. Çok bunu güzel. İkaz etmek zorundayım. Ama. Güzel. Evet. Güzel. Hiç kesmeyelim dedik, istiyorsanız tamam, keselim. Ben tamam, kesme. Kesmeyelim. İkisine de varım. Kesmeyelim. İkisine de varım. Peki. Evet. Ondan sonra yine sünnetle ilgili dediği şey sonuçta bu yararlı kadına dedi. Dünyadaki sağlık örgütleri ayakta, kadınların cinselliğini bunda mahvediyorlar. Evet, dediği gibi birkaç farklı sünnet şekli var. Belki İslam dünyasında uygulanan bunun en hafif şekli olabilir. Ama klitoristen kesiliyor ve kadının cinsellikten zevk alması zarar görüyor. Hormonları vücudundaki de zarar görüyor. Sırf cinsel organ o kısmı zarar görmüyor. Doğacak çocuğa kadar kimi sünnet çeşitlerinin zararı var. Kadın bedenine zararlı bir şey. Ve 200 milyondan fazla dünyada sünnetli kadın var. Bunların önemli bir kısmı İslam'ın şartı diye, bakın şartı diye demeyeyim, İslam'ın içindeki bir uygulamadır diye sünnet ediliyor. Böyle korkunç bir sonucu olan bir şeyden bahsediyor. Burada bir gırgır dalga konusundan bahsetmiyoruz. Şuna katılıyorum. Ve bana diyor ki ben, yani İslam alemi bu yanlıştan kurtulsun, bunun İslam'dan olduğunu reddedelim dediğimde hadisleri itibarsızlaştırmak için kullanıyorsunuz. Hadisleri itibarsızlaştırmak, oryantalistler, hadis itibarsızlaştırmak, böyle bir retorik var. Benim en başından beri anlatmaya söylediğim şey şu. Peygamberimizin itibarını bozmaktır bunları peygamberimize atfetmek. İslam'ın itibarını bozmaktır. Allah'a adaletsiz demek. Şuna katılır mısınız? Bilimsel verilerin dışında bazı hadislerde de bilim dünyasında çözemediği bazı hikmetler olabilemez mi? Ya şimdi şöyle, yani tabii ki bir hikmet olabilir, bir şey olabilir. O ayrı bir şey. Ama apaçık olarak bilimsel açıdan bugün kadın sünnetinin zararı anlaşılmış. Bunda ısrarcı olduğunu, yani bunda peki, sineklerin tifo yaydığı, diğer hastalıkları yaydığı belli. Böyle uydurma bir Suudi Arabistan'da yayınlanan makaleye dayanarak aile onu iki kanadında da panzehir vardır, dibine kadar yemeğin batırın demenin bir alemi yok. Bir de sürekli felsefi açıdan bir mantık hatası yapıyor Ebu Bekir Bey. Ona da felsefede tu quoque mantık hatası denir. O da sende de, sende de denir. Yani işte hadiste bunlar varsa Kur'an'da da var demek istiyor. Oysa bugünkü çünkü şöyle bir şey, ben Ayşe Hür'le bu televizyonda iki kere tartıştım. Kur'an'la ilgili kimin ne iddiası varsa da cevap vermeye hazırım, bir ateist Kur'an'a itiraz ediyorsa. Ama müşkülül Kur'an olduğu iddia edilen şeylerin, ikimiz de Kur'an'a inanıyorsak, müşkül zahiren olsa da içine girildiğinde gerçek bir müşkül olmadığı kanaatindeyiz ikimiz de. Değil mi? Yani o zaman bunları tartışma konusu yapmak kendinin ancak kaçmaktır. Kendi inandığı bir şeyi tartışma konusu yapıyor. Ama hadisle ilgili inancımız ortak değil. Niye? Çünkü o bunların bir vahiy unsuru olduğunu hadisin düşünüyor. Peygamber, yani Allah'tan bunların olduğunu düşünüyor. Peygamberimize verilmiş şeyler olduğunu düşünüyor hadisin. Yani peygamber o dönemin geleneğin kültürün insanıydı söyledi dese o kadar sorun olmayacak belki de. Ha bir kısmı orada da sorun olur, peygamberimize beddua falan. Alemlere rahmet peygamberimizi öyle gösteren hadisler. Ama asıl ayrıldığımız nokta hadiste. Çünkü ben müşkülül hadisi çözmeye çalışan çalışmaların da buna cevap veremediğini, hiçbir şekilde cevap verilmesinin mümkün olmadığını, bu hadislerin Allah'ın dini olmaya layık olmadığını ve peygamberimizin asla bunları söyleyemeyeceğini, peygamberimizi iftiralardan kurtarmak istiyorsak bunu yapmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Bütün o, burada, bütün o raviler bu hadisleri niye nakletmiş, bugüne kadar getirmiş olsun peki siz? Bakın, hadislerin niye uydurulduğuna ilgili bir sürü başlık var. Mesela bir tane çok önemli sebeplerden biri, mezhebini doğru çıkarmak için. Çünkü fıkhi mezheplerin oluşması günümüzdeki meşhur hadis kitaplarından öncedir. İkinci yüzyıl civarındadır. Veys Bey, bu iddialar çok önemli. Bakın. Bakın. Tamam. Ya bu iddianın her biri... Sözleri bölelim, bakın bölelim. Bölelim, ben bölmeye varım da. Usulü hani ben böleyim, sen bölme yapmayalım. Bir saniye. Bölelim, ben bölmeye varım. Veys Bey'e bir hatırlatma da. Ya bölelim, bölelim. Usulü değiştirelim isterseniz ama. Sonra bana bölme demeyelim. Ama lütfen şey, üsluba biraz daha, usulü değiştirelim mi?
Ben hala başta söylediğimde ısrarcıyım. Şimdi Caner Bey bir şey söylüyor, bir başlık söyleyip geçiyor. Bu soru olarak bana yönelmiş durumda. O bazı ben bunu bir seçelim. Cümleyle cevaplandıramam. Bazı Neyse. Başlıkları seçelim. Seyircimiz karşısında. Ya o zaman Caner Bey'i sınırlayın. Yani oraya kaydettiği 50 tane soruyu birer cümleyle soracak. Ben de birer cümleyle cevap vereceğim. Mümkün değil. Buna var mısınız? Siz bir cümle sorun. Sonra siz ona birer soru sorun. Buna... Ya ben kendi süre zarfında bana soru sorabilirdim. Yani Ebu Bekir Bey'in kendi Hayır, ben süresini kendi süremi size nasıl, soru sorarak nasıl kullanacağını tayin etmedim ki. O doğru ki. Değil. Kendi ben süresini kendi istediği gibi kullandı. Usulle ben şöyle... ilgili, benim itirazım usulle ilgili. Bunu... Yani şimdi peygambere iftira, sinek hadisi iğrenç bir şey. İzleyici de bu gidip bir yer buluyor. O kafasına yerleşiyor. Olmadığına... Benim burada izleyiciyi ikna edebilmem için en az 10 dakika konuşmam lazım. Buna tamam hocam haklısınız da yani yayın esası gereği ve iki tarafı burada belli bir... O zaman konuları seçelim onlar üzerinden. Çünkü bu böyle olmaz. O zaman yani, niye böyle yani ben kendi süremi istediğim gibi kullanırım. Peki. Kendisi cevap veremiyor olsun. O, hocam, bu döngü döndüğünde aynı şeyi ben de soracağım. Tabii buyurun. Sürenizi tekrar başlatıyorum. Evet. Çok pardon. Devam ediyorum. Ben yine durdurdum. 10'ar dakikayla devam edelim mi yine? Yok son 5'e. Nasıl istiyorsan. 10'ar dakikayla devam ediyoruz. Evet. Buyurun lütfen. Şu anda 10 dakikam başladı. Hayır şu an 4,5 dakikanız var. 4,5 dakikam kaldı. Evet. Şimdi kadınlarla ilgili hadisler mesela ciddi iftira. Bir tane Buhari'den alalım. İsrailoğullar olmasaydı et kokmazdı. Havva olmasaydı kadınlar kocalarına ihanet etmezdi. Şimdi bu Hristiyanlıkla İslam arasındaki en önemli farklardan biri ilk günah öğretisidir. Bu ilk günah öğretisi Hristiyanlıkta miras günah şeklinde işte Adem'den biri miras alınır var. İslam buna karşı çıkmıştır ciddi anlamda. Yahudiler de Hristiyanlara karşı çıkmıştır haklı yere. Şimdi burada siz Hazreti Havva'dan kaynaklı benzer bir iddiayı getiriyorsunuz. Yani Hazreti Havva'dan dolayı kadınların kocalarını bir de Hazreti Havva nasıl bir ihanette bulunduysa yani ne yaptı da ihanette bulundu kocasına. Hazreti Havva olmasaydı kadınlar kocalarını ihanet etmezdi şeklinde bir hadis var. Başka bir hadis yine Buhari'de geçiyor. Kadın E kemiğinden yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üstüdür. Bunu düzelteyim derken kırarsın. Kendi haline bırakırsan eğri kalmakta devam eder. Yani Kur'an'da inanan erkekler ve inanan kadınlar birbirlerinin dostlarıdır denen bir algı varken hadiste bir bakıyorsunuz kadınlar zaten eğri zaten bozuk ne yaparsan yap düzelmez şeklinde bir şey veriliyor. Bunu da Allah'ın dini diye yapıyorlar. Tabii ki müfessirlerin, hadisçilerin çoğunun erkek olması erkek merkezli bir algıyı yayılmasında etkili olur. Kadın ravi yok mu? Kadın raviler var Hazreti Ayşe gibi ama tabii ki azınlıktalar. Ama yani 9 tane meşhur hadis kitabının veya 6'sını da alsak veya mezhep grubu bunların hepsi erkektir. Tabii ki bunların da yansımaları bu yorumda gözüküyor. Yine meşhur bir hadis Kütüb-i Sitte'de geçiyor. Eğer bir kimsenin bir kimseye secde etmesini emretseydim, erkeklerin kadınlar üzerindeki haklarından dolayı kadınların erkeklere secde etmelerini emrederdim. Kadınları koruduğu konu yani kadınlara uygun görülen konu. Hadislerde bu oluyor. Şöyle yapalım. Başka bir tane daha hadis. Yapayım. Şöyle yapalım. Kocasının vücudu irinle kaplı olsa da kadın tüm irini diliyle yalayarak temizlese kocasının hakkını yine de ödemiş olmaz. Tamam. Siz bu hadislerle yani ne demek istiyorsunuz? Son iki dakikanın toplamı. Bunlar Allah'ın şu benim söylediğim şey şu. Ben bir felsefeciyim. Dediğim başta. Niye Hristiyanlığın üçlemesini reddediyorum dedim. Çünkü akla aykırı, fıtrat aykırı, bilime aykırı. Niye güneşin tanrı olduğunu ineğin tapılmasını reddediyorum. Çünkü bu dinlerin içeriği, güneşe tapın diyen Şintoizmin içeriği, üçlemeci Hristiyanlığın içeriği, akla fıtrata aykırı. Yani bir dinin en önemli unsuru içeriğidir. Hadisleri Allah'ın vahyi gibi gösterip de dine içerik sunduğunuz zaman bu din Allah'tan bir din değil. Uydurmalar dolu bir din. Allah'tan bir din demeye layık bir din değil bu. O yüzden bizim hadisleri Kur'an, akıl, bilim, mantık süzgecinden geçirmemiz... Bunu kim İlazı. Nasıl yapacak ve kamuoyuna bunu nasıl anlatacağız? Vallahi çünkü nasıl, bin küsür yıllık gelenek bu. Vallahi nasıl yapacaksak yapacağız ama yapılması lazım. İşte sonuçlar ortada. Bir de ben tabii buradaki hadisler yerine başka bir hadisler diyor. Son lütfen. Son bir, dakika, son bir dakikanız evet. Evet bir de şey doğru tabii ki hadis ben Buhari'nin bir sahtekar olduğunu falan düşünmüyorum. Müslim'in sahtekar olduğunu düşünmüyorum. Sebeplerinden biri Ebu Bekir Bey'in dediği şey. Ben onun aksine de hiçbir şey söylemedim. Aynı bapta birbirlerine zıt hadisleri rivayet ediyor olmaları da onların aslında samimiyetlerinin de bir göstergesidir. Ama bu
yaptıkları yöntemle, ortaya konduğu metotla işte başarıya ulaşamadıklarının da bir göstergesi. O hadise de sahih diyor, bu hadise de sahih diyor. İkisi de birbiriyle çelişkili. Ben aynı bapta öbür hadisi de Buhari nakletmiyor demiyorum ki, işte şimdi söylüyorum varsa. Veyahut da şu hadisi vereyim, bu hadis de ona örnek. Uğursuzluk üç şeydedir. Bakın, atta, evde ve kadında. Bu hadis Kütüb-i Sitte'de geçiyor. Nerede? Kütüb-i Sitte'de geçiyor. Neresinde, hangi kaynakta? Şu anda not almadım, Kütüb-i Sitte'de geçiyor. Kütüb-i Sitte'de geçiyor deyince böyle oluyor işte. Peki. Tamam. Bununla Hazreti Ayşe, ben Buhari'de geçiyor diye hatırlıyorum. Yanlış. Hazreti Ayşe buna muhalefet ediyor hadise. Ve kendisi de başı hadisin duyulmamış diyor. Cahiliye döneminde üç şey uğursuzluk sayılırdı. At, ev ve kadın diyor. Bu hadisi düzeltiyor. Bu da Kütüb-i Sitte'de geçiyor. Yani Kütüb-i Sitte'nin içinde... Söyleniz bitti. Yani Hazreti Ayşe'nin söylediği, rivayet ettiği şeyle bir sıkıntımız yok ki. Yani Ebu Bekir Bey'in evvelden dediğini ben burada tekrarlamış oldum. Ebu Bekir Bey, söyleniz başladı. Bu hadisi bir itiraz için söylemiyorum sadece. Şimdi ben bunların neresini düzelteyim 10 dakikada? Reis Bey. Sizi çok iyi anlıyorum. Yanlış gidiyoruz. Yani, önce onu tekrar söyleyeyim. Yayın içeriği itibariyle bir böyle usulde bir yanlışlık var. Taraflar var. Ben gene elimden geldiğince bir gayret göstereyim bakayım. Şimdi mürtedin katli, mürtedin katli deyip duruyor Caner Bey. IŞİD'le efendim işte... Taliban. Taliban yok işte Türkiye'deki ehli sünnet vel cemaat kitle. Şimdi şöyle bir şey var. Mürted başka bir şey. Namaz kılmayanın öldürülmesi başka bir şey. Bizim meşrebimizde, mezhebimizde, algımızda, inancımızda dinini değiştiren insan yani mürted başka, namaz kılmayan kimse başka. Bu Müslüman mürted değil. Namaz kılmayan kimsenin hükmü nedir? Dört mezhebin üçünde yani Hanefi'de, Maliki'de ve Şafii'de namaz kılmayan kimse dinden çıkmaz. İmam Ahmed bin Hanbel'den bu konuda iki tane kavil gelmiş, iki görüş gelmiş birbirine muhalif. Bunlardan birisi namaz kılmamanın cezası olarak öldürülür. Ki İmam Şafii de böyle söyler. Bu mürtet demek değildir. Bu namaz kılmamanın cezasıdır. Öbür görüşünde namaz kılmayan mürtet olduğu için öldürülür. İmam Ahmed bin Hanbel'in görüşüdür bu. İslam dünyasında ekseriyeti teşkil eden, yani kahir ekseriyeti teşkil eden alimler, mezhep fukahası bu görüşü benimsememiş. Ama bu görüşü benimseyen de bir muazzez, bir imam. Bizim bir mezheplerimizden birisinin imamı. Şimdi biz Türkiye'de Ebu Bekir Sifil'in zihniyeti hakim olsa Türkiye'nin %70'i namaz kılmıyor. Bunların hepsini öldürür. Ben tekrar Caner Bey'e bir şey söyleyeyim. Öldürülmesi gerekir diyor. Gerekmez. Ben böyle bir şey söylemiyorum. Benim mezhebimde de ben böyle bir şey yok. Ben zihniyet diyorum. Yanlış söylüyorsunuz. Evet. Muhatabınız ben değilim. Yani tribünlere oynamayın Caner Peki, Bey. Ekseriyetin görüşü, namaz kılmayanın kasıtlı ben kılmıyorum diyen öldürülmesi değil mi? Mürtet başka bir şeydir. Ben bu başka bir şey. Mürtet için de böyle, namaz kılmayan için de böyle. İkisini evet. Bir arada zikretmeyin Peki, o zaman. Peki ikisini zikretmeyin. Ayırıp namaz kılmayana gelelim. Ben göğsümü gere gere şunu söylerim yani buradan imtina edeceğimi falan çıkartmayın. Mürtet öldürülür mü? Öldürülür. Ben bunu söylemekten imtina eden bir adam değilim. Namaz kılmayanın öldürülmesi ağırlıklı görüş değil midir? Ağırlıklı görüş değildir. Yanlış biliyorsun. Yanlış bilmiyorum. Yanlış biliyorsun. Onu bakarlar. Şafii, Maliki, Hanbeli'de. Ben size söylüyorum burada. Hanefi'deki hükmü nedir? Hapsedilir ölene kadar. Evet, hapsedilir. Ölene kadar. Öldürülür, evet. Bu zaten o da bir türlü öldürmek değil mi? Hapiste namaz kılmaya başlayana kadar öldürüyorsunuz adamı. Niye öldürelim yahu? İslam'da her şeyin bir hükmü var. Her şeyin İslam'da bir karşılığı demeyin, var. İslam'da, Kur'an'da İslam, yok böyle hükümler. İslam Kur'an'dan ibaret değil. Ya senin tabii, Kur'an anlayışından işte ben zaten ibaret aradaki değil. Kur'an... Bak yine girdin sözümü kesiyorsun. Evet. Ben de sana cevap verme ihtiyacı hissediyorum. Peki, girme. Girmeyelim. Girmeyeyim. Başladı tekrar. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bu din 1400 sene boyunca mürtet katledilir demiş kardeşim. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ha ben bunu Kur'an'da bulamadım derseniz ben size burada Kur'an'da bulamadığınız yığınla şey söylerim. Siz onların hiçbirisini bugüne kadar gündeme getirmediniz. Çünkü tribünlere oynamanıza onlar elverişli malzeme değil. Ben şimdi burada size bir şey sorayım. Caner Bey, cuma namazı kılıyor musunuz?
bitir, ben sonra hepsine yok, cevap veriyorum. Yok, cevap istiyorum. Cuma namazı ben süreyi durdurdum. Yok, polemik, ben böyle şey değil. Bana cuma söylesin, namazı kılıyor musunuz? Ben cuma namazı kılıyorum da böyle soru cevap değil. Sonra peki, bitirir, ben hepsine toptan cevap veririm. Yok öyle değil. Yok, ben hakkımı böyle kullanacağım. Kılıyor musunuz? Yani ben sizin yani imtihanınızda değilim. Bitirir. Münazara yapıyoruz burada. Cevap veririm. Siz deminden vereceksiniz tabii. Siz de sorun, ben de cevap vereyim. Ya şimdi hakkınızı hiç araya girmeyelim kullanın dedik. Şimdi ben şimdi kendim usulü belirteceğim. Yani böyle karar verdiyseniz. Tek kelimeyle cevap ben istiyorum. Ben bir şey karar vermedim. Ben dedim, ben cevap cuma namazı kılıyorum. Geri kalanı sorsun. Tamam. Ben hepsine bir cevap vereceğim. Ben Kur'an'da cevap vermeyeceğim. Cuma namazı diye bir namaz yok. Bayram namazı kılıyor musunuz? Evet. Kur'an'da bayram namazı diye bir namaz da yok. Böyle bir namazı kılan herkes sizin kanaatinize göre, sizin daha doğrusu mantığınıza göre Kur'an'a iftira ediyor. Böyle bir şey yok Kur'an'da çünkü. Dolayısıyla kamuoyunda bir karşılığı olan kitlenin hissiyatına, hassasiyetine daha doğrusu oluşturulmuş o kurgulanmış zihin yapısına bunlar hitap etmiyor. Dolayısıyla bunları gündeme getirmiyorsunuz. Mest giyip de mestlerin üzerine mesheden kişi Kur'an'a aykırı hareket eder diyemiyorsunuz. Niye? Çünkü bunun kamuoyunda karşılığı yok. Ama bu Kur'an'da zikredilmeyen bir şey. Kur'an'da abdest tarif edilmiş, mestlerin üzerine mest diye bir şey yok. Sizin de bununla derdiniz yok. İdeolojik davranıyorsunuz. Dolayısıyla burada sorduğunuz bütün sorular ideolojik bakışınızın neticesi. Ben de burada size tabii ki cevap vermek istiyorum. Onun için buradayım. Peki. Efendim. Namaz kılmayanın hükmünü söyledik. Evet. Yani bu ümmet 1400 sene boyunca Veys Bey ta bir ucu Endülüs'te bir ucu Çin sınırına dayanmış. Dünyanın neredeyse yarısını oluşturan bir coğrafyada 1400 sene boyunca hüküm ferma olmuş bir dinden bahsediyoruz. Bu dinin namaz kılmayan herkesi öldürdüğüne dair, yani siz bırakın müsteşrikler böyle bir şey duysaydı, böyle bir bilgi elde etseydi bunu bize çoktan kullanırlardı. Böyle bir şey yok. Bir hükmün bir kitapta yer alması başka bir şeydir, uygulanması başka bir şeydir. Yani bir hükmün uygulanabilmesi için önce o hükmün uygulanmasına elverişli bir zeminin oluşması lazım. Siz şimdi hırsızlık yapan herkesin elini kesseniz, Türkiye'nin zannediyorum nüfusunun önemlice bir kesimini elsiz olarak görmemiz lazım. Şu anda böyle bir hüküm uygulayabilir misiniz? Uygulayamazsınız. Neden? Çünkü önce hırsızlığa teşvik eden unsurları ortadan kaldıracaksınız. Ekonomik uçurumu, toplumsal ekonomik uçurumu ortadan kaldıracaksınız. Ondan sonra birisi çalarsa, keyfe mayaşa çalıyordur bu adam, hasta, artık çalma hastası, cezalandırırsınız. Dolayısıyla mürtedin katli de böyle, namaz kılmayanın hapsedilmesi de böyle. Bunlar toplumsal, aranır yani, toplumsal zemini oluşmadan uygulanmaz. Hiçbir hüküm uygulanmaz. Bunlar da böyledir. Şimdi aman IŞİD korkusuyla İslam dünyasının bu hadisler hakkındaki algısını manipüle etmek ilmi değil. Bu ideolojik bir davranış. Efendim, kadının erkeğe secdesi. Kabul edin ya da etmeyin. Kur'an-ı Kerim erkeklerin kadınlardan bir derece üstün olduğunu ifade etmiş. Neden? Bu erkeğin ontolojik olarak yaratılıştan getirdiği bir şey midir? Allah kadını eksik mi yaratmış? Hayır. Bu üstünlük ontolojik bir üstünlük değil. Bu hukuki bir üstünlüktür. Çünkü erkeğin kadına karşı mükellefiyetleri vardır. Onu evlendiğinde mehir verecek, boşadığında nafaka verecek, geçimini üstlenecek vesaire vesaire. Sorumlulukları fazla. Dolayısıyla ailenin hakimi olarak Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyye erkeği tanımış. Boşama ahkamına bakın. Boşama ile ilgili ayetlere bakın Kur'an-ı Kerim'de. Münhasıran erkeklere hitap eder. Kadınları boşadığınızda, kadınları boşadığınızda, boşanmış olan kadınlar gibi. Münhasıran erkeklere ifade eder. Caner Bey tarihselci olmadığını söyledi. Elhamdülillah. Dolayısıyla bu ayetlerin tarihsel olmadığını söyleyecek muhtemelen. Söylemesi gerekir tutarlı olması için. Dolayısıyla burada aile kurumu içerisinde, Kur'an sünnetin öngördüğü aile kurumu içerisinde erkek sorumlu ve başat unsurdur. Çünkü sorumludur.
Fazla olduğu için. Evet, yani sorumlulukları fazladır. Dolayısıyla yetki de ondadır. Bir derece bu bakımdan Kur'an'da lirrical aleyhinne derece denmesinin sebebi budur. Erkekler kadınlardan bir derece daha üstündür denmesi ontolojik değil, hukuki bir üstünlüktür. Dolayısıyla karı koca arasında bir anlaşmazlık oldu, bir ihtilaf oldu, bir problem çıktı. Kur'an-ı Kerim bunu hatta nüşuz meselesinde Nisa suresinin nüşuzla ilgili ayetlerinde de gündeme getiriyor. Nedir nüşuz? Yani serkeşlik yapmak, yani meydan okumak, yani edepsizlik yapmak, yani hakkını, hukukunu, haddini aşmak, öyle diyelim. Şimdi ayet diyor ki, kadınların nüşuzundan endişe ettiğiniz zaman, yani işte hukukunuzu rencide edecek, kendi haddini aşacak, efendim, durması gereken noktada durmayacak, hukukunu, hududunu rencide edecek, aşacak, o zaman şunları, şunları, şunları yapın diye üçlü bir şey koyuyor Kur'an önümüze. İşte nasihat edin, yataklarınızı ayırın, olmadı dövün. Pek çok günümüz Kur'an uzmanı tırnak içerisinde bu ayeti sözüm ona kadınların onurunu kurtarmak için efendim dövünden kasıt onları sürgün edin, ya işte ayırın, ayrılın, bilmem ne yapın filan gibi böyle ayete işkence ederek ya buna gerek yok. Dövünse dövün bu kardeşim. Sizin yapmanız gereken şey ayeti eğip bükmek değil, o ayetin öngördüğü toplumsal yapıyı oluşturmaktır. Erkeğin erkekliğini, kadının kadınlığını bildiği bir yapıyı oluşturmaktır. Bunu yapmadığınız zaman, bu ayeti tevil etmeye kalkıştığınız zaman, öbür taraftan erkeklerin nüşuzunu gündeme getiren ayete toslarsınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim birkaç ayet sonra hemen erkeğin nüşuzunu da gündeme getiriyor. Orada ne diyor biliyor musunuz? Orada diyor ki, hayır olan sulhtur. Kadına hitaben. Es-sulh hayrun. Erkeğin nüşuzundan endişe ederseniz arayı bulmaya gayret edin. Hoşunuza gidiyor mu gitmiyor mu bilemem. Kur'an'ın müminiyseniz bundan gocunmamanız lazım. Bir teslimiyet meselesidir. Ve Kur'an'ın kurduğu sosyal düzende, aile düzeninde bu modern zamanlara gelene kadar tıkır tıkır da işlemiştir. Ta ki modern zamanlara geldik. Erkek erkeklikten çıktı, kadın kadınlıktan çıktı, aile ailelikten çıktı. Peki. Dolayısıyla bir erkek egemen söylem hakim oldu. Peki. Bunu da ayete yüklemeyelim. Yani. Peki, teşekkür ederim Caner Taslaman. Şimdi şöyle yapalım mı biraz? Şimdi bir dakika, bu döngüyü çevirelim. Ben sorayım, Caner Bey cevaplasın. O zaman şöyle yapalım. Siz sorun, Caner Bey cevaplasın, söyleriz sonra Caner Bey evet. Sorsun bakın, sonra. Bakın bir de şu var, yani şimdi herkesin bir süresi var. Süresinde isteyen sorar, isteyen şey yapar. Yok, hayır, zaten bir sürü soru sorur. Şöyle yapacağım, sizin için de uygunsa. 10 dakikada o size sorsun, siz cevaplayın. Evet. Sonraki 10 dakikada siz ona sorunu cevaplasın. Ya zaten 10 dakikası var, istiyorsa onda soruyu sorup da cevaplayın. Tamam, çünkü ben 10 dakikada kadar sorumu sormak üzere o zaman, döngüyü değiştireyim. Yani ondan 10 dakikası bu 10 dakikayı Ebu Bekir Bey, 10 dakika Caner Bey kullansın, ondan sonra soru cevap yapacağız. Yani ben zaten Caner Bey gene soru soracak, gene cevap vermek zorunda. Ya ben size cevap da vereceğim. Soru cevap faslını bitirelim, yani Caner Bey tarafından bakın, soru cevap. Bakın o zaman Caner Bey size sorsun. Hayır. Caner Bey zaten soruyor programın başından beri. Ben peki cevaplıyorum. Peki. Ya ben de diyorum ki döngüyü çevirelim. Peki. Ben sorayım cevap peki. Sana. Siz sordunuz zaman zaten şu an. Hayır, hayır. Ben siz cevap verdim. Cevaplamanız gerekmez. Tamam. Siz şimdi 10 dakika isterseniz eleştiriler veya son söyleyecekleriniz varsa onu bitirin. Sonraki 10 dakikada Ebu Bekir Sifi ise soracak. Bakın yani herkes zaten 10 dakikasında soru da soruyor, kendi sorusunu hayır, da atıyor. Yok, hayır, ben net, sizin sorularınız net üzerinden soru, gidiyorum net ama. Net soru vereceğiz. Gitmeyin yani sorunu sorun. Diyor olmaz ki bu defa da diyeceksin hayır, sordum cevaplamadım. Bir nevi diyor ki Ebu Bekir Bey, ben hep tabirimi mazur görün, savunmada kalıyorum. Siz sorduklarınıza cevap veriyorum. Şimdi siz anlatacaklarınızı anlatın, sonra soru cevap. Vallahi. Mutabık mıyız? Kur'an'daki başladım. Benim şahsi kanaatim, Cuma... Evet başlayayım. O zaman sorulara cevap verin. Burada buyurun, soru var. Buyurun. Cuma suresinden cuma namazının kılınması gerektiği çıkıyor. Hiç yani, öyle bir şey çıkmıyor. Tabii çıkmıyor olabilir. Ben bana ayeti okuyun o zaman. Ya ben size ayet okuyacağım. Cuma suresinden cuma şimdi namazının Ebu Bekir kılınması Bey, ayeti okuyun Ebu ki Bekir nasıl Bey çıkıyor öğrenelim. Ebu Bekir Bey, siz not alın. Ondan sonra soru cevap. Yok bu faslı bitireceğiz. Tamam peki bu faslı bitirelim ondan sonra. Yani siz cuma suresinden cuma namazı kılınması gerektiğini anlayamıyorsanız bana tamam, bir anlatın bakayım nasıl çıkıyormuş cuma işte, suresinden nasıl cuma çıkacağı namazı. İşte ayette pekala cuma evet
Durdurdum sürenizi, rahat olun. Evet, güzel. Ey iman edenler, 9. ayet, Bismillahirrahmanirrahim. Cuma günü namaz için çağrıldığınız vakit hemen Allah'ın zikrine koşun, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Cuma namazı eda edilince yeryüzüne dağılın. Allah'ın fazlından. Cuma namazı yok orada. Tercümeyi okumayın. Peki namaz bitince. Evet. Tamam, namaz salat geçiyor, cuma namazı geçmiyor, evet. Zaten o cuma günü namazın adı cuma namazı değil. Cuma günü tamam, biz beş tane namaz tamam, kılıyoruz. Tamam, yukarıda zaten cuma namazı, yani yukarıda yukarıda yevmül cuma olduğu söylendi. Aşağıda şimdi salata şey geçiyor, bunu bırakın, salata geliyor. Hem yukarıda salat geçiyor, hem yevmül cuma geçiyor. Cuma günü beş vakit namaz kılıyoruz, hangisi? Tamam. Sabah mı öyle mi, anlamında mı? Kardeşim, ben şimdi namaz konusuna geniş de cevap verebilirim. Veremiyorsunuz. Şey işte. Şimdi cuma bakın, namazını çıkartın bana orada. Ben tamam, şimdi... Şimdi bakın cuma namazı yok dediniz, beş vakitin hangisi dediniz? Yok mu beş vakitin? Yok, cuma namazı diye bir namaz yok Kur'an'da. Cuma namazı değil. Cuma, canım, cuma günü kılınan namazdan bahsediyor. Cuma günü kılınan namazın adını biz cuma namazı koyuyoruz. İşte ne diyor, yani, bir namaz böyle yok. Böyle bir namaz yoktur ayrı. O namazın adı cuma namazı diye namaz değil. Cuma günü namaz için çağırdığınızda iman edenler gelin hangi diyor. Namaz? Hangi şimdi, namaz? Şimdi namaz konusuna gelince bakın namaz konusunda ilgili zaten bunlarla ilgili şeyler. Namaz tamam, konusu. Yorum. Bir dakika. Cuma günü hangi namaz? Cuma günü beş kere namazı çağırıyoruz. Bir dakika, ben nasıl namazın anlaşıldığını söyleyeyim. Tamam. Namazlarla ilgili konu, şimdi siz araya girmeyin, ben anlatayım, sonra siz itirazlarını söyleyin. Namaz sonra nasıl anlaşılıyor da şekil. Evet, buyurun lütfen. Şimdi Kur'an'da namazla ilgili konu şeyden itibaren, evet şurada namazla ilgili notları anlattım, bugün namaza da konu geleceğini biliyoruz. Namaz Hazreti İbrahim'den itibaren gelen bir uygulama. Ya oralara gitmeyin. Cuma namazını isterim. Sorularınıza cevap istiyorsunuz. Bir bitirelim. Sonra... Ebu Bekir Bey, bir bitirelim. Peki evet. Ben kısaca söyleyeyim. O zaman buyur, uzununu lütfen. Uzun şekilde sorarsam lütfen. Söyleyeyim. Rükû edenlerle beraber rükû edin diyor Kur'an'da. Bakın mesela şöyle bir şey düşünelim. Bir anne çocuğuna diyor ki yakar top oyna. Yakar top oyna dediğinde çocuğuna nasıl yakar top oynar? Yakar top oyununa dahil olarak yakar top oyununu oynar. Ve orada yakar topun ne olduğunu bilir. Yakar topta ben tek elle mi atacağım, çift elle mi atacağım diye sormaz. Aynı şekilde mesela peygambere atfedilen ki bana göre yanlış bir şey tavlaların haram olduğu ifadesi var. Yani Kur'an dışında peygamber haram getirmez, o yüzden ben karşıyım. Ama mesela tavlayı peygamber haram edince kimse demiyor ki tavla nasıl oynanır. Ya tavlayı insanlar katılarak oynar, ne olduğunu bilirler. Kısacası namazlar peygamberimizden beri kılınarak bugüne gelmiş ve Kur'an'ın dediği gibi rükû edenlere beraber rükû edin emrine binaen katılarak insanların ne olduğunu gördükleri ibadetler. Onlar hadisle bize gelmelerinden dolayı bilmiyoruz. Hadisten bağımsız olarak katılarak insanlar onu pekala anlayabiliyorlar. Şimdi ben bunun cevabı bu. Siz peki. Onun cevabı o değil. Bir ben dakika bekliyorum. Siz cuma namazını bana gösterin. Ben okudum. Onu cevabı soruda, verdim. Siz vermediniz. Onu soruda, öyle. Onu soruda sorarsınız. Veysi ben şuna varım. Laflarımıza girelim. Az sonra. Veya girmeyelim. Bak girdirmiyorum. Siz bitirin. Canım, giriyor. Siz bitirin ondan ben sonra. Ben giriyor. Ben şimdi bir cevap verdim. Ben tamam. Diyorum. Cuma suresinden, cuma namazı, cuma günü kılınacak namaz çıkıyor. Tamam. O namazı öğlen kılınan namaz olduğu rükû edenlerle beraber rükû edenler katılarak tamam. Öğreniyorlar. Peki. Ya bu tatmin etti mi bu cevap sizi? Beni çok tatmin etti. Sizi etmiyorsa etmiyor. Peki. Çok güzel. Bu siz Kur'an'da eksik bulmaya gayret etmeye devam. Bu seviyeden devam. Siz Kur'an'da eksik bulmaya gayret edin. Kur'an'da eksik bulmuyorum. Retorik yapma. Tamam. Şimdi evet. Devam edin. Evet. Siz retorik yapıyorsunuz, oryantalizme cuma falan. Cuma namazını bir göster bana. Basit bir soru sordum ya. Bakın. Şimdi ben lafıma süreniz duruyor. Bak, ben lafıma girilmesin demiyorum. Sürenizi durdurdum. O zaman uzak. Tamam. Lafıma girilsin. Duruyorum. Benim pek istediğim ben girince girme denmesin. Yoksa tamam. Lafıma girilsin tamam. Ben cevap veririm. Yok şimdi girilmeyeceğim. Tamam. Buyurun lütfen. Buyurun. Ben cevabı verdim. Cuma tamam, suresi peki, diyelim. Sure var oradan anlaşılıyor diye. Birazdan detaylı şimdi, ama hala biz mesela bu zehir meselesini çözemedik. Hurmayı yiyip de zehir yiyen onlar soru duruyor. Geldiğinizde yani onlar bir kez daha duruyor. Onlarla ilgili şey diyeceğim. Kız çocuğunun idrarında da mesela orada yani verilen cevaplar cevap değil. Cevap hakkını kullanmıyor değil. Kullanıyor. Verdiği cevaplar komik. Kız çocuğun idrarı gerçekten pistir gibi bir şey anlama gelecek. Kokusundan bellidir şeklinde bir şey söyledi. Yani cevaplar cevap değil. Niye değil? Üzerinde değil hocam. Değil. Çünkü niye böyle, değil? Böyle bir şey yok. Bir dakika. Böyle bir şey yok. Kız çocuğun idrarının daha idrarıyla kötü. Erkek çocuğun idrarı farklı kokuyor Caner Bey. Niye değil? Burada söylendiği şeklindeki hadiste kız çocuğun idrarı daha pis, birisinin daha özel ya bir şey şöyle yaparak gidecek, öbürünün suyla yıkanacağı şekilde bir farklılık. Kız çocukla erkek çocuğun idrar arasında fark yok, öyle bir fark yok yani. Ya bu burada nasıl?
kadının iki, bir de sizin söylediğiniz kadınla ilgili meselelerin, evet, kadınla ilgili meselelerin hiçbirinin kadına secde etmeyle, kadının erkeğin vücudu cerahat olsa, kadın yalayarak onu ödemeye işte, kalksa hakkını ödeyemezdi. Cerahat meselesini süren bitti, cevap veremedim. Öbür tarafı, onların hiçbirinin alakası yok. Tamam. Darabe meselesine gelince, darabe meselesini o modernist yorum olarak görebilirler. Darabe meselesi kadını dövmek. Kadını dövmek. Kur'an'da darabe kelimesine kullanıldığı anlamlardan bir tanesi dövmedir. Bir tanesi de o mekandan ayrılma tipi anlamları da var. Bu ayette tabii ki hep erkek bakış açısıyla yorumlayanlar, hep mesela kadın erkeğe secde etmesi üzerinden o hadisleri rivayet edenler, kadınların cehennemin çoğu kadınlardan oluşuyordur diyenler, bu ayetleri, bu anlamları vermelerine de çok şaşırmamak lazım. Bugün birçok kişi, benim de tanıdığım, azınlıktadır yine de kendileri, bu ayetteki darabe kelimesinin öbür anlamın verilmesinin daha mantıklı olduğunu düşünüyor. Bunu da bana göre bir de. Hangi bir saniye lütfen, evet. Buyurun, devam edin lütfen. Ben söyleyeyim. Siz sonra söyleyin, size sıra gelince. Anlamak için soruyorum. Sonra hangi anlam? Çıkmak, gitmek, o mekandan çıkmak veya vazgeçmek. Zuhruf 5'teki mesela vazgeçmek anlamı gibi veya Nisa 101'deki çıkmak, gitmek şeklindeki anlamı gibi. Peki. Size örnek vereyim. Şimdi darabeye bu anlamı vermenin ben daha tutarlı olduğunu düşünüyorum. Nedeni de belli şu. Mesela peygamberimizin eşleriyle anlaşmazlık olunca, mesela Ashab suresi 28. ayette görüyoruz. Dünya hayatını süsün isterseniz güzel bir şekilde sizi bırakayım diyor. Mesela peygamberin örnekliğinden de görüyoruz. Böyle bir dövmeye falan gitmiyor. Diğer taraftan bakın, Kur'an'da şöyle bir ayet var ilginç bir şekilde. Bir erkek eşini zina halinde görse, ona zinanın cezası olan mesela 100 sopa uygulanamıyor. Kendisi zina yaptığına gördüğüne tanıklık ediyor. Hanım yapmadığına tanıklık ediyor. İkisi dörder defa tanıklık ediyorlar. En son hanım da yine yapmadığına tanıklık ederse bu ceza uygulanmıyor. Yani bir erkek karısını zina halinde görse bile ona bir dayak atabileceği, dayak attıracağı şey yapılamıyor. Bu ayette siz ucu açık bir şekilde dayaktan bahsediyorsun. Yani Kur'an'ı bütünlüğü içinde, anlama mantığı içinde bakarsanız, öbür ayet buradaki darabe kelimesinin bu mekan değiştirmek anlamı verilmenin daha uygun olduğunu gösterir. Ha, Ebu Bekir Bey'i bu tatmin eder, etmez. Tatmin edecek bir şey değil, bu komedi. Siz komedi olduğunu düşünmeye komedi devam edin. Tatmin siz. Edecek bir şey değil. Sizin zaten yani geri kalan sineği batırmayıları dinin bir parçası görenler için bunları komedi olarak düşünmesi. Ya, benim sizinle bu ilmi meseleleri konuşmam. Ben hiç şaşırmıyorum. Sizin ama o yaklaşımınızda olanlara 4 dakikanız. Hiç şaşırmıyorum. Gelelim hadislerdeki kadınlarla ilgili meseleler dedik. Kadınlarla ilgili şeyleri tabii bitirmedik. Namaz kılan bir adamın önünden eşek, kara köpek ve kadın geçerse namazı bozulur. Burada yine Hazreti Ayşe'nin mesela yine hadisten itirazları var. Kendisi peygamberin önünde olup da namazının bozulmadığını söyleniyor. Yani hem mantığa aykırı hadis, hem başka bazı hadislerle çelişiyor ama sonuçta Buhari'de geçiyor. Yani kimisine göre işte 600 bin hadis bildiği söylenen Buhari başka alacak hadis mi bulamadı bunu aldı diye burada sormak lazım. Diğer taraftan yine bir hadise gelelim. Hazreti Ayşe salıncaktayken, işte sallanma yaşındayken peygamberimizle evleniyor. 6 yaşındayken. 9 yaşında gerdeğe giriyorlar. Bu da bana göre peygamberimize bir iftira. Kur'an'da evlilik yaşı verilmiyor. Fakat bir nikah çağı diye bir ifade var Kur'an'da. Nikah çağı diye bir ifade var. Şimdi bazıları diyorlar ki ya Araplar o dönemde Orta Doğu'daki iklimde şimdi hiç kimse bunu, şimdi nikah çağının başlangıcı minimum ergenlik diye düşünülür. Yani Kur'an aslında başka bir mesele daha var. Yani Kur'an'da rüşt kavramı da geçiyor bir yerde. O direkt öbürü dolaylı yoldan, çünkü evlilikte mehir falan da konuşulduğu için belli bir akli olgunluk gerekir. O da rüşt kıstasının daralması gerekir. Bunu böyle pek anlaşılmayacak şekilde anlattığımı biliyorum ama bir itiraz gelirse onu da anlatırım. Ama en azından minimum şartlardan bir tanesi ergenlik çağına girmiş olması gerektiği belli oluyor. Bakın bir makale var elimizde. Bojlan and Benson geçmiş dönemlerde Orta Doğu'daki ergenlik yaşını hesaplıyor. Geçmiş dönemlerde de Orta Doğu'daki ergenlik yaşı bir hastalık yoksa bir kişide 12-13 yaşına gidiyor. Yani geçmiş dönemlerde ergenlik yaşı daha düşüktü, sıcaklıklar da daha düşüktür diye bir şey. Bugünkü gibi diyor yani. Bugünkü gibi. Göre. Mesela şu anda İstanbul'da ergenlik yaşı ortalaması kızlarda 12,4. Bağdat'ta 13,6. Kahire'de 12,6. Bu peygamber büyük ihtimal bana göre kendisi ufak kızla, 9 yaşında kızla evlenen birisi, peygamberimize 9 yaşında bir kızla evlenmiştir diye bir iftira attı. Bu kadar basit yani peygamberimize iftira atılması. Yani bunu çok gözle büyütmeye gerek yok. Yani bu, yani millet şunu anlıyor.
metni uyduran senedin uydurması zor mu? Peygamber o iftirayı atıp da metni uyduran adam ona çok rahatla bir senet uydurabilir. Nitekim mevzu hadis kitaplarında birçok kimsenin metin uydurdukları gibi nasıl senet uydurduklarının da anlatımlarıyla dolu. Gelelim şimdi başka bir konuya. Ebu Bekir Bey konuşmalarından bir tanesini dinledim. Aslında bütün kitaplarını okuyup da buraya gelmek isterdim. Öyle bir vaktim olmadı. Bir kitabına bakabildim. Birkaç video konuşmasını dinleyebildim. Bazı şimdi kızların okuması meselesine geliyor üniversitede. Bazı soruların tek düze cevabı yok. İhtiyaç duyduğumuz alanlarda okusun. Kadın doktorlara, kadın hastalıkları uzmanlarına ihtiyaç var. Çocuk yetiştirme anaokulu olabilir. Hanımlar hizmet veren alanlarda bulunsunlar. Yani kadınlar hanımlara hizmet veren alanlar dışında bir yerde bulunmasınlar anlamına bir yerde geliyor. Devlet dairelerinde kadın erkek karışık yerlerde bulunmak kazanım mıdır? Kendisine soruyorum, şu anda üniversitede ders veriyor. Kadın erkek karışık sınıflara nasıl ders veriyor? Veriyor mu? Verilmesinin haram olduğunu düşünüyor mu? Mesela bir hanım bu programı yapacak diye baştan öteki gündemden bir teklif gelmişti. İşte hanım sunucu olduğu için yapmadım. Daha bir sene önce çıkıyordu, yani bir senede helal haramlar mı değişti, ne oldu? Yani bu kadın erkek meselesine kendisi ne diyor merak ediyorum. Yani benim anladığım söylediklerinden, çünkü o tutarsız davranışlarını bir kenara bırakırsam, kızların erkeklerle karışık bir şekilde üniversitede okumasının caiz olmadığını düşünüyor. Yani yanlış mı anlıyorum, anlamıyorum, onu desin. Bununla ilgili ne diyor? Kendisi üniversitede nasıl ders veriyor, bu konuda ne diyor? Peki. Ki öyle hadisler var ki, kadınlara yazı yazmayı öğretmeyin diyen hadisler de var. Yani şimdi bir yandan kadına yazı yazmayın, Nur suresini öğretin diyen hadisler var. Diğer bir taraftan bakarsanız kadınla erkeğin aynı üniversitede bile okumasının bir zarar olduğunu, İslam'ın değerleriyle bağdaşmadığını söyleyenler var. Bu zihniyetin bizi nereye götüreceği, ne vaat ettiği belli. Kur'an'da böyle bir yasak var mı diye baktığımızda, Kur'an'da böyle bir yasak yok. Kur'an'da bunun tersine şeyler var. Mesela Hazreti İbrahim'in karısı erkek... Bitirelim. Söyleyelim, etti mi? Bitirelim. Şunu söyleyeyim. Kur'an'da Hazreti İbrahim'in karısı erkeklerle... suretinde melekler gözüküyor. Onların yanında onlarla konuşuyor. Onların konuştuğunu duyuyor. Gülüyor. Mesela bununla ilgili bir örnek. Peki, var. Teşekkür. Hazreti Musa'nın tanımadığı kadınlarla konuşuyor. Bununla tamamlayalım. Bununla tamamlayalım. Kadın erkek karışık aynı ortamda olamaz diye Kur'an'da bir şey yok. Peki. Fakat Ebu Bekir Bey bu konuda bunu savunacak tarzda izahlar yapmış. Bu konuda ne diyor? Onu da bir isterseniz bu soruya cevapla başlayın. İsterseniz kendi sorularınıza başlayın. Nasıl arzu ederseniz. Süre tutmayacağım. Polemiğe kurban etmek istemem süremi. Buyurun. Çünkü Caner Bey bir sürü şey söyledi. Gene benim de bunlara cevap vermem lazım. İsterseniz soru cevapla başlayalım. Çünkü bu kısmı böyle değerlendireceğiz. Yani istediği gibi 10 dakikasını kullansın. Peki. Ya. Ben hem cevap veriyorum hem soru soruyorum. Kendisi de yapabilir. Peki. 10 dakikanız başladı. Yani bir kısmına cevap verdim. Baştaki kısmında. Sonra sorularıma geçtim. Peki. Buyurun. Kadının erkeğin irinini ağzıyla yalasa bile... onun hakkını eda etmiş olmayacağına dair bir hadis olduğunu söyledi. Kaynağını versin Caner Bey bu hadisi. Ahmet bin Hanbel'de geçiyor. Peki sıhhatine dair bir şey biliyor musunuz? Ya kardeş şimdi şu var. Şimdi sıhhat diyorsunuz. Siz şunu diyebiliyor musunuz? Ben şimdi bu programa başlarken eğer şöyle bir şey deseydim. Ben sırf Sahih'den örnek vereceğim. Buhari'den, Müslim'den. Ya zayıf ya da münker bir rivayeti. Yani hakikaten utanmıyor musunuz Caner Bey? Niye utanacağız? Zayıf rivayet hadisidir. Kimsenin hadis diye itibar etmediği, bir dakika ya. Kimsenin hadis diye itibar etmediği bir rivayeti. Zayıf hadis, uydurma hadis. Hadisler böyledir diye insanların önüne getirmeye utanmıyor musun? Niye ben utanayım? Bunu rivayet eden adam siz Ahmet bin Hanbel utanmalıydı diye Ahmet bin Hanbel'e demiyorsunuz. Ebu Davud'a deminki hadisi rivayet etti, utanmadım bu adam demiyorsunuz da. Anlaşıldı. Onların rivayet ettiğini ben söyleyeceğim diye utanıyorum. Meseleyi baştan alayım ben. Şimdi... hiçbir aklı başında hadis meselesine birazcık vukufiyeti olan hiçbir aklı başında insan Ahmet bin Hanbel'de, Ebu Davud'da, orada burada gördüğüm her hadis güvenilirdir, sağlamdır, itibar edilmelidir falan dememiş. Bu sizin ön kabulünüz. Güzel, hadis inkarcılığınız başladı güzel. Hadis i̇nşallah devam etmiyor. Eder. Meseleyi i̇nşallah devam eder. Bilmediğiniz buradan anlaşılıyor. İnşallah devam eder. Aklı başında hiçbir hadisçiden böyle bir söz duymazsınız. Meseleyi bilmediğiniz buradan anlaşılıyor. Ahmet bin Hanbel'de bir hadis gördüm, vur. Ya ayıptır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde... Ya bir sürü ben sahih hadisle örneği verdim. Bütün verdiğim örnekler sahihtir demedi ki. O hadislerin cevabını veriyorum ben. Burada bir metot hatası yapıyorsun. Siz cevap verdiğini sanıyorsunuz. Sineğin iki kanadında da şey var diyorsunuz. Onu git incele işte kardeşim. Ben inceledim biliyorum neyi, yani. Neyi komik biliyorsun? Yani verdiğiniz cevap biliyorsun? Komik.
Yok öyle sineklerin kanatları birbirine aynı bir kanat. Nereden biliyorsun? Ne okudun bu konuyla ilgili? Yarın bir, ya, o zaman bir biyologla Veys Bey gelsin. Lütfen rica ediyorum. Abi, ben de rica ediyorum. Alın bir tane hakikaten, biyologla Veys Bey. Bir tane biyolog. Hatta siz uluslararası literatürü de bilen birisi. Müşrikler de bir şeyi tevil ediyorlar. Diyorlar ki tevil meselesi değil bu. Putlara ben diyorum bize ki aracılık etsin. Üzerinde uluslararası sempozyum düzenlenmiş. Doğudan batıdan ilim adamları. Sifillerin olduğu sunmuş, bir sempozyum demek yani. Ebu Bekir Beylerin olduğu Can bir sempozyum. Abi, bilimsel çapı o kadar. Yani anlaşıldı. Sen bu meselede gözün perden kapalı, soracak ezberlerini tekrar edeceksin. Ben cevabımı verdim. Tatmin olursun güzel, olmasın. Sen aynısı mesela benim için de geçer cevaplar tamam. Verdi. Evet. Dolayısıyla şimdi Ahmet bin Hanbel'de bir hadis gördüm. Ya kardeşim, eğer bu hadis sahih kabul edilmişse üzerinde duralım. Edilmemişse bunu tekrar ediyorum. Hadisi itibarsızlaştırmak. O zaman desenize sahih olmayan hadislerin hiçbirine güvenilmez deyin. Ne diyeyim? Zayıf olmayan hadislerin hiçbirine güvenilmez. Ama öyle diyeyim ki zayıf olmayan hadislere niye güvenilmez? Pardon, sahih olmayan hadislerin hiçbirine güvenilmez. Evet. Evet. Sahih olmayan hiçbir hadislerine hüküm bina edilmez. Bir anlayış veriyor. Bunlar zaten hüküm hadisi değil. Yanlış bir... Hüküm derken fıkıh anlıyorsun sen işte. Anlayışın o kadar. Ben bu hadisi esas alarak bu hadis üzerine bir şey söylemem demektir. Evet. Yani oradaki biraz o zaman öyle... millet o zaman şarkı söylemek için mi okuyorlar o hadisleri? Onlarla ilgili hiçbir anlayış oluşmasa. Orada niye duruyor bu Davut'ta o hadis? Bak, siz niye o hadisleri millete peki Ebu Davud önce, okuturken bu hadisleri atlıyor musunuz? Hayır atlamıyorum. Niye atlamıyorsunuz? Hadis usulünü, hadis metodolojisini, kaynak metodolojisini. Gel sana da öğreteyim bunu. Sizin bence mantık öğrenmeniz lazım. Bilmediğin işte. Temel mantığınız olmadan. Acayip garayip hatalar yapıyorsunuz. Temel mantığınız olmadan. Ben sana bir soru sordum geçen bölümde. Ebu Davud bu hadisi, bu kitabı niye yazmış dedim. Cevabın yok. Bilmiyorsun. Ya Ebu Davud'un içindeki neden yazmış olursa olsun yazdıklarının rezalet öyle olduğu. Öyle denmez işte güzel kardeşim. Kur'an'a aykırı geleceksin. İşte kadın sünneti gibi öğrenip unsurlar şey yaptığı. Her hadis kitabını bakın, yazan kişi ben bu hadisin içindekilere güveniyorum alın bunlar peygamber sözüdür diye yazmamış. Bunu bilmiyorsun. Ay, lütfen git öğren. Biraz ben, hadis tarihi bakın, oku. Ben, biraz, bak, ben toplantının başında eğer ki bütün sayı hadisleri bir tek bir eleştireceğim şey deseydim şey bu olur. O zayıf hadisi niye eleştiriyorsun? Konumuz niye değil eleştirmeyelim? Ki. Zayıf hadis. Onlar da hadis diye birçok kimse peygamberden... Zayıf hadis, güzel kardeşim. O zaman, zayıf o zaman hadis. Diyanete teklif etsenize zayıf hadislerin... Diyanete operasyonu yapıyor. Ümmeti yanıltma ihtimali var. Çıkartın bu hadisleri diye diyanete teklif edin. Diyanete operasyonu yapıyor. Gözünüz aydın. Öğrenmeniz gereken şudur. Yani en azından, bütün en azından sayı hadislerden bir namuslu oryantalist kadar bir kaynak metodolojisi öğrenin. Bu kitapların özelliklerini öğrenin. Benim size ben biliyorum siz merak etmeyin ya. Kitapların özelliğini yeterince kadar biliyorum. Bakın siz hiçbirine doğru düz bir cevap veremediniz. Oturup kitapların özelliklerini gargara yapmayalım. Kitapların özelliklerini bilmiyorsunuz. Evet. Niye yazıldığını bilmiyorsunuz. Ya niye? İçindeki hadislerin hükmünü durumunu bilmiyorsunuz. Kardeşim peygamberi hadis atfediyor mu hadis konuşmayın. Diye. Zayıf ben bakın dikkat siz zayıf deyince ben zayıf tamam. Değil sahip mi dedim bitti. Hadise değil. O zaman zayıf niye hadis konuşuyorsun? Niye, yani ne demek gülerler bir insan? Ne demek ya? Zayıf değil? Zayıf bir hadisi burada zayıf hadiste peygamberden olduğu algısı için oluşturuluyor bunlar. Sen zayıf birçok kimse kadınları bakın. Sen meseleyi istismar ediyorsun. Bakın kadınlar hakkında yazılan kitaplarda bu zayıf hadislerin hepsi gerçek gibi aktarılıyor. O kitaplara bir şey diyor musunuz? Sen Kur'an'dan hüküm çıkaran bir adam olarak utanmıyor musun o adamı taklit etmeye? Niye gidip incelemiyorsun? Ben, yakışıyor mu bu sana? Siz o gelip kadınlara, insanlar önünde bunu gerçek diye sizin kitapları açın. Utanmıyor bakın, musun sizin ya? Kitabınızda ben açsam o zayıf hadisleri kullanıp da kadınlara Caner eğitmeye Bey, çalışanlarla ilgili yüzlerce kitabı atıf yapıyor. Bu işi bilmiyorsun. İdeolojik şey bakıyorsun, ön yargılı. Peki mesela bakıyorsun. Sizin atıf yaptığınız Kur'an tefsirleri alın. Mesela Ruhul Furkan'a hiç diyorsunuz. Hiç bir tefsiri atıf yapmadım. Ruhul Furkan'da. Bugüne kadar hiçbir tefsiri atıf yapmadım. Atıf yaptınız demiyorum. Şurada hiçbir tefsiri atıf yapmadım. Hiçbir tefsir tavsiye İftira etme. Hiçbir tefsire atıf yapmadım burada. İftira etme. Yani burada yaptığınız sana demiyorum. Sizin atıf yaptığınız olsun kitaplarda bu zayıf hadisler olsun algı oluşturmak bak, için Caner, kullanılıyor mu? Kullanılmıyor. Caner Taslaman. Ya herkesin bildiği bir gerçeği çarpıtıyorsunuz. Caner Taslaman. Hiçbir oryantalist Arapça bilmeden bu alanda söz söylememiş. Hı-hı. Biraz namuslu ol. Evet. Git Arapça öğren. Kendin doğrudan bunları kaynaklarından öğren. Sonra gel tartışalım. Yok kardeşim. Benim buradaki bu bakın. Benim kadar Arapça konusunda iddialı olmayan biri bile bu sizin çelişkilerinizi çok iyi bilenin bile Caner Taslan. Ortadaki mantık çelişkilerini ortaya çıkartmaya mantıkla yetiyor. Mantıkla bunun bilgisi yok. Kaynakları ha, tanımıyorsun mantık, size kardeşim. Göre mantıkla alakası olmadığı için bu kaynakları durumdasınız. Kaynakları tanımıyorsun. Ben kaynakları, seninle ne konuşayım? Bakın ya? Ben size hadisleri ne kadar örnek versem siz benim kaynağı tanıyıp tanıtmamama getirip tanımıyorsun, bilmiyorsun. Sürenizi zayıf kaynatmaya çalışıyorsunuz. Burada. Zayıf ne zehir meselesine cevap verdiniz. Ne mürtede doğru düz cevap verdiniz. Verdim. Mürted katledilir. Hiçbirine cevap vermediniz. Levlaki'ye cevap vermediniz.
Siz benim ne bilip bilmediğimi tartışma konusu yapmaya çalışmayı biraz bırakın. Biraz müsaade et, cevap peki vereyim o zaman. Ben bir felsefeci olarak dedim size. Ha, haddini bil o zaman. Felsefeci, ben felsefeci biliyorum. Ben felsefeci ve din felsefesi alanım. İlahiyata bağlı bir üniversitede de din felsefesi alanında yaptım. O zaman din felsefesi yaptım. Yap, hadisle uğraşma. Niye hadis? Hadis din metni değil mi? Hadisle uğraşma kardeşim. Hadislerin bu içeriğinin bu dinin kaynağı olmaya layık bu olmadığını söylemek bir benim kaynağımdır. Biraz namuslu, dürüst ben ol. Git ana dili Arapça öğren. Olanlarla, tefsircilerle beraber çalışıyorum. Git Arapça bakıyorum. Bir oryantalist kadar bu alana saygı duy. Süleymaniye. Bir oryantalist kadar yaptığın işe saygı duy. Ya ben Süleymaniye Camisi'ne imam seçmek için burada değiliz. Benim Arapçam. Yahu Arapçam ilim konuşuyorsun. Bu ilmin temeli Arapça. Bu sen böyle mi bakıyorsun? Ben din felsefecisi olarak. Ben sana git imam ol demem. Ben sen imamlık yapamazsın. Bakın, o vasfın yok ben da. Ben din felsefecisi. Bari Arapça öğren. Ben ya Arapça öğreniriz inşallah. Şimdi gerektiği kadarıyla. Ben benim şu andaki olan Arapçam da sizin çelişkilerinizi ortaya çıkartmaya yetiyor. Oryantalistlerden biraz ilmi namus öğren. Oryantalistlerden ilmi namus öğrenmek zorunda olan sizsiniz. Gelelim mesela. Yani gözükenler. Ben oryantalisten bir şey öğrenmem. Siz bakın gargara. Kaynağına bakıyorum ben. Peki. Veys Bey. Evet, şimdi döngüyü kuruyoruz kardeşim. Ben sorularımı soruyorum. Buyurun. Caner Bey evrim konusunda iki tane kitap yazmış. Evrimin Kur'an'a aykırı olmadığını ispat etmek için çırpınıp duruyor. Kendisi de bir evrimci olduğunu söylüyor. Bir evrimci olduğunu itiraf ediyor. Şimdi ben Caner Bey'e burada üst üste birkaç tane soru soracağım. Bir, evrim teorisinin temel ayaklarından birisi türler arası geçiştir. Yani işte balıktan, işte sürüngenden ayaklılara, memelilere vesaireye, efendim maymuna, insana türler arası geçişi öngören bir teori bu. Bugüne kadar yeryüzünde küresel planda oldukça tartışıldı, konuşuldu, o oldu, bu oldu filan falan ama bunu Kur'an ayetlerine aykırı olmayan bir teori olarak ispat etme şerefi, daha doğrusu ispata gayret etme şerefi Caner Bey'e nasip oldu. Daha evvel Süleyman Ateş, Profesör Süleyman Ateş de benzer şeyler söyledi ama Caner Bey galiba bu işi meslek edindi. Şimdi şu sorularıma cevap versin. Bir, Kur'an'da Hazreti Adem'in yaratılışıyla ilgili ayetlerde çok açık ve net soruyorum. Hazreti Adem'in öncesindeki bir canlı varlıktan sarahaten bahsediliyor mu? Bir. Teker teker mi gidelim hepsini? Yok soracağım. Ben sorayım o cevap versin. Peki. Hazreti Adem'in öncesinde insan mı canlı türü mü diyorsun? Neyin? Canlı türü. Hazreti Adem'in kendisinden dönüştüğü evrimin olmazsa olmazlarından biri türler arası geçiş. Kendisinden dönüştüğü başka bir canlı türünden Kur'an sarahaten bahsediyorum. İki, Hazreti Adem'in yaratılışıyla ilgili evveliyatında topraktan ve toprak cinsi salçaldı, hame-i mesnundu vesaireydi. Bunlar dışında başka bir kaynaktan, başka bir yaratılış kaynağından bahsediliyor mu? Efendim. Üç, türler arası geçişi onaylayan bir Kur'an ayeti var mı? Açık, net, sarih bir Kur'an ayeti var mı? Bu sorularıma Caner Bey ama lütfen demagoji yapmadan yapmam, cevap versin. Ben hiç yapmam zaten. Peki, buyurun. Ebu Bekir Bey değil mi ama? Süre bana mı geldi? Cevap buyurun lütfen. Ben bunlara cevap vereyim. Sürede değilim artık zaten. Tabii ben bunlara cevap verirken Ebu Bekir Bey de şu hala burada bekliyor. Ac ve urmasıyla şey. Onların da cevabını da inşallah. Nasıl olsa süremiz açık. Çok yalnız ben ığlamak istiyorum. Şimdi? Artık biz bizeyiz. Evet. Bir ıhlamur ve buraya biraz çay ve biraz pasta servisi lütfen. Seyircilerimiz ayıp olmasın, konuşupça kazınıyoruz. Evet. Şimdi topraktan ve sudan, yani çamurdan Adem'in yaratılması geçiyor. Fakat bu yaratılma nedir? Şimdi Kur'an'da Allah diyor ki Allah size süt içiriyor diyor. Yani Allah size süt içiriyor dediğinde. Caner Bey şöyle bir şey yapalım mı? Yoksa ortada böleceğim. Bir araya gidelim, onu bir tüketelim. Yok. Ondan sonra siz rahat rahat bu sorulara cevap çok verin. Güzel. Biz de bu arada bir soluklanalım. Bir çay, pasta zamanı olsun. Kısa bir ara, sonra tekrar birlikteyiz.
Kısa bir aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Ebu Bekir Sifil ve Caner Taslaman'la. Şu ana kadar diyelim daha çok hadislerin sıhhatini, sağlığını, bir hüküm çıkartılıp çıkartılmayacağını konuştuk. Buradan bağlam evrim teorisine geçtik. Zira karşılıklı sorular ve cevaplar şeklinde ilerleyeceğiz. Yayınlarımızı Habertürk Radyo'dan da izleyebilirsiniz. Yaklaşık iki haftadır Türkiye genelindeyiz. Nereden, hangi frekanstan? Habertürkradyo.com.tr adresinden bakabilirsiniz. Sosyal medyadaki farklı adreslerden de Facebook, Twitter, Instagram'dan da canlı yayındayız. Sorularınız da geliyor. Onları da kabaca toparlayıp biriktirip muhataplarına iletmeye çalışıyorum. Araya gitmeden önce Ebu Bekir Sifil, yardımcı doçent doktor Ebu Bekir Sifil, evrim teorisiyle ilgili sorularını yönetmişti Profesör Doktor Caner Taslaman'a. Cevap sırası ondaydı ve şimdi cevap hakkını kullanacak. Evvela demin sorduğunda not almamıştım. Bir tanesine baktık. Kadında, atta ve evde uğursuzluk vardır hadisi nerede geçtiğini sormuştu. İbn-i Mace'de geçiyormuş. Hı-hı. Ona bakmış olduk. Onu arada cevap olarak ekleyelim. Peki. Bir de şunu da söyleyelim. Ben bunu uzatmak istemiyorum ama Caner Bey. Evet, bir dakika. Varsa itirazınız, İbn-i Mace'de geçmiyor diyorsanız söylersiniz. Yok, geçmiyor değil. İbn-i Mace'deki bir hadisi kullanmanıza itiraz ederim. O da mı? Ama başa döneceğiz. Onu da mı kullanmamamız lazım? İbn-i Mace'de uydurma hadis olduğu, daha bu işe ilk başlayan insanların bile bildiği bir şeydir. Güzel, ne güzel, aynı şeyi söylüyor. Ben şunu sorup duracağım. O zaman niye kullanıyorsunuz o zaman? Affedersiniz. Yani, eğer ki sahih hadisleriyle bakın, bunu bir araya koyup Ebu niye Bekir Bey, ben şunu diyorum. Kütüb-i Sitte denen hadis kitaplarında peygamberimize iftiralar var. Siz bunu söylüyorsanız ben memnun olurum. Hayır, bunu siz niye söylüyorsunuz diye bana niye soruyorsunuz? Mesele şu. Deyin ki bu yanlış. Siz Caner Bey, sahih hadisleri, yani benim söylemem mi ayıp, bir dakika, yanlış mı? Siz de dediniz, ne bir güzel dakika, söylüyorsunuz. Ben tebrik ediyorum sizi. Sahih hadisleri, kabul ettiğiniz, sahih hadisleri itibarsızlaştırmak için uydurma hadislere yaslanıyorsunuz. Ya ben ona şey, itiraz hiçbir ediyorum. Şeyi itibarsız. Bana sahih hadisleri sorun, söyleyeyim. Hiçbir şeyi itibarsızlaştırmaya çalışmıyorum. İtibarsızlaştırmıyorsunuz. Hedefim de siz değilsiniz. Ben Allah'ın dininin yanında. Yani metodunuz yanlış. Bir dakika. Benim metodum bir, yanlış değil. Bir sahih hadisin uydurma olduğunu bakın, ispat etmek için bir uydurma hadis kullanılmaz. Metodunuz ben yanlış. Ben burada birçok sahih hadiste kullandım. Zayıf denen hadiste kullandım. Kimisine garip denen zaten hadiste kullandım. Zaten bütün hadisleri olabilir de reddetmiyorsunuz değil mi? Tabii ki ya, bütün hadisler yanlıştır demiyorum. Benim söylediğim şey şu. Bir Kur'an'a sonra mantık süzgecinden, fıtrat süzgecinden geçen hadislerin bazı hadisler, Kur'an'a farz ve haramlar ilave etmemek kastıyla bir siyer kaynağı olarak. Şunu, o zaman şunu bir karara bağlayalım. İkiniz de mutabık. Ya Kur'an'a aykırı olmayan Bekir, hadis ne? O zaman her ikinizde mutabık olduğu şey şu. İşte mevzu hadisler, uydurma hadisler. O zaman bunların hepsi nerede olduğu kaynaklarda belli. Sanırım Diyanet'in bu konuda bir çalışması mı var dediniz? Yani bir orada bir, yani hadislerle İslam imam gibi bir yaptınız. Çalışma neyse. Bunlar ayıklandıktan sonra zaten hadisler mevzusunda da aslında çok bir sıkıntınız ve sıkıntımız kalmıyor yani gibi. Niye hadisten sıkıntımız olsun? Ben keşke peygamberimizin bütün sözleri de bilseydik, peygamberimiz burada olsa konuşsaydık isteriz. Ama orada da bir vaka var. Siz bu vakanın altını çiziyorsunuz. Kur'an detaylı dini açıklayan kitabımız. Detaylı şekilde açıklamış. Peki. Kur'an'ın yanında farz haram kaynağı değil hadisler. Ama biz tarih bilgisi bilmek için hadislerden faydalanırız. Fakat şu elimizdeki kaynaklara baktığımızda benim söylediğim şey şu. Kütüb-i Sitte değil mi? 6 hadis kitabı geçiyor. Veya Kütüb-i Tisa 9 hadis kitabı. Bunlara baktığımızda içinde müthiş uydurmalar var diyorum. Ben bunların niye dinin kaynağı olmadığını göstermek için örnekler veriyorum. O da diyor ki bu da uydurma. Ya ben aynı şeyi söylüyorum. Zaten Ebu Bekir Bey de şimdi bazı bakın, hadislerin uydurma hayır, olduğunu tutarmış. Hayır, uydurma değil. Zayıf uydurmadan farklıdır. Zayıf, bunlar mevzuat kitaplarından almıyorum ben bunları. Mevzu kitaplardan almıyorum. Şimdi Ebu Bekir Bey bunu kabul ediyorsa ben bir şey demem. Ama hepimiz benim şu, siz bir dakika. Hepimiz biliyoruz ki Türkiye'deki milletin hadis algısını böyle değil. Kütüb-i Sitte'nin bir yerinde gördüğü kitabı Kur'an ait. Milletin algısını konuşmuyoruz. Biz onu düzeltmeye burada ilim çalışıyoruz. Konuşuyoruz, ilim. Burada ilim konuşuyoruz. Milletin algısını konuşmuyoruz. Millet zayıf hadis nedir? Uydurma hadis nedir? Ama itiraz garip da şuraya, nedir? Bilmez. Millet de o uydurma hadisleri, zayıf hadisleri. Onların uydurma olduğunu zaten ulema söylemiş. Bakın zaten. Mesele onlar değil. Bakın fıkıh. Mesele Caner Bey'in millete uydurma hadisi gösterip arkasından sahih hadisi de onun arkasından. Öyle bir şey yok ki. Bakın, niyetim yok diyor. Ben bir dakika, ben bir kere uydurma diye söylediği siz, hadisler bakın uydurma. Ben eğer ki bir zayıf hadise sahih deseydim siz bunu söylerdiniz. Ben yani kullandığım hadislerin içinde Buhari ile Müslim dışındaki diğer kaynaklarda zayıf, sahih, garip hadisler bir arada olabilir. Yani ben bunların hepsini kullanıyorum. Bunlara kimse sahih olduğunu iddia etmiyorum ki, fıkıh, niye kullanıyorsunuz?
Ben bunların sahih olduğunu siz iddia etsem kullanırsınız. Bunlar ehli sünnette genelde muteber kabul edilen kaynaklarda. Yanlış söylüyorsunuz Caner Bey. Siz onu açıkça söyleyin. Yanlış söylüyorsunuz. Yanlış söylemiyorum. Ehli sünnette muteber kaynak. Kim kullanmış? Bana bir muteber alim adı söyleyin. Deyin ki şu eşek, kadın bilmem ne namazın ya, önünden. Ya söyleme gerekiyor. Bunu herkes biliyor. Kütüphane herkes sitlerin... bilmiyor işte. Siz manipülasyon yapıyorsunuz. Ben manipülasyon yapmıyorum. Bana bir tane herkes kaynak biliyor. Adı söyleyin. Yani bir benim... alim gösterin. Deyin ki bu hadisi sahih görmüş ve kitabında kullanmış. Bir tane alim ya kardeşim zayıf hadiste sahihtir demiyor. Birçok kimse zayıf hadisten de belli hükümler, anlayışlar çıkarmaya çalışıyor. Ben açık bir soru ben soruyorum piyasadaki size. İlmal... Ben burada zayıftır dediğim hadislere siz diyorsunuz ki bunları ehli sünnet kullanıyor. Ben de diyorum ki bir tane alim gösterin bana zayıf hadisi sahih diye kullanmış. Bir tane örnek gösterin. Ya kardeşim şimdi fıkıhla ya fıkıhla ilgili şimdi orada bir sürü meseleye girmek. Ya fıkıh falan sormuyorum de... ben. Şimdi fıkıhla ilgili basit bir şey hayır. Soruyorum. Sorum çok net. Ya mesela Gümüşhanevi'nin açın kitabını bulursunuz. Mesela bir tane söyle. Bir tane söyle. Mesela ne, hangi Ruhul, kitabı? Ruhul Furk. Ya bir tanesini söylememe gerek yok. Gümüşhanevi'nin açıkta... bir tane kitabını söyleyin bana. Ya kardeşim siz bana ben Gümüşhanevi'nin kitabını okudum. Adını hangi kitabını okudun? Ya çıkardım. Ayıptır Caner Bey yapmayın. Ehli Sünnet itikadıydı kitabın adı hatırladım. Ha, hangi zayıf hadisi kullanmış orada? Ya ben şimdiki Eli Gümüşhanevi'nin kitabıyla mı geldim yanımda? Bakın ya, söylüyorum ismini. Örnek veriyorsun. Bilmeyen insanlar Gümüşhanevi'nin bu kitabında ha, uydurma hadis var diye öyle anlıyor. Ben de diyorum ki örnek ver. Mesela Ruhul Furkan'ı siz tavsiye ediyorsunuz. Ruhul Furkan'da var. Ruhul Furkan'ı tavsiye etmiyorum ya. Ben, bu nereden çıktı ya? Ya ben sizin kitabınızda Ruhul Furkan'la ilgili olumlu nitelemeler okudum. Okuyun oradan görelim ya. İkidir söylüyorsunuz. Ya ben, peki okuyun, konu çok dağılıyor. Hayır siz olumlu yaklaşmıyor musunuz? Allah Allah. Ben ya şimdi siz... Benim söylemediğim bir şeyi niye bana mal ediyorsunuz? Bunu isterseniz geçelim. Ya çok önemli bir mesele değil. Bulurum de. Yani burada şuna, ama yani şuna, söylediğiniz ama. Konumuza yani. Gelelim. Şuradan Reis konumuza Bey. Gelelim. Konu yani şu. Caner Bey'e. Evrim teorisi. Tamam. Geçen bölümün sonunda açık soru sordum ve açık cevap açık verdim. Cevapların açık cevapların hepsini cevap. Verdim. Hazreti Adem'in şimdi, evveliyatına dair ben bunlara bir canlı. Çok memnuniyetle cevap veririm. Çok tamam, sevdiğim buyurun. Konu. Tamam falan. Buyurun. Bir şeye yapmanız gereken dikkat etmeniz lazım. Şu anda beni tartışıyor. Tam çünkü evrim konusu Kur'an'la... Siz de birazdan sorularınızı yönelteceksiniz. Buyurun. Yani bu Kur'an ve hadisle ilgili bir mesele değil evrim teorisi. Nasıl ama Kur'an madem, ve hadisle ilgili peki, değil ya? Peki, tamam, peki ben evet, cevap vereceğim. Evet, size evet. Cevap vereceğim. Hazreti Adem'in öncesi canlı türü geçtiği var mı? Bakın ben şöyle bir tarif yaptım. Bir kere ben evrimciyim lafını hiç kullanmadım. Kullandınız. Peki kullandıysam kullandım. Kullanmadım. Kullandınız. Peki. Bakın bir dakika. Buyurun. Bir dakika. Biyolojik anlamda evrimciyim lafını kullanmadım. Bak, bir dakika. Hemen şimdi onu söyleyeyim. Ben, tamam. Siz arayın onu ben bir yandan anlatayım. Tamam devam edin. Şimdi ben biyolojik anlamda evrimci olduğum iddiasında değilim. Benim söylediğim şey şu. Bir şeyi Kur'an adına reddetmeniz için Kur'an'la açık çelişen ifade bulmanız lazım. Onu da tartışacağız. Açıkça çelişen. Kur'an'la çelişmeyen ifade yoksa o teoriye Kur'an adına, İslam adına karşı çıkmanız için bir sebep yoktur. Evrim teorisinde de Kur'an'la çelişen bir ifade yok. Bak Kur'an'la çelişen ifade dedim. Ha, Kur'an'la çelişmeyen birçok şey de doğrudur. Hep bu örneği verdim. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Kur'an'da Hazreti Meryem'in kaç tane amcası olduğu geçmiyor. Mesela siz iki amcası da, üç amcası da, dört amcası da tarihsel bilgi olarak diyebilirsiniz. Bunların hiçbiri Kur'an'la çelişmez. Ama bunların bir kısmı yanlıştır. Yani yanlış bazı şeyler de Kur'an'la çelişmez. Veya fiziksel teorilerden. Newtoncu bir yer çekimi de, Einsteinci yer çekimi, başka bir yer çekimi yasası yapsanız bunların hiçbiri Kur'an'la çelişmez. Niye? Kur'an'da yer çekiminin nasıl olduğu yok. Allah'ın evreni yarattı ama var ama. Ben hemen var ama, bir araya bir gireyim. Şu bir evrim iddia şeyinizi, buyurun. İtirafınızı okuyayım. Millet beni peki. Size iftira ediyor zannetmesin. Ya ben zaten evrimle kocuma, evrim İslam'a aykırı değil bu diyorum. Bu konudaki benim tavrım ise şöyle. Evrim teorisinin mekanizmaları ve canlıların tarihiyle ilgili birçok hususun henüz tam aydınlatılmamış olduğunu düşünmekle beraber mevcut bilimsel açıklamalar içerisinde evrim teorisinin en başarılı açıklama olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden kendimi evrim teorisine inanan teist kategorisinde görüyorum. Bu ifadeler sizin. Bak, ben şimdi oradaki ifadeye dikkat edin. Ben ne diyorum? Evrim teorisini var olan açıklamalar içinde en başarılı olarak geliyorum. Kendimi biyolojik... evrim teorisine inanan teist kategorisinde görüyorum. Peki, bakın ben size söyleyeyim. Benim söylediğim şey şu. Bu evrimin, işte ben başka tamam şey okuyorum size. Ya bu konunun ana kısmı değil de siz onu attığınız için mecbur. Hayır evrimci olduğumu söylemedim dediniz oradan geldik ya buraya. Benim televizyon programlarında defalarca ben evrim teorisine İslam'ın çelişmediğini söylüyorum. Evrimci olduğunuzu açısından... söylüyorsunuz. Peki. Burada ya ben uydurmuyorum. Ya benim o sorun, ben İslam'da çelişmediğini söylüyorum. İslam açısından Caner Bey başkasının kitabını okumuyorum buradan. Ben bu sizin ifadeniz.
Şimdi niye bunu inkar ediyorsunuz? Hayır, ben onu inkar etsem şu ben evrimci olduğumu çok rahatla kabul edebilirim. Tamam mesela ben evrimciyim. Peki evrimciye devam edelim. Oradaki söylediğim şu. Evrimci denince günümüzde Darwinci evrim anlaşılıyor. Ben türlerle ilgili mekanizmaların aydınlatılmadığını söylüyorum. Bu bahsi bir yer. Evrimin var olan açıklamalar içerisinde en başarılı açıklama olduğunu söylüyorum. Peki bu yüzden şimdi ben buradaki evrim teorisine inanan teist kategorisini yok kardeşim, görüyorum. Tamam. Kategoriler için bakın. Benim için bitmiştir mesele. Peki, tamam. Peki. Bu konuyu kapatalım. Ben size, benim burada savunmam gereken şey şu. Tamam. Evrimin İslam'a aykırı olmadığını söylüyorum. Ve kitabımda da yine bölümde şunu yazıyorum. İslam açısından evrime inanılması zaruridir gibi bir ifade kullanmıyorum. Bir Müslüman evrimci olmalıdır demiyorum. Evrime inanmasında sorun olmadığını söylüyorum. Şimdi Hazreti Adem'in öncesinde canlı türü geçtiği var mı? Yok. Olmadığı var mı? O da yok. Topraktan yaratıldığı geçiyor Hazreti. E tamam. Bir dakika şunu soracağım. Bunları açtığınız zaman şöyle uzar gideriz seyircilerimizden. Şöyle bunları sormak durumunda kalacağım. O zaman neydi? İnsanlık nasıl oldu? Nasıl başladıya kadar bakın, gideriz? Bakın ben evrim teorisine İslam adına itiraz etmenin bir sebebi yok diyorum. Mevcut açıklamalar içerisinde evrimin en iyi olduğunu düşünsem de evrimle ilgili aydınlatılmamış birçok nokta olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben kendime tam bir evrimci demem. Evrimle ilgili aydınlatılmamış noktalar yok diye. Ama evrimin var olan açıklamalar içerisinde en iyi açıklama olduğunu da düşünüyorum. Yani o yüzden birinin bana evrimci demesinden rahatsızlık duymam. Tamam, soruyu ama biraz daha yani bence. Şimdi ben oraya geleyim. Kur'an'la ilgili kısmına geleyim. Benim kendimin ne düşündüğü önemli değil. İslam açısından inanmak sorun değil. Niye dediğimi söyleyeyim. Evet. Topraktan yaratıldığı insanın geçiyor. Peki şunu söylüyorum. Kur'an bir yerde Adem'le ilişkili olarak toprak ifadesini kullanıyor. Toprak, su ve çamur ifadesini kuran dört yerde bütün insanlarla alakalı kullanıyor. Yani çamurdan yaratılma geçiyor. Çamurdan yaratılma bizim hep diyorum şu ham maddemize işaret eder. Bu da nedir? Mesela biz işte şunu yiyoruz. Nedir? Şuradaki kurabiye yiyoruz. Bunun içinde diyelim salam var. Bu neden oluşuyor? Yani buğdayı koyuyorsunuz. Toprak ve suyun değişimiyle buğday oluyor. Onu geliyor tavuk yiyor. Onu geliyor koyun yiyor. Onların etleri oluşuyor. Sonuçta biz bitkisel ürünleri ve hayvansal ürünlerin ikisini beraber tüketiyoruz. O bitkiler hayvanlar vücudumuza değişime uğruyor, biz oluyor. Yani bitkisel ve hayvansal ürünlerin hepsi toprak ve suyun, çamurun değişime uğramasıdır. Yaratılmadan bahsediyoruz. Şu anda sizi Allah mı yarattı? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de insanı yaratmaya topraktan başladığını evet, söylüyor. Evet, sonrasını söyleyeyim mi? Bede'ye geçiyor orada. Evet. Sonrası geçiyor mu? Sonra sümme şöyle oldu diye geçiyor mu? Nasıl geçiyor? Okuyun beraber görelim. Okumama gerekiyor ki. Sonrası anlatılmıyor diyorum ben Kur'an'da. Sonrası anlatılmadığı için. Ya şimdi bak burada yaptığın teville bu ayet birbiriyle çatışıyor. Bir dakika, bir ayet hiçbir şey sen çatışmıyor. Sen gıdalardan, besinlerden bahsediyorsun. Bakın, ben diyorum ki Kur'an diyor ki Cenab-ı Hak insanı yaratmaya topraktan başladı. Evet, bede geçiyor, başladı geçiyor. Burada verdiğiniz, yaptığınız açıklama yaratılışın başlangıcıyla ilgili siz değil. Siz ilk insan içinde, bütün insanlar içinde ham madde, toprak ve su olunca zaten başlangıç. Başladı ve evrim teorisiyle mi gelişti yaratılış insanı? Caner Bey, bir dakika. Adem'in yaratılışına topraktan başladı. Ben mi anlatacağım yoksa? Soru cevap yapıyoruz ya. Soru bölümde. Cevap yapıyoruz. Evet, o değil. Yani Adem'in yaratılışının yani topraktan lafa başlaması evet, ne demek? Öyle başladık zaten. Tamam benim sorularıma cevap verin. Yok şu an şimdi sorular bölümü Ebu Bekir Bey'de sonra siz soruları yöneteceksiniz. Ebu Bekir Sivil cevaplayacak. Adem'in insanın yaratılışı. Şurada bırakalım mı? Çamurdan başlandı sonra. Şimdi ben o zaman anlatayım. Evet. Şimdi çamurdan başlama iki türlü de çamurdandır. En başlangıcı da çamurdur. Ham madde her anda çamurdur. O yüzdendir ki Allah sizi çamurdan yarattı diye geçiyor. Yani her birimiz Allah'ın çamurdan nasıl yarattığını göstermek zorundayız. İlk insanız değil sadece. Dedim şu anda bizim bir dakikada 300 milyon tane hücremiz oluşuyor. Bu hücreler nereden yaratmadan, geliyor? Yaşatmadan bahsetmiyoruz. Siz bana anlat, ben anlatayım. Ben basit bir soru sordum. Ya meseleyi dolandırmayın. Bunun cevabı bu. Hazreti Adem'in öncesinde bir canlı varlıktan Kur'an bahsediyor mu? Bahsetmiyor olmadığından da bahsetmiyor. Cevabını verdim. Topraktan bahsediyor. Neden efendim? Bahsetsin daha? Ne? Yani Adem'in yaratılışının topraktan olması. Daha nasıl anlatsın Kur'an bunu? Evvelinde bir şey olsa ondan bahsedeceğim. Toprağın nasıl ilk olduğunu anlatmaya çalışırken kestiniz. Yani onu da anlatayım size. Yani o kadar sorun değil ona. Adem'in yaratılışı bağlamında topraktan nasıl olmuş onu anlatın o zaman. Oradaydık zaten. Adem evet. Kur'an sadece Adem'le ilgili değil. Bütün insanlarla ilgili. Bütün insanları sormuyorum Caner Bey. Adem'in yaratılışı bakın, hususi siz bana bırakırsanız ben Adem'le ilgili de bütün insanları da anlatacağım siz beklersin. Adem'i istiyorum, insanları istemiyorum. Sizin Adem'in ne istediğinizi yaratmış. Değil, ben anlatacağım. Ben soruma cevap almış olmaz ki o zaman. Ben siz sorunuza cevap almış olacaksınız da. Olmayacağım. Abi bir şey söyleyeyim.
Biz oraya gidersek kimse kimseye soru soramayacak. Hayır, yani benim cevap vermemiz. Ama şöyle bir şey var. Ben net bir soru sordum. Adem'i merak ediyorsunuz, insanları bir. Net bir soru sordum. Sadece varsa Adem var desin, yoksa yok desin. Ben anlatıyorum desin. Siz net cevabı anlayabilirsiniz, anlamayabilirsiniz. Şaşırıyorum anlayamamanıza zaten. Yani Adem'in öncesinde bir canlıdan evrim yani bunu öngörüyor. Kadınların sünnetinin sağlığa faydalı olduğunu düşünen birinin bunu anlayamamasını evrim, da şaşırmıyorum. Adem'in öncesinde bir canlı varlık öngörüyor. Kur'an bunu onaylıyor bakın, mu onaylıyor? Bakın eğer ki ben Kur'an'dan evrim teorisi çıktı deseydim bunu sormanız mantıklı olur. Ben ya Kur'an'dan evrim teorisine aykırı bir şey yok. Evrimci olarak ifade ettiniz mi? Burada okudum. Ya ben evet, bir Müslümanın evrimci olmasında sorun yok diyorum. Evrimciyim demekten de sorun yok. Ben evrimci... Tamam bunu Kur'an'ın yani neresi? Sorun ben yok de onu soruyorum. Sorun yok diyorum işte. Yani benim evrimciyim deyip... Kaçamak cevap vermeyin. Ben evrimci değilim demiyorum siz demeyin. Sizin evrimciliğinize dini bir referans var. Ben, evet, tamam. Ben evrim... Siz bu evrimciliğinizi ben, bakın, dini bir referansa dayandırıyorsunuz. Evrimi İslam'a... Ben İslam'dan evrim çıkar demiyorum. Bakın ben Müslümanlar evrimci olmalı... Niye evrimcisiniz o zaman? Bakın ben demenden biri şunu anlattım. Bir Müslümanın yer çekimi yasasına ben inandım. Niye ona inandın demesi gibi bir şey. Veya birisi Newtoncu ben yer çekimine inanıyorum. Bir Einstein'dı. Çünkü Kur'an Adem'in yaratıldığını söylüyor. Nasıl yaratıldığından bahsetti. Nasılından bahsetti. O yorumu da bize mi bırakıyor? Ya, öncesinde bir canlı istiyorum ben sizden. Evrimcisiniz siz anlamamakta ya. Sıkıntınız var. Ben anlıyorum anlamama sıkıntınız var. Adem'in öncesinde bir canlı bulmak zorundasınız. Yoksa Müslüman siz... olarak evrimci olmamalısınız. Bunu söylüyorum. Siz anlamakta sıkıntı çekmenizin nedenini anlıyorum. O demik hadislere verdiğiniz cevapların doğru ve mantıklı cevaplar görmenizden bu galata değil. Yapmayalım. Basit bakın, bir soru hayır sordum. Siz şu kadar basit bir mantığı bile anlayamıyorsunuz. Bir şeyin Kur'an'la çelişmemesiyle Kur'an'dan çıkması arasındaki farkı anlamıyorsunuz. Kur'an'dan çıktı dediğimde benim önceden canlı göstermem gerekir. Ben Kur'an'la çelişmiyor. Ben diyorum. De diyorum ki. Siz Kur'an'da Adem'den önce, sizin o zaman şunu göstermezdim. Adem'den önce başka bir canlı olmadığını gösterebiliyor musunuz toprak Kur'an'da? Toprak diyor açıkça Kur'an. Daha ne desin? Kur'an'dan önce canlı olmadığını. Daha ne desin? Toprak diyor. Toprak ham madde. Zaten her şey başlangıçta topraktan oldu. Evrim teorisine toprağı göre. Toprağı canlı kabul ediyor. Toprak Adem'i topraktan yarattı. Adem'i. Bakın Adem, şimdi Kur'an'da mesela size şöyle bir şey diyeyim. Allah diyor ki Zekeriya'yı içten yarattık diye Kur'an'da bir ayet geçiyor. Bu Zekeriya'nın yaratılmasında anne babası olmadı diye bir süreç midir? Yok, ben Kur'an'a göre bir dakika çok güzel siz bunun cevabını basit bir soru sordum. Ben ya. Cevabı veriyorum da anlayamıyorsunuz bağlantıyı. Anlayacak kabiliyetiniz yok. Mugalata yapıyorsun, siz demagoji hiç yapıyorsun. Hiç mugalata değil çok açık. Basit bir soru sordum. Adem öncesi bir canlı göster. Ya ben size evrimcisin. Ben size cevabı veriyorum da anlamakta peki, bir sıkıntınız anladım. Var. İkinci bir soru soruyorum. Bir dakika siz bana ikinci sormayın ben cevap bir dakika. İkinci bir soru soruyorum. Bir dakika bana bir saniye. Ya cevabını bir bitirin. Bir dakika cevabını böyle. Cevabı bir bitirin. Evveldeki birçok hadisle ilgili şeyleri böyle kaynatıp da arada böyle burada bir sorguya çekermiş gibi bir şey getirip insanlar bizi izliyorlar. Nereye getiriyor? Tamam. Ben cevap veriyorum. Şöyle yapalım. Hayır, şimdi şöyle yapalım. Siz biz evvelki usule dönelim. Beşen onlar dakika konuşup tamam. Devam edelim. Ben galiba, deminden beri şu bir şeyi galiba açıklıyorum. Galiba ona döneceğiz. Zira son bir ara galiba. Şu evvela bir şu zehirle ilgili mesele anlatın. Hurmalar burada, zehir tamam. Burada. Yiyebiliyor mu? Bir soru aldık. Cevabını bilmedik. Biz de soru da galiba tekrar dönelim. Bir araya daha gidelim. Çok kısa bir ara sonra tekrar evet. Beraber olalım. Tekrar huzurlarınızdayız. Usulle ilgili başa dönüyoruz. Yani soru cevap değil. Soru ve cevap 5 dakika kafi mi yoksa 5'er dakikalık. Yani şöyle yapalım. Fark etmez. Soru cevap 5 dakika soruca. Şimdi siz 5 dakikada bu soruyu cevaplayın. Sonra soru sırası size geçsin. Hayır şöyle bir şey. Hepimizin bir dakikası olsun. O dakikada kendisi herkes soracağı tamam. Soruyu da cevap verecek kısmı da ayarlar. Tamam. 5 dakikada buyurun bu sorunun tamam. Cevabını alalım. Sonra şimdi, soru sırası. Benim söylediğim şey çok basit. Evet. Buyurun. Söylediğim şey çok basit. Bir Müslümanın evrimci olmasında sorun yoktur. Evet. Ama inanmak da İslam'ın şartı değildir diyorum. Hazreti Adem'in öncesinde canlı olduğu Kur'an'da geçmiyor. Olmadığı da geçmiyor. Ama ben soruyorum Ebu Bekir Bey'e göre dinozorlar mesela yaşadı mı insandan önce? Ona bile hala cevap bakalım edecek. Yani kendisi yani sünnetin sağlığa yararlı olduğunu düşünen birisi kadın sünnetini dinozorların yaşamadığını da düşünürse hiç şaşırmayacağım. Peki. Şimdi şunu çok basit bir şey söylüyorum. Kur'an süreçle yaratılmadaki birçok şeyden sürece atıf yapmadan bahseder. Mesela Zekeriya'yı hiçten yarattım diyor Kur'an. Bu Zekeriya'nın annesi babası olmadığı anlamına gelmiyor. Allah sizi çamurdan yarattım diye geçiyor. Fakat bizi Allah çamurdan yarattıktan sonra arada bir sürü aşama geçirmediğimiz annemizin babamızın bir araya gelmediği anlamına gelmiyor. Aynı şey Adem için geçerli. Adem'in topraktan yaratılması geçince bu toprakla Adem arasında hiçbir süreç olmadığı anlamına gelmez. Bakın anlamına gelmez.
anlamına gelmez. Yani bunun aksini söylemeniz için olamayacağını göstermeniz lazım Evrim. Ben Evrim bir saniye. Lütfen. Evrim evet. Kur'an'dan çıkıyor demiyorum. Anlaşılması çok basit mantık. Anlamakta zorluk çekiyor anlamıyorum. Kur'an'dan evrim çıkmaz diyorum. Ama evrimi reddetmemiz için de gerekli bir sebep Kur'an'dan yok diyorum. O yüzden bir Müslüman pekala evrimci olabilir diyorum. Var olan bilimsel temel teorilerin içinde en başarılısı evrimdir diyorum. Ben şahsen evrimin mekanizmalarıyla ilgili tartışmalarda devam ettiği için kendi mutlaka bir evrimci, evrim adına bunu yapıyormuş gibi nitelemiyorum. Ama yani beni evrimci olarak niteleyen olursa da sorun yaşamam. Çünkü bana göre İslam açısından sorun değil. Zaten İslam aykırı değildir diyorum evrim teorisi. Peki. Ama bir Müslüman evrimci olmalıdır demenin farkıyla Kur'an'dan evrime aykırı bir şey yoktur'un farkını da birisi anlamasını bekliyorum. Şimdi ben şimdi kendimin sorularına geçiyorum. Bunlarla ilgili şeyi... Yani isterseniz usul açısından uyarıyorum. 3 dakikanız var, son 1 dakikada sorunuzu verin. İsterseniz ekleyelim. Yok, yani peki, ben 3 sorularınızı alıyorum. Buyurun. Mesela şunu sormak istiyorum Ebu Bekir Bey. Gemiye biniyorum. Yine Ebu Davud'da geçen bir şeyde. Hac ve ümre veya Allah yolunda cihat maksatları dışında gemiye binme diyor. İstanbul'da da birçok dindar var. Gemiye peki. biniyorlar. Vapura biniyorlar karşı kıyıya geçerken. Soru tek onlara mi? Gemiye binmemelerini mesela Ebu Davud'da geçiyor diye kendisi acaba peki. tavsiye soru, edecek mi? Soru bu kadar mı? Başka soru evet. var mı? Evet. Hazreti Musa ile ilgili bir hadis var. Yine mesela bana göre mantığı soru iki. Aykırı. Soru 2. Evet. Ölüm meleğinin Hazreti Musa'ya geldiği, Hazreti Musa'nın canını aldığı, Hazreti Musa'nın bu ölüm meleğinin gözünü çıkardığı. Canını aldığı yok ama. Bir saniye lütfen. Evet. Yanlış bir nakil var da onu düzeltiyorum. Hazreti Musa'ya ölüm meleğinin geldiği, onun gözünü çıkardığı geçiyor. Canlı. Azrail evet. aleyhisselam Rabbine dönüp demiş ki beni öyle bir kula gönderdin ki ölümü istemiyor. Yani bu da bizim yine sayık kaynaklarda geçen. Buradaki soru ne? Bunu yani bunu nasıl buluyor? Bunu mantığa uygun buluyor mu? Peki. Ne diyor? Yani son kendisi. Soru lütfen. Bu tabii ki bir de sünnet anlayışıyla ilgili benim sorum. Benim kanaatim şu. Peygamberin bizi ilgilendiren kısmı peygamberin Kur'an'ı, farzları, haramları uygulamasıyla ilgili kısmıdır. Şimdi bak hadislerde birçok uydurma var ama diyelim peygamberimiz burada bir şey uyguluyor olsaydı bizim alacağımız şey peygamberin Kur'an'ı uygulamasıyla ilgili kısmı olurdu. Ondan göreceğimiz, örnek alacağımız bir şey varsa. Bunun dışında peygamberin farzları uygulamak dışında bir mesela evrensel hükümlerin tarihsel uygulaması var peygamberde. Nedir? Soruyu netleştirelim. Bir dakika. Bir şey açıklıyorum kendim. Sünnet anlayışımla ilgili. Evrensel hükmün tarihsel uygulaması var. Nedir? Peygamber o dönemde mektup yazmıştır. Ha bunlar böyle farzın uygulanmasıdır ama o uygulanma biçiminin bizatihi kendisi farz değildir. O uygulanma tarihsel olabilir. Biz bugün bambaşka bir şekilde mesela internetten bir site kurarak İslam'ı anlatabiliriz. Bir de bu vardır. Bir peygamber siyasi otorite olarak yaptıkları vardır. Kendi döneminde siyasi otorite olduğu için peygamberde uyulması gerekir. Ama onlar da tarihseldir o dönemdir. Bunun dışında peygamberimiz bir gelenek olduğu için yaptığı şeyler vardır. O dönemde peygamberimizin döneminde putperestler de sakal bırakıyor. Peygamberimiz de sakal bırakıyor. Onlar da cübbe giymiyor. Cübbe giyiyor. Peygamberimiz de cübbe giyiyor. Fakat bugünkü sünnet aktarımında o dönemdeki Arapların gelenek görenekleri de din olarak aktarılıyor. Yani oradaki anlatış doğru olabilir. İşte peygamber şunu giydi bunu yaptı şeklinde. Soru. Fakat yorumla gelen şey burada yanlış. Bir de ilaveten bunlara peygamberin ayrıca bir de şahsi tercihleri var. Diyelim eşiyle koşma yarısı yapıyordu peygamber veya peygamberimiz keşkek seviyordu. Ha bunlar da bir dini yükümlülük ifade etmez. Şimdi bu şekilde bir ayırma da bu literatürü tabi tutmak lazım. Oysa bugünkü birçok kimse mesela peygamberin o yaptıklarından farzlar çıkarmaya çalışıyor. Mesela nedir işte sakal bırakmanın farz olduğu geçiyor. Kim söylüyor bunu? Sakal bırakmanın farz olduğunu kim söylüyor? Söylemiyor mu? Sakal bırakmak, sakal kesmek haramdır, izah yok mu? Bırakmak vaciptir. Sakal bırakmanın farz olduğunu vaciptir. Söyleyen bir tane adam. Peki işte. Tamam, vaciptir. Kesmek haramdır diyen yok mu? Bu soruyla başlamış olalım. Peki söyleyelim. Tamam, bu soruyla başlamış olalım. Tamam, bu soruyla başlamış. Şimdi, tam 5 dakika. Sakal kesmek haramdır deniyor. Tamam. Tamam haramdan kaçınmak nedir? Caner Taslaman süre bitti. 5 dakikalık süreniz başladı. Şimdi. Ben daha... Evet, sonra döneceğim. Neyse. Sonra tekrar. Beşer dakika. Evet, beşer dakika. Kur'an-Sünnet münasebeti nasıl kurulacak? Benim şahsen hadisler konusundaki hassasiyetim nereden kaynaklanıyor? Kur'an'ın bizi yönlendirdiği mecradan kaynaklanıyor. Bu programın başında da söyledim. Yani Kur'an... Bir de dinozorlar yaşadı mı sorum da vardı ona. Süreyi iyi kullanmak adına isterseniz birebir sorulara cevapla başlayalım. Ama bir usule dair bir şeyler söylendi. Onu peki.
cevaplandırmam lazım. Şimdi Kur'an bizi Peygamber Efendimiz'e yönlendirmiş, sahabeyi de yönlendirmiş. Ve demiş ki, Allah Teala yemin ederek, Rabbine and olsun ki onlar aralarında çıkan ihtilaflı işlerde sana gelip seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan, tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş sayılmayacaklar. Şimdi sahabe, Kur'an'ın indiği dönemde vahyin adım adım inşa ettiği bir nesil. Ve aralarında çıkan çekişmeli işlerde Kur'an onları peygambere yönlendiriyor. Hatayı şurada yapıyoruz biz. Yani Kur'an indiği dönemin insanlarını peygambere yönlendiriyor. Ona muhalefet etmeyin sakın ha diyor. Kim peygamber kendisine dost doğru yol belli olduktan sonra peygambere muhalefet eder, müminlerin yolundan ayrılırsa onu ayrıldığı o yolda bırakır. Ahirette de kıyamette de ateşli tabii, elin bir azabı. Burada ben kısa bir şey sorabilir miyim? Şu, buyurun. Muhtemelen pek çok seyircimiz de sürenizi durduruyorum. O birer yıldızlar gibi olan sahabe yanlışı, doğruyu haşa hiçbiri peygamberimiz zaten eleştirebilemez. Gidip soruyorlardı, aldıklarını da uygulamakta mükellefti. Şimdi Caner Taslam'ın da itiraz ettiği noktada aradan geçen bunca zaman sonrasında bir kitap var. Mevzu hadisleri bir kitap var, zayıf hadisleri bir kitap var. Sahih hadisleri verirken, sahih zayıf mevzu olduğunu siz biz az buçuk bilirken, bilmeyen biri mevzuyu alıp kurcaladığında ha falan denildiğindeki ayrıştırmayı, bilmeyen biri ayracı kim ve nasıl koyacak? Reis Bey, bilmeyen biri bunu Kur'an okurken de yapar. Tamam. Çünkü onun bilgi seviyesi, altyapısı Kur'an'ı doğru anlamaya el vermeyebilir. O zaman bulaşmamalı, bu kitaplar yayınlanmamalı. Mesele budur. Mesele budur. Bu kitaplar yayınlansın ama erbabı, ihtisas sahibi insanlar. En başta söylediğiniz ilkeye dönüyorsunuz o zaman. Tabii ki. Bunları tartışmamalıyız da. Evet. Anlamayanlar okumamalı da. Anlamayanlar izahını yapılmış bir şekilde alsın. Kendileri doğrudan giderek oradan bakmaya çalışırsa. Bakın şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir dolu ayet var. Bu ayetleri oryantalistler, İslam düşmanları bunlar uydurmadır. Böyle saçma şey olmaz diye kullanıyorlar. Yani biz şimdi burada peygamber kadınları küçük düşürmüş, şu etmiş, bu etmiş, bu hadisler uydurmadır diyoruz ama şimdi Kur'an-ı Kerim bir erkeğe 4 kadınla evlenme imkanı getirmiş. Bu Kur'an'ı aşağılamıyor mu birilerinin gözünde? Aşağılıyor. Bu bir bakış açısı meselesi. Miras taksimatında kadına 1, erkeğe 2 hisse veriyor. Bu kadını aşağılamak mıdır? Nereden baktığınıza bağlı. Bunlar hadis olsaydı, emin olun Veys Bey, bunlar hadis olsaydı, Caner Bey ve onun bakış açısına sahip insanlar bunların üstünü uydurmadır, böyle şey olmaz diye çizecekti. Şimdi Kur'an'da bir Musa Hızır kıssası anlatılır. Emin olun bu kıssa hadis olarak gelseydi bize üstünü çizeceklerdi. Daha böyle bir dolu örnek verebilirim size. Çocuk öldürmüş, işte orada anlatılan 3 tane hadise var. Bunlar hadis olsaydı biz bunların üstünü modern dönemde çizecektik. Ayet olduğu için tevil etmek için kıvranıyoruz. Burada da şu, da şu tartışma çıkıyor. Ben biraz araya giriyorum Canat Yaslı. Mesela o esnada hakkına dikkat edeyim. Sizi seven veya Caner Taslaman'ı seven, ilgi duyan veya duymayanlar da şu soruyu yöneltir misiniz yönünde şeyleri vardı. Evet. Kitaba bakmayacağım, anlamıyorum. Kitaba bakmayacağım, ilahiyat bilmiyorum, Arapça bilmiyorum. O zaman ben hocalara esir mi kalacağım veya... Şimdi bakın, sadece hocalar... tıp konusunda doktorlara esir miyiz? Evet. Hukuk konusunda hukuk adamlarına esir miyiz? Evet. İnşaatta bilmem ne de mühendislere esir miyiz? Evet. Kardeşim bu din ya. Bu konuda kesinlikle sizi destekleyen bir şey söyleyeyim. Siyaset, tababet, diyanet en iyi bildiğimiz şeydir. Evet. Bu konuda da hükümler üretiriz, yani kabul, bu, doğru söylüyor. Burada, zaten burada, evet, bu ülkede yaşadığımız arızanın en temel sebeplerinden birisi bu. Bu ülkede dinin sahibi yok. Evet. İsteyen istediği gibi bu alan üzerinde tepiniyor. Doğru. Yani birisi çıkıp mesela ya namaz diye bir şey yok diyor. Çok rahat. İşte hocalar da farklı şey söyleyince, mezhepler de farklı sahibi şey söyleyince, yok. Sahibi yok. Olmayınca... Herkes bir hüküm çıkartabilir. Dolayısıyla herkes Kur'an uzmanı, herkes çok rahat biçimde en kritik, en hassas meselelerde çok rahat cümle kurabiliyor. Buna itiraz ediyorum ben. Yani kimse dinle ilgilenmesin demiyorum. İlgilenecekse ya bu işin bir adabı var, usulü var. Gitsin dilini öğrensin,
ilimlerini öğrensin. Yani bir dizini kırsın, otursun, yaptığı işe saygı duysun. Vakti yok. Yapamıyorsa o ortalama zaman, vatandaş için. O zaman ilgilenmez. Ne yapacak? İlgilenmez. Ne yapacak? Nereden öğrenmez? Neye inanması gerekiyorsa bu ümmet 1400 yıl içerisinde neye inandı? Bu ümmet 1400 yıl içerisinde bütün bu tartıştığımız hususların hiçbirisini reddetmedi diye neyi kaybetti? Bu ümmet kadere inandı diye neyi kaybetti? Bu ümmet şefaat vardır derken neyi kaybetti? Nerede zarar etti? Nerede yanlış yaptı? Bunlar modern dönemin kafası karışık Müslümanlara hediyesidir. Bu bir zihin işgalidir aslında. Kafa karışmak da normal bir şey değil mi? Ya bunca çoklu şeyden şimdi sonra. Şimdi bakın, ben şimdi kalksam bir ara ben hatırlıyorum. Türkiye'de bir doktor, bir gariban bir adam bundan 15-20 sene önce kansere ilaç buldum dedi. Tabipler odası adamı tefe koydu. Sahibi var bu alanın, buraya giremezsin arkadaş diyor. Ama bu alanın sahibi yok işte. Bu alanın sahibinin olması lazım. Bu kimin işidir? Belki sistem arızasıdır, bilemiyorum. Belki laikliğin bu millete hediyesidir, bilemiyorum. Ama bu tabii dünyada hiçbir, bir sorun, dünyada hiçbir bir alanda, hiçbir konuda İslam'ın bu ülkedeki sahipsizliği kadar bir garabet yaşamıyoruz. Böyle bir şey yok. Sorunlar bize özgü değil. Dünyadaki Müslümanlar. Ama dikkat edin. Bize özgü değil tabii. Bu dünyada Protestanlığın bir merkezi var. Yahudiliğin bir merkezi var. Katolikliğin bir merkezi var. Ortodoksluğun bir merkezi var. İslam'ın bir merkezi yok. Aslında bütün mesele budur. Yani bütün korunakları, bütün barınakları, surları, duvarları yıkılmış. Bundan nereye, hilafete mi gelmek istiyorsunuz? Bütünüyle bir dünyadan bahsediyorum. İslam bölünmez bir bütündür. Bunun bir kısmını alır bir yere monte eder, öbür kısmını alır mezara gömerseniz buradan arızadan başka bir şey çıkmaz. Yani ya aşağı bu yukarı din, diğer dinler de böyle değil mi? Hayır ama yani. Meşruiyet alanı bulmak için sormuyorum, yanlış anlaşılmaz. O dinlerin bir sahibi var dediğim gibi. Yani birisi Katoliklik mesela, bir Katolik inancını eleştirdiği zaman Papa oradan çıkar, dur höt der, bu işin sahibi benim. Bu sahipsiz değil. Mesele bizdeki sahipsizlik. Peki ben kusura bakmayın, süren biraz kendim çıkıyor oldu ama. Caner Taslamaşı biraz yavaş yavaş toparlayalım artık, seyircilerimizi de bunaltmayalım. Son sürelere doğru geliyoruz. Ve bu Bekir Sifil'den anladığım ve size de yöneltmek istediğim şöyle bir şey var. Anahtar bir şey söyledi. Ya kader, işte şefaat veya neyse itiraz etsin, bunlara itiraz ediyorsunuz anlamında söylemiyorum. Kabaca tarif edeyim, bir geleneksel din anlayışı varken, kimse de bundan rahatsız değilken, başına geleni işte isyan etmek yerine ne yapayım, bu da benim kaderimmiş diye. Bu tartışılan bir konu olduğu için özellikle bunların altını çiziyorum. Bunlarla kimse rahatsız değilken siz birdenbire dediğim, bu yayın olmadı bunlar, bunu sizi takip edenler biliyor da, niye burayı kamuyla paylaşmak, herkesle paylaşmak, Ebu Bekir Sifil referansıyla sorularımı soruyorum. Ve biraz kafaları karışmış olmuyor mu bu kadar mevzuyu derinleştirmek? Şimdi şöyle diyeyim, internette şu anda ateistler bütün bunları kullanıyor. Siz bunların İslam'dan olmadığını söylemezseniz İslam'a karşı bunlar zaten kullanılıyor. Ateistler ayet de kullanıyor. Ayetler, siz Kur'an'la hadisleri bir görüyorsanız o sizin sorunuz. Bakın ben size de bu yaptığınız... Mesela mantık, ateistlerin kullanması ya bir dakika, bu mantık ben size, yani. Ben size... Ya siz beni konuşturma ama... Ben sizinle yani baş başa konuşurken Caner Taslaman tamam müdahale etmez. Bu sefer siz ben müdahale etmeyin, ben ona tamam... Bak ben ona da varım, lafı bölmeye de varım da... Tamam. Ama orada bir şey çıkartamıyoruz. Ben bölmeme yok. Tamam. Şimdi Ebu Bekir Bey'in yaptığına diyorum, felsefede tu quoque mantık hatası denir. Tu quoque mantık hatasını yapan biri kendi şeyini açıklayacağına... Sende de var, o sende de var deyip sanki kendi şeyini açıklıyormuşmuş gibi yapar. Ama bu bir felsefi açıdan mantık hatasıdır. Biz de bu mantık hatasını felsefeci olarak peki, fark ederiz, belirtiriz. Hele hele bunu yapan kimse Kur'an'ın Allah'tan olduğunu oluyorsa, Kur'an'da bir eksik bulmaya çalışan Eda ile söylüyorsa orada başka bir ciddi sorun vardır. Onun da not edilmesi lazım. Peki. Şimdi kısaca bir şey diyeyim. Aralarında çıkan problemleri seni hakem tayin ettikten sonra hükme içlerinde hiçbir burukluk olmadan tam anlamıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Tabii ki peygamberin hükmüne teslim olacağız. Ama peygamber dini konuda neyle hüküm veriyor? Bakın Enam suresi 114. Allah size kitap apaçık indirmişken ondan başka hakem mi isteyeyim? Şimdi bak, hakemliği yapacak Allah kitapta açıkça geçiyor. Ve Nisa 115'te de o açıklanıyor. Biz sana kitap hak olarak indirdik ki Allah'ın sana gösterdiğiyle insanlar arasında hüküm edesin. Yani peygamberimizin hüküm vermesi insanlar arasında Allah'ın indirdiği kitabıyladır. O yüzden bir ayet gelmediği zaman peygamberimize sen oradan buradan derleseydin ya diyorlar.
Yani peygamberimiz aklına göre hüküm vermiyor. Ha, diğer tarihsel hükümler veriyorsa da onlar zaten o dönemi ilgilendiren siyasi yapıyla, devlet nizamı ile ilgili hükümlerdir. İslam'ın evrensel hükümleri değildir onlar. O yüzden peygamberimiz elbette ki hüküm verecek. Ama peygamber o dini hükümlerin hepsini Kur'an'la veriyordur. Kur'an dışında bir haram ilave etme veya şey yapma hükmü yoktur. Bakın peki, mesela bu hadisler yüzünden ateistlerde başımıza gelen bir meseleyi belirtelim. Mesela şunu söyleyelim. Deve sidiği ile ilgili bir hadis var meşhur. Buhari'de geçiyor ve birçok yerde. Özür dilerim. Şöyle bir şey yapalım mı? Lütfen şunu bir anlatayım. Peki, bitireyim. Peki, peki. Deve sidiği ile ilgili Buhari'de meşhur bir hadis var. Deve sidiğini peygamberimiz başkalarına sözde tavsiye ediyor. Haşa. Evet. Şimdi 2012 yılında bu mesele gündeme geliyor. MERS diye bir hastalık var. Middle East Respiratory Syndrome. Yani diğer adı da Orta Doğu Solunum Sendromu'na neden oluyor. Hı hı. Bundan dolayı koronavirüsü Orta Doğu'da tüketilen deve sidiğinden insanlara bulaştığı gözlemlendi. %40 ölümle sonuçlanan bu hastalık ünlü SARS hastalığı ile aynı türdendir. Hastalık hem solunum yollarına hem böbreklere ciddi zararlar verir. Dünya Sağlık Örgütü bu hastalıktan korunma ve yayılması korunmak için deve sidiği içilmemesini öneriyor. Bakın, deve sidiği içilme ile ilgili bir uydurma var. Bizim hacılardan da bir kısmı bu yüzden öldü. Yani ciddi bir sorun var. Nasıl ki sünnette birçok kadını sakatladılar uydurma yüzünde. Deve sidiği yüzünden de birçok kimse sakatlanıyor. Aynı zamanda fareler üzerinde yapılan deneyler var. Biliyorum çünkü birçok kimse deve sidiği sağlığa yararlıdır diyor. Buyurun ben de burada bir deve sidiği de getirdim. Onu da masaya koyuyorum. Ebu Bekir Bey kendi dinine güveniyorsa bu da işte sahih kaynaklarda geçiyor. Sahih dedi bu sahih. Öyle hasen, garip, zayıf değil. Buyursun buradan alsın. Hastalarımıza ben bunu şifa diye yapıyorum desin. Veyahut da uygulamalı olarak içebiliyorsa içsin. Çünkü bu dinin bir parçası, onun savunduğu dinin bir parçası. Tamam, şurada bir düzeltme, burada, tamam, düzeltme yapalım sonra ona geçelim. Bir, zaten zayıf olan hadisler konusunda her ikinizin de mutabık olduğunu seyircilerimizle biz de farkındayız. Hayır, bu, zayıf konusunda mutabık değil. Zayıf. Yani mevzu hadislerde olduk. Referans olarak kabul etmiyor zaten. Güzel etmesin. Ebu Bekir Zifil'de. İslam aleminde birçok kabul eden var. Onlar yani bize yaptığı reddiyeleri bir de onlara yapsın. Peki. Bu bir de pardon demin bir şey daha var şimdi. Dedi ki ben Ruhul Furkan tefsirinde dedi. Mesela zayıf hadis geçen kaynak söyle dedi. Söyledim iki tane. Dedi ki ben Ruhul Furkan'la ilgili bir şey söylemedim dedi. Kendi kitabı bu. Sana dinden sorarlar. Bir tane kitabını okudum. Başkalarını okusam neler çıkacak Allah bilir. Keza Celal Yıldırım Hoca'nın tefsiri. Soruda şeyi soruyorlar. Size göre en iyi ve en doğru tefsir kitabı hangi yazarlara ait ve bana tavsiyede bulunabilir misiniz? Aşağıdaki bir cümlede diyor ki, keza Celal Yıldırım Hoca'nın tefsiri ve telifi halen devam etmekte olan Ruhul Furkan da burada anılmalı. İşte burada Ruhul Furkan'ı tefsir ediyor. Yukarıda hangisini tavsiye ederiz diye. Hı hı. Orada da ben diyorum hangi eserde zayıf hadis var diye örnek verdim. Bu ispatlı. Yani böylece ya zaten Ebu Bekir Bey kendisi sorulara cevap vereceğini, sen ne biliyorsun o eserde ne var neyi tavsiye ettim diye böyle ortaya sorular atıp gerçek anlamda tartışma konusu olan şeyden kaçırmaya çalışıyor işte. Peki. Asıl sorun ben dedim içerik. Bu hadislerin içeriği Allah'ın dini olmaya layık değil. Bunlar peygamberimize iftira. Peki. Sürekli yaptığı bir şeyi daha söyleyeyim. Oryantalistlere bu işi gönderiyor. Ya Mutezile, hariciler ve mesela Şafii'nin Risalesi'ni alsak Şafii Risalesi'nde hadislere itiraz eden bir sürü grup sayıyor. Onlar oryantalist miydi? Peki. İşte ikinci yüzyılda, birinci yüzyılda daha bu yüzyıldan itibaren hadislere eleştiri varken İslam'ın ilk dönemlerinden biri. Şimdi bunu oryantalizme bağlayıp böyle bir oyunlar yapmaya çalışmaksa. Tamam. Ben Şafii mi? Onu almayalım. Niye? Bu din diye, ya bu din diye görüyorlar. Buna yaparsanız Ebu Bekir Bey hakaret etmiş olursunuz. Bunu din diye görüyorlar. Hayır, bunu tamam, bu millet için diye tavsiye sorusunu, sorusunu soralım. Niye alalım? Bu hadis sahih bir hadis mi önce hangisi? Bittiyse eğer. Deve idrarı, deve idrarı meselesi. Deve idrarı son derece sahih bir hadis. Son derece sahih. Çok son derece sahih bir hadis. Ve şifadır. Ve şifadır. Bakın. Buyurun tavsiye edin için. Şimdi burada meselenin seviyesini düşürmeyin. İlmi bir mesele konuşuyoruz. Siz din diye görüyorsunuz, seviye düşürme diye mi görüyorsunuz? İlmi bir mesele konuşuyoruz. Peki, eğer evet, bunu sokak ağzıyla konuşacaksak burada konuşmayalım. Peki ben sokak ağzı bir şey değil ki siz bunu... Sokak ağzı yapıyorsunuz. Hurma burada yemek gibi bir şey olarak görüyorsunuz. Ben öyle görmüyorum. Peki. Öyle gördüğümü de söylemedim. Caner Bey seviyeyi düşürmeyelim. Peki. Ya. Şimdi mesele şudur. İbn Sina'nın asırlarca batıda ders kitabı, üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmuş El Kanun Fit Tıp diye bir eseri var. Bu eser bugün elimizde mevcut. Reis Bey ben bu eseri baştan sona okudum diyemem ama ciddi biçimde epeyce uzun bir zamanımı vererek inceledim.
İbn Sina tecrübi bir tıp adamı, hekim. Üstelik yani tıp bilgisini ve tecrübesini sadece İslam dünyasından değil, felsefi birikimiyle eski Yunan'dan ve Roma'dan da almış birisi. Bu kitabında pek çok yerde birçok hastalık için İbn Sina sidik öneriyor. Ama nasıl biliyor musunuz? Alın bunu böyle Caner Bey'in karikatürize ettiği gibi alın bunu bardağa koyun lıkır lıkır için değil. Bu bir ilaç. Bunun muhtevası var. Bunun etken maddesi var. Belli şeylerle karışıma sokulduğunda bu belli hastalıklara son derece etkili bir şifa, bir ilaç. İbn Sina bunu kitabına yazmış. Oturdum, ben modern tıptaki hangi insanları öldüren hastalıkları çıkardığını burada saydım. İşte o insanlar senin karikatürize ettiğin gibi onu bardağa koymuş içmişler. İbn Sina hayır, bunu bir hekim olarak... hacılardan sırf bahsetmiyorum. Bakın şu anda birçok dünyadaki sağlık örgütünün açıklamalarını açıklıyorum. Deve sidiği yasaklanmaları Orta Doğu'da içinde birçok insan... Niye olmuş bunlar? Koronavirüsü vardır diyorum. Mert i̇şte diye hastalık... Bunlar niye olmuş? Ben hastalıkların ismini sayıyorum. Bir dakika müsaade edersen açıklayacağım. Şimdi İbn Sina diyor ki... Hatta bu İbn Sina'nın da değil. Kanuni tıp mı? Kaç yüzyıl önceden kaldı? Ona atıf yapmanız lazım. Yani bunu bana o zaman İbn Sina'nın koyduğu bu terkibi... Modern tıbbın bu terkibi ama çürüttüğünü ispat etmeniz lazım. Yani bu tecrübi ben bir tıp. Dünya Sağlık Örgütlerinden örneklerle veriyorum. Dünya Sağlık Örgütü bardağı koyun için yapan insanlar. Hadiste terkibi mi yani var bunun? %10 deve sidiğine, %10 nane koyun mu diyor? Hadiste işte senin mantığın böyle çalışıyor. Nasıl bir hadiste? Bu bir tecrübedir. Bak, i̇şte sayı hadis bak, verdim söyle zayıf falan da değil. Tamam. Ya iki gözüm bir dakika. Bu sayının şeyini bir açıklayayım. Sayı hadis ya dedi ya. Bu, evet bu sahip gayet sahih bir hadis. Evet çok sahih. Bu cahiliye döneminden beri bilinen, uygulanan belli hastalıklarda özellikle burada devenin bir cinsi de var. Bu damızlık deveye çekilmiş devedir. Bu develer, Reis Bey, yanlış hatırlamıyorsam yazın 4 kere, kışın 1 kere su içerler. Ve o su onların bedeninde çok uzun süre durur. Orada bir takım tepkimelere girer, bir takım şeyler olur. Ve o devenin sütüyle belli bir oranda karıştırılarak içilirse, cahiliyeden beri bilinen bir şeydir bu. Sütle karıştırılarak. Tabii o deve sütü, o devenin sütüne karıştırılarak belli bir dozda içilirse, işte bu hadiste anlatılan Üreniyyin hadisidir. Bu çok meşhur bir rivayettir. Medine dışından 4-5 kişi gelmiş. Müslüman olduğunu söylemiş bu insanlar. Efendimiz onları mescidin sofasına almış, orada misafir etmiş. Fakat Medine'nin havası bize iyi gelmiyor demişler. Bir de karınlarında şişmeler olmuş. Efendimiz bunun üzerine onlara demiş ki gidin falan yerde Beytülmal'in develeri var. O Efendimizin özel olarak gönderdiği Beytülmal'in çok yerde devesi var. Arazide otluyorlar. Orada çobanları var, haraları var vesaire. Belli bir yere gönderiyor bunları. Onlar orada o deve sütüyle idrarını o cahiliye döneminden beri bilinen o karışımla kullanıyorlar ve iyileşiyorlar. Burada bir şey sorayım. O cahiliye dönemi alışkanlığı... Bu bir tıbbi tecrübedir yani. Bizim... Belki cahiliyeden olsun. Çünkü insanlığa yararlı bir şeydir anlamında. Evet. İbn Haldun zamanında bu karışım bilinebilir ama bu hadisten, hadis söylendikte ve sahihse diyorsanız ondan sonra içip bunun sütünü anlayan var, oranını tutturamayacak olan var. Kimse deve sütü için demiyor ki. Mesele hadisi, teknik bir konu konuşuyoruz yani. Aha. Yani bir hadisin sıhhati başka bir şeydir. O hadisi karikatüre çevirip oradan arıza çıkartmak başka bir şeydir. O Caner Bey'in marifeti. Burada teknik bir şey konuşuyoruz. Ya sayı hadis istediniz, sayı hadis verdim. Bu yine mutlu olmadı. İki gözüm getirip buraya bunu koyman artistliktir, kusura bakma. Yok, milletin aklında daha güzel kalsın. Artistlik diye yapıyorsun. Artistlik sen. Seninle ilmi bir mesele konuşulmuyor demek niye? Ki. Niye artistlikle bir hadis bir ilim ne meselesidir ve burada ben hiçbir zaman hiçbir insana hiçbir alim gidin deve sütü için dememiş. Böyle bir şey yok. Ama senin kafan şöyle çalışıyor. Şu anda Orta Doğu'da birçok insan bunu içtiği için şu anda Orta Doğu'daki birçok insan. Onlar senin, bazı alimler onlara tavsiye ediyor diye. Senin bilgi ve algı seviyende olduğu için onları. Ya ben içmeyin diyorum millete. Çünkü bu hadisler dinin kaynağı değil diyorum. İşte algı seviyen bu senin. Alın bunu için diye buraya masaya koymuş senin seviyeni. Siz eğer ki insanlara bakın bunu din diye sunmanız yüzünden birçok insanı ateist yapıyorsunuz. Bu mesele idrar için meselesi değil. Caner Bey, İslam'a karşı güldürüyorsunuz. Dürüst olun. Niye dürüst olun? Ben çok sabit söylüyorum.
olayı için teknik bir mesele tartışıyoruz. Teknik bir ya. Mesele. Ya tekniğin mi var? Teknik bir ben mesele tartışıyoruz. Şey bu hadis nedir? Ben de size bu hadisin durumunu tamam. açıklıyorum. Ben size teknik ama bir şey soruyorum. Ama anlaşılan o ki sizin zeka seviyeniz bunu anlamaya benim yetmiyor. Yetmiyor zeka seviyem deve idrarı içmeye. Ha, doğru. Hurmalardan sonra yenince zehir tesir etmez demeye. Peki. Adem'den önce dinozorlar yoktur savunuyorsunuz yoktur demeye. Hiçbir İslam alemi. Kadınlara sünneti sağlık açısından faydalı kadınlar sünnet olsun demeye. İslam'a samimiyetle inanmış hiçbir insan demeye. Senin bu yaptığın bu işi yapmaz. Niye? Sen bunları böyle uydurmaları peygamberimize iftira olarak atıp da sonra büyük bir peygamber sevgisiyle bunu sunma marifeti üç kağıtçılığını yapmayı benim aklım almıyor. Ayıptır. Ayıp. Şöyle yapalım. Bunlara karşı çıkanları oryantalist diye Cener göre, bunları İslam diye millet alıp bak, da dinden soğutanları gerçek samimi Müslüman diye göstermenizle anda, ilgili kokus kokusu benim aklım almıyor. Şu anda sokak ağzıyla konuşuyor. Sokak ağzıyla konuşuyorum. Sen nasıl bir akademisyensin ya? Yarın talebenin karşısına çıkacaksın siz, sen. Sen ilmi meseleleri talebenle böyle mi konuşuyorsun? Niye? Sen kahve ağzıyla mı konuşuyorsun fakültede? Siz kendinizi videodan meselelerin. Bakın sizin ağzınız nasıl bir ağızmış o gözüksün yani. Bir bakın. Tamam burada bir duralım. Bu hadis bir şey soracağım. Bu hadisi konudan sahih, devam edelim. Mesela devam edelim. Bu hadis sahih bir hadis madem kabul ediyoruz. Bu hadis sahih. Hükmünü soruyorum. Evet, ben buna inanmıyorum demenin hükmü nedir? Ya ben bu hadisin gereğiyle amel etmiyorum diyebilirsiniz. Ha, gereğiyle amel etmiyorum. Bu hadisi inkar ediyorum da diyebilirsiniz. Dinden çıkmazsınız. O, siz hayır çıkmazsınız. O size kalmış bir şey. Ama mesele burada... Kaç hadis inkar edilse dinden çıkılır? Dinden çıkmanın herhalde. Ölçüsü vardır Caner Bey. Bu hadis miktarıyla ölçülen bir şey değildir. Benim size bir de usulüddin dersi vermem lazım herhalde. Evet, evet. Alanınız olmayan ben şeylere girmeyin. Ben sordum, soru sormadım. Siz ne diye düşünüyorsunuz? Aynen. Alanınız olmayan şeylere girince karikatür vallahi ben çıkıyor. Işte, ben bir felsefeci olarak dedim. Felsefecilerin, din felsefecisinin işi bir metni de incelemek. Din felsefecisinin ben işi din metnidir. Kaç hadis inkar edersem dinden çıkarım meselesi ben değil. Ben size sordum canım. Ona istediğiniz gibi cevap verin. Ben burada biraz karikatürize etmeye çalışıyorum. İşte durumu yaptığım bu senin yani. Elinden gelen ki bu. Savunduğunuz görüşün başkası elinden gelmiyor karikatürize yapıyor. Elfazlı küfürlerde ne kadar rahatlıkla insanların küfürle itham edildiği, mürtet olduğuna kadar. Ne yani dinden kafir olmayan bir dinden mi bahsediyoruz? Ya, kafir olanı bir din var. Nasıl çıkacak fakat bu dinden oralarda insanlar? Öyle izahlar var ki mesela ne izahıymış bu? Ya bazı kitaplar var. Mesela diyor ki İbrahim'e İbo deyip de o ismi işte falan bile kafir peygamberi, olur. Peygamberi tahkir etmek maksadıyla yapıyor. Tabii kafir olur. Evet. Yani Elfaz'ın kitaplarındaki çok rahat bir şekilde insanların kafir ilan yani edilmesine ben karşıyım. Ne eğer diyorsunuz? Siz buna bu dinin sınırları korunmasın mı yani? İsteyen fermuar gibi açsın kapatsın mı bu dini ya? Niye rahatsız oluyorsunuz ki? Her dinin sınırları vardır. Kafiri vardır, mümini vardır. İbrahim'e İbo demeyle bunu herhalde bağlatmamak lazım. Eğer tahkir kastıyla söylüyorsa kafir olur. Ben evet. Şimdi sana cano desem, tıslaman desem alınmaz mısın? Allah'ın bir peygamberine alınmam. İbo dense... Toroman, senin bundan rahatsız Toroman olman dediniz, lazım. Ben de size ona göre bir cevap. Tamam neyse. Şeyi buraya taşımayalım. Ama yani taşımayalım. Birisi ben seni tahkir etse cevabını verirsin. Bir peygamberi tahkir etse ne olacak? Canım. Peygamber tahkir ediyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki, ey müminler, peygamberi aranızda birbirinizi çağırdığınız gibi çağırmayın. Herhangi bir peygamberi mi, peygamber efendimizi? Efendimiz peygamberdir, diğer peygamberler de bunun canım, içindedir. Tabii ki peygamberi tahkir kastıyla peygamberi söylemiş. Aranızda birbirinize hitap eder gibi hitap edip çağırmayın buyuruyor. Birisi bunu yaparsa, bu ayet bu. Saygısızlık mıdır? Tabii ki. Dinden çıkması. Cenab-ı Hak bunu saygısızlık ben de katılıyorum ama Elfaz-ı Küfür kitaplarında insanları çok rahat kafir ilan edilmiş. O, çok önemli bir konu değil bugün ama yani öyle bir olay var. Şimdi. Peki ben şöyle bir şey yapabilir miyim? Seyircilerimizden gelen sorular vardı onları sizlerle. Ben alalım, şey yapmak istiyorum. Ben alalım. Yani birazcık Ebu Bekir Bey'in de nasıl bir hadis inkarcısı olduğunu göstermek istiyorum da. Hadis o işte inkarcısı. Senin çapın yetmez. Ben hadis inkarcısı mesela olmam. Şöyle hadisler gelse. Bakın bunlar da çok meşhur bir hadis kitabından. Ama ehli sünnet değil, Şii hadis kitabından Kuleyni'nin usulü kâfi. Niye okuyorsun bunları? Ben ehli sünnetim, Şii değilim. Güzel. Bunu bakın bir siz... Şii ile tartıştığında Şii'ye oku. Hayır, nedeni çok güzel. Nedenini ne bırak, bunu bir Şii ile tartıştığında Şii'ye okusun. Reddedeceksiniz değil mi kâfiyi? Ben de Şia hadis uydurmakla meşhur bir fırka. Güzel, katılıyorum. Bunu bir Şii ile tartıştığınızda ona söylersin. Güzel. Bana söylemeyin, muhatabınız ben yok, değil. Yok, doğru. Peki, tamam. Evet, bakın bu... Ama bakın bir dakika, bunun bir tespit bir dakikası edelim. Değil. Bakın kendisi Ebu Bekir Bey burada, nasıl sırf burada Şiilerden geliyor diye bütün hadislerin üstünü çizdi. Hayır öyle bir onlara şey yok. Onlara göre, birçok Şii'ye göre
Caner Bey, onların şu anda bana bir iftira attınız. Usulü kafir. Şu anda bana peki, bir iftira attınız. Tamam. Mesleğinizi icra ediyorsunuz. Anlamadım. Sizlere ben hiçbir zaman Şiilerin rivayet ettiği bütün hadisleri uydurmadır demedim. Hayır, bütün uydurmadır demediniz. İtibar... Az önce bunu söylediğimi söylediniz. Söyledim, o zaman düzelteyim. Düzel. Şiilerin hadis kitabına itibar etmediğini söylediniz. Hepsi uydurmadır demediniz. Peki. Evet. İtibar, tamam. Bu doğru. Şimdi seyircilerimizden. Peki, tamam, bakın buyur, Şiilerin buyur. Hadis kitabına itibar etmiyor. Ya meselemiz Şia değil kardeşim. Hayır, meselemiz şu. Mesele burada konumuz bence de bir mezhebi mensupları değil. Oraya girmiyorum. Oradan bir çıkalım. Olay sorun burada. Bunu bir Şiiyle bir... tartıştığında söylersin. Tamam. Şimdi bak seyircilerimizden gelen şu yönde maksat sorular var. Maksat hadis inkarı değil. Peygamberimiz iftiralardan korumak oldu anlaşılsın diye diyorum. Tamam. Şimdi çünkü notlar ve sorular. Ya iftirayla bunun bir alakası. Bu seyircilerimizden ben gelen demagoji ama... yapıyorsun bırak. Tamam. Burada bir es verelim. Seyircilerimizden gelen şu hadisler üzerinden yorumlarınızı merak ediyorum. Özellikle sizlere gelen sorular Ebu Bekir Bey. Ebu Hureyre'nin şöyle söylediğini işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından hiçbir kimse benim kadar hadis rivayet etmiş değildir ancak Abdullah bin Amr bunun dışındadır çünkü o yazıyordu, ben ise yazmıyordum. Evet. Sonra Tirmizi'den Allah'ın elçisinden sözlerini yazmak için izin istedik, bize izin vermedi. Bir hadis daha. Bu nereden? Ya unutursam hatırlatın, üst üste hafızamda tutamıyorum. Tamam, bu kabaca bir konuyu işaret ediyorlar. Evet. Biz hadis yazarken peygamberimiz yanımıza geldi. Yazdığınız şey nedir dedi. Senden işittiğimiz hadislerdir dedik. Hazreti Peygamber Allah'ın kitabından başka kitap mı istiyorsunuz? Sizden evvelki milletler Allah'ın kitabı yanında başka kitaplar yazdıkları için yoldan çıktılar dedi. Sonuncusu. Hazreti Ebu Bekir peygamberin vefatından sonra Müslümanları toplayarak şöyle demişti. Sizler peygamberden hadis rivayet ediyorsunuz ve bu hadislerde ihtilafa düşüyorsunuz. Sizden sonrakilerse daha fazla ihtilaf edecektir. Peygamberden hiçbir şey tahdis etmeyin. Size bir soru soran olursa bilgimizde sizin aranızda Allah'ın kitabı var deyin ve onun helal kıldığını helal, haram kıldığını haram kılın. Zehebi Teskiratul Huffaz. Yani kabaca diyor ki bu hadis işi biraz sıkıntılıdır. Biraz mesafeli kalmak lazım filan. Şimdi Ebu Hureyre meselesine gelince oradan başlayalım. Ebu Hureyre geç dönemlerde Medine'ye gelmiş, Müslüman olmuş, genç bir sahabi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den en fazla hadis rivayet eden sahabi Ebu Hureyre. Allah ondan razı olsun. Burada bir yanlışı düzeltelim bu vesileyle, o soru sahibine de teşekkür edeyim. Bütün bir hadis külliyatı içerisinde 5000 küsur hadise Ebu Hureyre, 3000'ini vesairesi, 2000'ini şu zat, 3000'ini bu sahabi, böyle değil. Yani Ebu Hureyre'nin o rivayet ettiği 5300 küsur yanlış hatırlamıyorsam hadisin Ebu Hureyre'den başkası rivayet etmemiş diye bir şey yok. Bu hadislerden sadece 30 küsur tanesinde Ebu Hureyre infirat etmiş, tek kalmış. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği o 5000 küsur hadisin tamamı başka sahabiler tarafından da nakledilmiş. Burada bu üstüne mutabık kalınan hadisler. Ya başkaları da nakletmiş. Ebu Hureyre tek başına değil burada. Tek başına naklettiği 30 küsur tane hadistir. Hadislerin yazılması meselesi. Bu önemli bir mesele. Hadis tarihinde bilinen, malum bir mesele. Tam bu meselede bir seyirci de şöyle demiş, şimdi hatırladım. Malum işte Matta, Markos, Luka, Yuhanna için söylenerek yazılma. Hazreti İsa'dan şöyle duydum, hayır böyle duydum, bundan dolayı Matta bu filan. Evet. Biraz buna benziyor değil mi diye soruyorlar. Yani ehli kitabın kutsal kitaplarıyla İslam kitabiyatı arasında kıyaslamalar yapan bazı oryantalistler bu benzetmeyi yapmışlar. Bir kısmı demiş ki hadisler ehli kitabın rivayet külliyatı içerisinde neye tekabül eder? Bir kısmı Yahudilerin Mişnasına benzetmiş. Evet. Tam. Biraz daha insaflı olanları. Sorulanlardan biri de oydu, Mişna. Biraz daha insaflı olanları demişler ki yok, bu Mişna'ya benzemez. Bu benzetme yanlış bir şey. Olsa olsa İncil'lerin rivayetine benzer demişler. Yani bu kıyaslama bize hadis eşittir İncil rivayet noktasında böyle bir çağrışım yapmasın. Ama böyle bir kıyaslama yapanlar olmuş. Sözlü rivayet hadis tarihinde çok net olarak anlatılmış, anlaşılmış, çok bilinen bir meseledir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir ara hadislerin yazıya geçirilmesini yasaklamış. Bilahare ahir ömründe bu
yasağı geri aldığını, hadislerin yazımına izin verdiğini gösteren rivayetler de var. Burada bir dolayısıyla mesele hadisin yazıya geçirilmesi, aktarılması, güvenilirliği meselesi değil. Mesele hadisten hüküm çıkartma meselesi. Yani hadislerin yazıya geçirilmesine, hatta Hazreti Ebubekir de itiraz etmiş bir dönem. Hazreti Ömer de itiraz etmiş bir kaygı dönem. Kur'an-ı Kerim'in önüne geçmesi kaygısı mı? Hazreti Peygamber sonradan serbest bıraktıysa Ebubekir ile Ömer niye itiraz ediyor? Niye itiraz ediyor? Çünkü kontrolü çok kolay bir şey değil. Sonradan peygamber serbest bırakmış. Serbest bırakması emir değil. Serbest bırakması özel bazı kişilere verdiği izinlerden anlıyoruz. Ama serbest bırakma mı diyorsunuz siz? Bazı kişilere verdiği özel izin genel yazım yasağını kaldırdığını gösteriyor. En azından ama Ebubekir ile Ömer devam ettiriyorlar peygamberin kaldırdığını. İhtiyaten böyle bir karar almışlar. Ya bu söylediklerinizin ne kadar çelişkili olduğunu farkındasınız. Hiç çelişki değil o sizin kafanızda. Dinleyenler karar versin. O çelişki sizin kafanızda. Peki ben de bu konuda bir şey de demem lazım. Size de soru var da ben de onu yok ben. Yani yok bir dakika öyle gidelim. Sorsun size de siz de cevap. Şimdi ekleyeceğiniz ekleyin. Biz Şii hadislere niye karşı çıkıyoruz birçok şeye? Veya genel Şii 12 imam mantığına niye karşı çıkıyoruz? Çünkü peygamberimizin dışında 12 tane daha sorgulanamaz masum insan, hatta 13, Hazreti Fatıma'yı da sayarsak 13 tane kişi ilave ediyorlar. Buradan karşı çıkıyor ve çok haklı bir eleştiri bu. Bana göre de böyle bir şey olamaz. Bu peygamberlik müessesesinin sulandırılmasıdır. Fakat şimdi Kütüb-i Sitte'deki özellikle hadislerde burada yapılan ciddi bir hata var. Usul hatası, mantık hatası var. Bu hatada nedir biliyor musunuz? Biz Şiilere çok haklı şekilde kızıyoruz. Siz nasıl 13 tane kişiyi böyle tartışılmaz ilan ettiniz diye. Sahabelerden bir söz gelince sahabeleri cerh tadiliyle tabi tutmuyoruz. Çünkü hadis metodolojisinin temeli cerh tadiliyle dayanıyor. Ne demek? Yanlış. Cerh tadil. Ya siz düzeltin yanlış söylemiyorum. Düzelteceğim. Tamam. Ne demek cerh o? Cerh tadil hadis metnini aktaran kişilerin doğru sözlü olup olmadığını veyahut da hafızaların iyi olup olmadığına ilgili onlar üzerindeki kararlar. Yani ya cerh ediliyor bu. Yani geçersiz kabul ediliyor veya zayıf kabul bu ediliyor. Bu kararları kim veriyor? Veya tadil edip, bunu tabii ki hadis uleması kabul ediyor. Zaten hadis içinin temelinde yatan şey bu cerh tadil metodu ehli sünnette. Fakat şimdi geri kalan o zincirdeki kimselere cerh tadil uyguluyorlar. Fakat sahabeye gelince bunlar uygulanmıyor cerh tadil. Yani siz Şiilere 13 kişiyi masum ilan etti diye kızarken bir nesli hadisçiler tartışılmaz kılıyor. Ben bunları uygulamıyorum. Ve o neslin içinde kimler var biliyor musunuz? Kur'an açsanız görüyorsunuz. Peygamber'e evlerin arkasından öyle ey buraya gel diye bağıranlar. Savaştan kimi zaman kaçanlar. Peygamber yine Kur'an'da geçiyor. Bazı münafıklar var. Peygamber bile onların kim olduğunu bilemiyor. Ama yani münafığıyla zayıfıyla Kur'an öyle asap yıldızlar gibidir o dediğiniz şey dediği gibi. Hepsine uyarsın. Zaten o hadiste üzerine bir oturum da yapıldı. Birçok kimse hadisin de sayı olmadığı kanaatinde. Sayı olmadığı değil, mevzu olduğu kanaatinde. Bu sahabe algısı hepsi tartışılmazdır. Hepsi mükemmeldi. Kur'an'ın algısı değil. Fakat hadiste bunları cerh tadil dışı tutup ciddi bir mantık hatası işlenmiş. Bana göre zaten cerh tadil yani doğru olsa da onunla bir yere gitmek mümkün değil. Yani vakit olsa ben burada modern psikolojideki deneyleri okuyup böyle kulaktan kulağa metodu aktarmada neden zayıf olduğunu Harvard Üniversitesi'nde diğer yerlerde yapılan deneylerle aktarmak istedim. Tamam. Bir de şunu diyeyim. Mesela Ebu Hureyre. Dört tane halifeden daha fazla hadis rivayet ediyor. Dikkat edin. Dört halifeden. Onu söyledim. Bir dakika ben devamını getireyim. Yani birçok şeyin temeli Ebu Hureyre'ye dayanıyor. Fakat Ebu Hureyre'ye bir bakıyorsunuz kaynakları açtığınızda Hazreti Ayşe ile Hazreti Ömer'in ve daha başka sahabelerin müthiş muhalefeti var. Yani ey Allah'ın kitabının düşmanı sen Allah'ın malını çaldın şeklinde işte Hazreti Ömer'den, Hazreti Ayşe'den. Nerede geçiyor bu? Mahmud Ebu Reyyer'in kitabına bakabilirsin. Sana yakışan da budur. Tabi niye bakmayalım? Mahmud Ebu Reyyer'den. İbn-i Sad Tabakat'ta da mesela benzer şeyler sopa attırdığı geçiyor. İbn-i Sad Tabakat'ı alın Mahmud Ebu Reyyer'i beğenmiyorsan. Kime sopa attırmış? Ebu Reyyer'e. Kim attırmış? Hazreti Ömer. Yalan. Yalansa yalan geçiyor kaynaklarda. Sana düşen bak tamam ben bulup şey o kaynağı. Söyledim. Tamam ben kaynağı bulup yayınlayayım. Ya kaynak meselesi değil. Geçmiyor mu kaynaklarda diyorsun? Kaynak bir dakika Caner Taslamaz. Ya ben senin bir anlatayım siz yanlış senin olduğunu anlatın. Senin şu. Eline geçen bir rivayeti mal bulmuş mağribi gibi üstüne atlayıp kullanıyorsun. Ya böyle bir şey yok mu? İlim adamıysan bu rivayetin güvenilirliğini incele. Güvenilirliğini ben kaynaklar. Buna çapın yetmez yapamazsın. İşine de gelmez. Tamam. İşime gelip gelmesin. Bir tamamlasın Cenab-ı Hakk'a. Peki, peki evet. Ona gelin Kütüb-i Sitte'de de. En azından Kütüb-i Sitte mesela. Peki Kütüb-i Sitte'den de alın.
Hazreti Ayşe'nin defalarca Ebu Hureyre'yi düzeltmesi Kütüb-i Sitte'de geçiyor. Ya bu ne alakası var bu? Herkes herkesi düzeltmiş. Ha şu var. Hazreti Ayşe'yi de düzeltmişler. Düzeltmiş. Bu gayet normal bir şey. Şimdi bu kadar düzeltilmiş, bu kadar tartışmaya konu olmuş bir kişi bazılarına göre 19 ay, bazılarına göre 4 sene peygamberimizin yanında kalmış. Ve 4 tane halifenin toplamından kime? Fazla hadis rivayet ediyor. Ve cerh tadile tabi tutuyor. Kime göre 19 nedir? Ay kalmış? Bakın ben bazılarına göre... Bu bilgilerin hepsi piyasa bilgi. Kusura bakma yani. Yanlış olabilir. Çarşıdan pazardan toplamış. Ebu Reyye gibi pazarlamacı adamların bilgileri. Peki 4 sene olur. Sizi rivayet... Yanlış söylüyorsun kardeşim. Ben 19 ayla 4 sene arası dedim. Kim tamam. Söyle, kimi söyle diyor. Dolayısıyla... Çünkü öyle değil mi? Ya 4 sene bu sabit bir şey. Tamam, 4, sene 4 seneyi de söyledin. Niye kar çıkıyorsun? 19 sanki ayla şey... deyince buraya bakın. Bir şüphe sokmuş oluyorsun kendince. Ya, tamam, bu 4, dürüst bir şey. 4 sene ya, olsun. Dürüst sizin... olmayacak olsan 4 seneyi söyle. 19 tamam. Ayla 4... Kimine göre öyle, sizin, kimine göre sizin... böyle belli peki, değil demiş. Peki 4 seneyi alalım. Tamam, 4 seneye yani, göre itirazınız şimdi, ne? Şimdi Ebu Bekir Bey sanki bir yerlerde düzeltme yapıyormuş diye. Çok alakasız yerlerde düzeltme. Çok alakalı ana konuya cevap verdiğin zaten. Sen aklınca bu meseleyi şüphe sokmaya çalışıyorsun. Bunu şimdi 4 senenin hep, sonucunda itiraz ettiğiniz şey ne? İtiraz ettiğim şey şu. Ebu Hureyre ile ilgili bu kadar tartışmalar varken siz cerh tadide neler anlatılıyor biliyor musunuz? İşte Buhari hadis almaya gitti veya falanca sahibi hadis almaya gitti. Birisi atı kandırdı. Aha. Ata yem verecek gibi yaptı. At yemi almaya geldi. Onlar hadis ona almadı. Vermedi. Ondan bile hadis almadılar. Bu kadar titizdiler bu işte. Böyle bir şey anlatılıyor. Diğer taraftan ikinci halifesi İslam ümmetinin peygamberimizin esri Hazreti Ayşe ve başka sahabelerin de ismi geçiyor. Onların bu kadar itiraz ettiği bir kişi hadis literatürünün en merkezine konmuş, en çok hadis rivayet edilmiş, 4 tane halifenin toplamından fazla hadis ondan rivayet edilmiş. Bu metodu, hadis metodolojisinin, bakın ben içerik olarak hadise temelde karşıyım felsefeci olarak. Ben şu seyir sorusunu sorayım. Tamam. Bir metodoloji olarak da incelediğimde çok ciddi sıkıntılar. Ya senin metodolojiye çapın yetmez. Metodolojiden bahsetme. Benim çapım yetersin. Cevap verin verebiliyorsanız. Böyle kelime oyunlarını bilin yok. İki tane şey söylüyorum. 19 ayla 4 sene. 4 sene o öbür değil diye sanki bir şey itiraz ediyormuş gibi. Şuna bilmiyorum. Bunlara bir cevap vermem lazım. Bir dakika. Reis Bey bir dakika. Ama bir seyir sorusu sormam lazım. Tam burayla alakalı. Şimdi temelde Ebu Bekir Bey'in de itiraz ettiği şeyler. İşte namaz nasıl kılınışı, abdest nasıl anlaşı. Bir seyircimiz de diyor ki aklımızın yaşantılar ve toplumsal dinamiklerle yapılandırıldığını düşünürse Kur'an-ı Kerim'de geçen işte akletmez misiniz, evet. Düşünmez misiniz ve az önce sözünü ettiği referansla biraz da bunları yaşayabilmek ve örneklendirebilmek için hadislere işte peygamber şöyle hac ederdi, şöyle tavaf ederdi, tavaf ederken şunu yapardı gibi şeylere ihtiyaç yok mu? Bakın. Ve bunun için bir hadis bir kaynak olamaz mı? Olmamalı ben mı? Ben farz veya haram genişletmez diyorum. Yoksa Kur'an'la çelişkili olmayan, farz haram ilave etmeyen Kur'an'a, akıl mantık fıtratla çelişmeyen hadisleri biz bulduk. Doğru, zaten peygamberimiz eşiyle koşu yarışı yaptı. En başından beri bunu söylüyorsunuz. Taif'teki çocuklar peygamberimizi taşlarım. Bakın biz orada peygamberimizin ne kadar ciddi cihat yaptığını görüyoruz. Peygamberimizin torunlara merhametini görüyoruz. Birçok hadisten peygamberimizle ilgili ciddi anlamda hayatıyla ilgili bilgi alabiliriz. Bunları öğrenebiliriz. Yani bunlarla ilgili sıkıntı yok. Sıkıntı Kur'an'ın anlattığı dinin din olarak genişletilmesi. Peki. Çünkü bu ümmete farzlar Kur'an'la tebliğ edildi. Peygamber dini evrensel konularda Kur'an'la hüküm koydu. Bunların genişletilmesi sorun. Artı peygamberimize, Allah'a, kadınlara, daha birçok kimseye hadisler aracıyla iftiralar yapılıp bunun Allah'ın dini diye sunulması var. Ateistlerin anlaşıldı. Bu sunulanlar yüzünden dinimize işte bu tip şeyleri böyle masaya koyup peki. Bunların dinimizde bunları ciddi şekilde karşı son 10 dakikamız bu arada. Karikatür gibi din anlatırsanız karikatürize ederler. Burada seviyeni ortaya koyuyorsun. Ben seviyemi değil siz bunları din ben diye kabul ediyorsunuz. Benim din sizin din diye sayı hadis diye dediğiniz şeyi ortaya koymamdan rahatsız oluyor. Senin bu yaptığın şeyden ortaya çıkan tek bir sonuç var o da şu. Caner Taslaman seninle ilmi mesele konuşulmaz. Peki. Siz konuşmayın. Çünkü yaptığın iş ortada. İşte pazarlamacı gibi getirdin bunları. Pazarlamacı burada değil. Siz kendi dininizden rahatsız oluyorsunuz. Bunları sayı din Müslümanım, diye kabul ettiniz. Seni de Müslüman kabul ediyorum. Sen beni ben başka bir dinden kabul ediyorsan. Ben sizin arkanızda geldim namazla söyle. Kıldım kıldığınızı niye görünce ben hiç öyle rahatsız peki? Olmam. Sizin, niye kendi dininden diyorsun? Etmem, elhamdülillah. Niye kendi dininden diyorsun? Sen benim dinimden değil misin? Hayır. Ben sizde ayrı dindenim anlamından demiyorum. Ne sizin anlamında diyorsun? Oradaki benim kullandığım anlam şu. Yani hiçbir şekilde tekfir etmiyorum. Öyle anlaşıldıysa onu düzelteyim. Benim anlattığım şey sizin din diye kabul ettiğiniz. Ben bunları din diye kabul etmiyorum. Bunlar, ben de bunların bu din olduğunu söylemiyorum yapar, zaten. Şey yapar, mesele bir Müslüman hassasiyetidir. Bunların dinimizle alakası yoktur. Reis sizin Bey. Başta kullandığınız bir kelime doğruydu. Bu cahiliye adetidir.
O dönemde bu insanlar uygulamıştır. Tecrübedir. Evet, tecrübedir. Bitti. Ama siz hadisleri vahiy gibi görüp de dinin parçası yaparsanız o tecrübe değil. İşte millet onu din diye içer. Bu hastalıklar Orta Doğu'da ortaya çıkar. İnsanlara bulaştıran sineği yemeye bakın. Ben Caner Taslaman, bakın, sünneti, peygambere itaat ederim. Ben de itaat ederim. Neden? Ben zaten, neden? Ben de itaat Çünkü ederim. Çünkü o dinin tebliği bağlamında, Kur'an'ın beyanı tefsiri bağlamında hevasından bir şey söylemez. Evet, elbette ki söylemez. Evet. Ama Kur'an benim hassasiyetim budur. Peygamber 24 saat 63 sene boyunca Kur'an ayeti mi okudu insanlara? Hayır. Hayır. Kendiliğinden bir şey de söyledi. Kur'an'ın tefsiri vahyin garantisi altında, Kur'an'ın tefsiri ve beyanı anlamında insanlara çok şey söyledi. Yahu elinizi vicdanınıza koyun. Reis Bey, Caner Bey'in yaşı kaç bilmiyorum. Şu ana kadar verdiği konferanslar, yaptığı televizyon programları, yazdığı kitaplar, inanın bunlar bize sahih hadis diye nakledilen müktesebattan çok fazladır. Çok çok fazladır. Bize sahih hadis diye nakledilen bütün hadis külliyatı için söylüyorum bunu. Sıhhatinde ulemanın ittifak ettiği rivayetlerin tamamı 20 bin 30 bini geçmez. Bunun içerisinde hasen olarak ifade edilenler de vardır. Yahu elinizi vicdanınıza koyun. Bu peygamber 63 sene boyunca insanlara tebligatta bulundu. Bir toplum inşa etti. Bu peygamberin 20 bin tane cümle söylemiş olması çok mu garip? Değil. Sizin meseleniz burada işte. Aktarılamamış. Garip. Hepsi kaybedilmiş. Bu, nasıl bir sürü yalanlar girmiş. Bunu i̇şte tespit, ben size bunu bütün tespit bu örnekleri nasıl işte. Peygamberimizi iftiralar Ebu Reyye'den alıyorsun bunu. Ebu Reyye din seviyesinde meseleyi ele alıyorsun. Efendim siz Mahmut Ebu Reyye'yi beğenmezseniz ben çok başarılı buldum. Mahmut Ebu Reyye rezaleti ortaya konmuş birisi. Kendisine kaç tane reddiye yazılmış. Reddiye yazıp vicdanlı reddiye... birisiysen onları da okumalısın. Peki. Bir dakika benim bitirmedin. Dediğim, bir dakika. Diğer kaynaklarda da Ebu Reyye dışında da Hazreti Ömer'le Hazreti Ayşe'nin İşte o kaynak dediğin senin ben senin kitaplarında hadisle ilgili oryantalistlerden yaptığım bir tane alıntı bulabildim, o da Goldsier'den. Yakışıyor sana. Güzel, niye? Ayrı mesele. İlmi bir şeydir. Goldsier keşke bizdeki birçok kimse onun niyetinin ne olduğu ayrı bir şey. Goldsier kadar yakışıyor. Ciddi araştırsın. İşte onun dini tahrip amacıyla söylediği bir sözü ben sen Richard Dawkins'e birçok reddiye yazdım. Tamam. Benim kitabımda en çok alıntı neyse, yaptığım sana kimselerden de Richard Dawkins'tir. Gelelim Ebu Hureyre meselesine. Ebu Hureyre meselesine siz gelelim. De öyle. Şu Ebu Hureyre meselesine toparlayalım. O ciddi bir yöntem. Hazreti Ömer Ebu Hureyre dayattığı meselesi. Ebu Hureyre meselesi değilsin. Ebu Hureyre bu yalan. Ebu Hureyre Hazreti Ömer dayak filan atmamış. Böyle bir şey yok. Peki kızı pazarlamış mı? Malını el koymuş mu? Kimi? Kızı pazarlamış mı? Malına el koymuş mu? Neyi pazarlamış mı? Kızmış, azarlamış mı diyor. Azarlaması var mı Ebu Hureyre'ye? Ebu Hureyre'yi bir yere Hazreti Ömer zekat toplayıcısı olarak göndermiş. Evet. O da orada bir süre kaldıktan sonra zekat malıyla birlikte bir sürü getirmiş. Hazreti Ömer demiş ki bu nedir? Demiş ki ya Ömer bu zekat malı, bu da benim ticaretle elde ettiğim bir şey. Demiş ki onların tamamını Beytülmal'e koy. Niye demiş? Ben seni oraya amil olarak gönderdim demiş. Sen bir ticaret yaptıysan bu etiketinle yaptın. Bu helal değil. Almış Beytülmal'e. Tekrar haram mal. Ertesi sene haram mal değil. Hayır. Helal değil demek ne demek? Siz diyorsunuz helal değil demiş. Helal değil derken o bir takvayı ve hassasiyeti ifade ediyor. Ben seni siz dediniz, helal zekat değil memuru olarak gönderdim. Yani ya haram mal bir şey biri yani. Hazreti Ömer'e göre sizin bütün hadisleri şüpheli. Dayandırdığınız kimse Hazreti Ömer'e göre haram mal. Bir kesme de anlatayım ya. Duymaya tahammül edemiyorsun. Sizin söylediğinizi durduruyorum. Dinlemeye tahammül edemiyorsun anlıyorum size da bir dakika. Size benziyoruz. Deminden beri siz de tahammül edemediniz. Hep girdiniz. Dolayısıyla alıp onu Beytülmal'e iade ediyor. Ertesi sene Ebu Hureyre'yi tekrar görevlendirmek istiyor Hazreti Ömer. Güvenmese, adaletinde, güvenilirliğinde bir arıza görse bunu yapmaz. Dolayısıyla o olaydan böyle bir sonuç çıkmaz. Ebu Hureyre kabul etmiyor. Ayrı bir mesele. Gelelim şeye, cer tadil meselesine. Çok kısa lütfen. Çok kısa. Bitiriyoruz. Cer tadil sisteminde sahabenin naklettiği hadisler dokunulmaz diye bir şey yok. Bu da yalan. Cer tadile tabi mi sahabeler? Sahabenin adaleti değil ama zaptı cer tadile tabidir. Adaleti niye değil? İşte Hazreti Ömer, ya o da sorun çünkü değil mi? Çünkü sahabe peygamber adına yalan uydurmaz. Niye uydurmaz? Niye uydursun Kur'an ki? Öyle bir sahabe mi anlatıyor?
Bir kere Kur'an'da bu sahabe, peygamberi gören Can her kim... Canet basit bir soru sorayım sana. Senin bir arkadaşın senin adına yalan uydursa. Bir kere. Bir dakika, soruma cevap. Bir dakika ya, bir dakika. Senin çok samimi arkadaşın, 15, 20, 50 senelik bir arkadaşın, birçok arkadaşın... Evet. Senin adına orada burada iftira etse, olmaz yalanlar uydursa, bu gelip senin onuruna dokunmaz mı? Demezler mi ki, ya Caner Taslaman nasıl bir adam, çevresindeki insanları daha seçer? Sahabenin tanımı bu değil. Sahabenin tanımı, iman ederken peygamberi bir kere bile gören kişiye sahabe diyor. Bir kere sizin de sahabe tanımı değil, bir kere bunu öğrenin. Sahabe tanımını bile bilmiyorsunuz. Kimin tanımı bu? İşte kimin tanımı değil, literatürdeki sahabe tanımı, yaygın tanımı. Bu kimin tanımı? Kimin tanımı önemli değil. Bu benim sana bir tavsiyem. Ya sahabe tanımını bile bilmiyorsunuz için. Sizin dediğiniz kendi gibi onurun adalet için. Arkadaşları değil. Kendi onurun için şu tavsiyemi dinle. Kim dediği bırakın benim dediğim benim yanlış taslamam. Mı doğru mu onu söyleyin. Yanlış söylüyor. Değil literatüre kendi onurun sahabe, için şu tavsiyemi siz dinle. Siz bence onurunuz için burada laflarla böyle slogan laflarla ezberle. Beni keserek keserek bu gerçek bu işler örtemezsiniz. Peki. Şu tarifin bir cevap alamadım. Şu tarifin kime ait olduğunu söyle bana. Ya kimin şu olduğu sahabi tarif literatüre hakim olan tarif budur. Kim yapmışsa ya literatür kim ne biz, anlıyorsun sen? Biz, bir kere efendim? Kur'an'da böyle bir sahabe tanımı yok. Kur'an'da, sen şu literatürden bana bir tane kitap adı söyle. Ben size deminden beri bir nedir sürü bu literatür söyledim. Ya? Siz beni imtihan etme makamında bana değilsiniz. Bir tane... münazara burada, yapıyoruz, imtihan edeceğim. Siz burada, bu literatürden bir tane kitap adı söyle. Bir sürü kitap adı söyledim deminden beri. Onların hiçbirine cevap veremediniz. Bu bir haysiyet meselesi. Profesör doktor Caner Taslaman. Bu bir haysiyet meselesi. Yardımcı doçent doktor Ebu Bekir Sifil. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler sizlere de çok teşekkürler. Burada kapatıyoruz. Biz en temelde sosyal medyada her iki ismin yine aynı konu üzerinden, hadis konusu üzerinden yaptıkları tartışmayı burada ekranlarınızda anlatalım istedik. En başta çabamızın bir hakikat arayışı olduğunu söyledim. Hala da aynı söylediğim şeyin arkasındayım. Bu sayın yorumcumuza göre, sayın Sifil'e göre burada konuşulmaması gereken bu belli bir havasın konuşup bilmesi ve sonrasında da kitleyle paylaşması gereken bir şey. Kabaca yine tarif ediyorum Sayın Taslaman'a göre ise akıl, mantık, bilim ve en temelde İslam'a uymayan her şeyi konuşabiliriz, tartışabiliriz. Konuştuk, tartıştık, ben sordum, sevgili konuklarım cevapladı. Değerlendirme kanaat hiç şüphesiz sizlerin. Burada derdimiz konuyu karıştırmak, konuyu manipüle etmek değil, tarafları bir araya getirip dediğim gibi bu hakikat arayışı için bir çaba sarf etmekti. Sarf ettiğimiz kanaatindeyim, her ikisinde birbirinden kıymetli, beğenmeyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Belli nezaket kuralları içerisinde çok kıymetli görüşlerini bizlerle paylaştılar. Her yayınımın sonunda söylediğim klişeyi bu, hele hele tam şimdi yeri burada tekrarlamak durumundayım. Değerlendirme, kanaat, inanmak, uygulamak, uygulamamak hiç şüphesiz sizlerin elinizde. Çok teşekkürler sorularınız için, çok teşekkürler ilginiz, alakanız için. Bu yayının sizlere ulaşmasında emeği katkısı olan tüm arkadaşlarım adına iyi bir gece dilerim. Hoşça kalın.